Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Usta ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Usta'ya özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Usta emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Usta kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Usta ailesine katılın. Aşkı bulmak cesaret ister, buldum derken yıkılır hayaller, düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur, sen yeter ki sen. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Boğazların nasıl oldu? İşte. Kemküm, vitaminle pastil getirdim. İyi gelecektir diye düşünüyorum. Ya. Ya. Onun harici böyle pembeye bir ön yargım vardı. Hatta birkaç gün önce yarışma oldu. Bu şeyi de değiştirecekmişsin gibi geliyor. Pembe yakışmış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sana da giydiğin her renk yakışıyor. Ay canım sana. Niye uyumlu değilsiniz siz bugün? Yani şöyle sorunsuz bir şekilde günaydınlaşmak gerçekten bizim keyifliymiş. Bizim uyumumuz uyumsuzluğumuz. Kutuplar. Diyorum ki sorunsuz bir şekilde günaydınlaşmak keyifliymiş. Bu şekilde devam edelim. Lütfen, ben de çok istiyorum böyle sorunsuz devam etmesini. Alamadın mı? Enerjini atamadın mı Hasret? Hasret dansa devam etmek istiyor. Günaydın. Ne haber güzelim, nasılsın? İyi, sen? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor? Bir şey diyeceğim, biz dün konuştuk mu gece? Bunu hatırlamayacak kadar bilgin yoksa zaten. Hayır, ben dün nerede kaldığını bilmiyorum. Dün nerede? Bunu artık çöpe attım. Kaldığını bilmiyorum. Dün evde kaldım da asıl ben senin dün nerede kaldığını bilmiyorum. Dün evde kalmadın, sen dün ablanlarda kaldın. Hayır, dün ablanlardaydım, sonra eve geçtim, evde kaldım. Tamam, niye bana bunu söylemiyorsun? Telefonda söylemedin mi Dilara? Hatırlamıyorum, söyledin mi? Nasıl hatırlamıyorsun? Acaba nereden kavga etsen diyor Dilara. Asıl ben sana bir soru sormam gerekiyor. Sen dün akşam neyle gittin eve? Servise gittim. Servise gittim. Peki bugün neyle döndün? Taksiyle döndüm. Sebep? Sebebini sana sonra söylerim. Sebebini bana daha önceden söylemen gerekmiyor muydu?
Telefonum kapalıydı, şarjım bitmişti. Tabii. Hep ama öyle gerçekten oluyor zaten. Şarjım bitmişti. Sonra ben servisi kaçırdım, geç geldim, o yüzden de taksiye gelmek zorunda kaldım. Ve bunların hiçbirisinden benim haberim yok. Telefonumun şarjı yoktu zaten. Evde de şarj aleti de yoktu. Evde de şarj aleti yoktu. Komşudan aldım. 2 dakika telefonumu şarj ettim. Direkt taksi çağırdım, geldim. Yani komşudan şarj aldın. Şarj ederken beni olsam merak ederim diye düşünmeyip bir mesaj atmak çok mu zor? Zor. Demek ki zordu yani. Zordu. Evet. Tamam, bundan sonra o zaman zorlaştıralım bazı şeyleri Dilara. Arkadaki konuşmalar hala devam ediyor. Aslında çok güzel. Ne? Yeni zor, şipin öyle çok mi güzel. İstiyorsun? Çok değil mi? Eğer zorsa zorlaştıralım. Ben de zorlaştırayım bazı şeyleri. Ya bu ya kızlar arkadan bir şu fısı fısı ses yani. Gelmesin ya. Bu takılacak bir şey. Ya sen beni değil. benim seni ne kadar merak ettiğimin farkında değil tamam, misin hala? Tamam, ben de seni aynı şekilde o kadar merak ediyorum ama sen merak ince ediyorsun. Şeylere takılıyorsun ya. Takılmıyorum. Ben seni merak ettiğim için bana ufacık mesaj at diyorum sana. Daha ne diyeyim ben sana? Önemsiyorum seni, sana değer veriyorum. Senin nerede olduğunu, o anda ne yaptığını merak ediyorum. Yani bana o anda telefonu şarja takıp bir mesaj atmak çok mu zor? Burada günaydın demek istedim. Ya burada demek istedim de benim aklım sürekli sende ama. Aklım niye sende kalıyor sürekli tamam, benim? Tamam ama ben sen kötü bir şey yapıyormuşum gibi. Kötü bir şey yapıyorsun demiyorum benim. Bana neden haber vermiyorsun, beni neden meraklı bırakıyorsun? Aa, yazmıyorum da günaydın falan. Tamam. Görüşürüz. Dilara özüne dönmüş, yarışıblak duymuş bak. Aşkım her şey karışıyor böyle, her şey böyle düşünüyorum. Her şey karışmıyorum bak, böyle yapınca her şey karışıyor oluyorum ben. Yazmayacağım günaydın da ya, hiçbir şey yazmayacağım. Ben böyle yapınca her şey karışıyor oluyorum. Ben karıştığımdan değil, seni merak ettiğimden bunu söylüyorum. Karışmakla ne alakası var buna? Hayır, dedim ki burada günaydın diyeyim yani, bunu düşünemedin mi? Tamam, buraya kadar ben meraklı değilim o zaman senin için. Bunu mu istiyorsun? Tamam, görüşürüz, bay bay. Burada da susmaya devam edecek misin gerçekten? Göremiyorum seni. Aydın. Ağzını kapatabilir misin dünden sonra? Dün ağzın açık kalmıştı. Ağzım gördüğün gibi kapalı şu anda yani. İşte onu diyorum ben de. Ne alaka, ne gereksiz bir laf. Gelişme var. Aferin. Sen ufak tefek meseleleri çok büyütüyorsun. Efendim? Ufak tefek meseleleri çok büyütüyorsun. Ufak tefek mi? Evet. Sen mi söylüyorsun bunu? Nereye takıldın yine? Şakacı. Ben şakacı falan değilim. Gayet ciddiyim şu an gördüğün gibi. Nereye takıldın yine? Mevzu ne? Bir şeye takılmadım. Varsa oradan takıldığın bir şeyler, bunu telefonda çözebiliriz. Yani konuşmayıp gelip buraya kadar saklamana gerek yok yani. Konuşasım gelmemiş demek ki. Cevap vermek istemedim. Konuşma. Devam et bu hareketlerine. Sen de konuşmamaya devam et böyle, tamam? Problemleri çözmeye ne söyleyebilirim şey acaba? Ya oyun diyoruz, şaka diyoruz, takılıp konu o değil zaten. Bunu bile anlayamıyorsun ya. Öteki konuyu zaten çözdük orada o gün yani. Yok, ben bir şey çözmedim. İşte sen içinde çözemiyorsun. Sana göre hiçbir şey sorun değil çünkü. Ben Murat'la konuşuyorum. Yani biliyorsun bunu. Geldin yanımda böyle yaptın. Ya bu editlerde bir bitmiyor sen ya dedim. Sen çok iyisin biliyor musun? Leyla, bak Leyla, salağa yatma. Bak salağa yatma. Ya bak sen artık benim meçlerim hakkında yorum yapmayı bir bırak. Tamam, komik değil. Benim için komik ya bir şey değil. Ya sen gülüyordun. Hayır. O hareketlerin komik değildi. Pardon, seni güldüremediğim, yanlış anlaşıldığım için. Ya şimdi bana diyor ki orada ağla. Bu evde kimin ne zaman ağlayacağı hiç belli olmaz. İstediğini ona vermeyeceğiz karşılıklı. Bana nasıl söylüyorsan kendi söylediğini kendine yapmanı istiyorum. Sen şöylesin, böylesin. Yani girmemen gerekiyor. Neden? Çünkü kuduruyor. Onu istemediğimi bildiği için genel olarak işte yaşadığımız olaylardan kaynaklı bunu kaldıramıyor. Mutluluklar diliyorum. Mutluluklar diyorum kardeşlerimle. Mutluluklar. Kardeşinle mi? Ama olabilir tabii ki. İnsanların fikirleri değişebilir bazı amaçlar uğruna. Beyza, aldatılıyor muydun? Böyle şaka olamaz bu arada. Ama şaka yaptım ya. Benim şakalarım birazcık enteresan. Ya alışmanız gereken yerdeyiz. Bakmayın. Bakmayın. Ya Öykü Hanım böyle dedim diye işte yürüyor, geliyor falan. Ben söyledim, yürümek ister misin dedim, yürüdü. Tamam, yürü yani hani bundan sonra. Sıkıntı yok.
Beyza'nın da izniyle ve Allah'ın emri peygamberin... Ne diyorsun ya? Tanışma yoluna çıkmak için sizden izin istiyoruz. Ben bir alkışlayalım o zaman yani. Yaşadıklarımda kendim kırıldığım halde aynı şeylere empati yapmam için, sana da yaşattığım için... Ağzım açık bir şekilde istemeden de olsa hasreti izlediğim için beni affet. Yeliz ve hasreti kırmızı odaya çağırdığım için beni affet. Ben de seni kırdığım için beni senin adam olup şu an ağırlığını koyup Beyza'ya bir şeyleri deyip, tamam mı, susturman gerekiyor. Vallahi hasret, senin yorumunla ben adam olup olmayacağım zaten değişmiyor. Bravo. Her zaman özür dilediğimi de biliyorsun. Bu kızın üzerine bu kadar gidilmesinden rahatsız oluyorum. Tamam, ben de size ona göre tepki vereceğim bundan sonra. Ya Beyza'nın Nihle'ye yaptığını, biz de Beyza'yı yapıyoruz deyip kendinize de bir kabul etsenize bunu. Ağlayamıyorsan ağlama taklidi yapma o zaman, ağlayamıyorsun. Evde çok kendini gösteremediğini düşünüyorum. Umarım dışarıda çok mutlu olursun. Çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. İnsanların ilişkilerine karışmaya devam etmeyeceksin. Böyle bir nankörlük beklemiyordum. O yüzden seni yazıyorum. Seni görünce midem bulanıyor. Artık seni görmek istemiyorum. Kısmet sola ruhunu taşımıyorsun. Ödeştik. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi, senden? İyi. Nasıl gidiyor? Dinlenebildin mi? Ne? Nasıl gidiyor diyorum, dinlenebildin mi? Dinlenemedim. Sinir sistemlerim bozuk, uyudum biraz da. Normal. Benim de öyleydi biliyorsun. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? 3,5 saat. Ama sen bozdun. Çözmemiz gereken şeyler vardı. Tamam, işte 3,5 saat uykusuz kaldık. Ama bak, rica ediyorum. Gece yapmayalım bu işi, olur mu? Çünkü zaten yorgun ve stresli oluyoruz ya. Ne zaman yapalım, burada mı? Evet. Olur, bana uyar. Fight. Fight. Bay mı dedin? Fight dedim. Ha, fight. Savaş. Okey. VS. Tehlikeli bir VS. Geleceğim mi bugün buraya? İnşallah. Gelmeye çalışacağım. İyi, bekliyorum. Bekle. Gel konuşalım. Konuşalım. Gözlüğünü de çıkar da kime baktığını göreyim. Ben ayının arkasında kalıyorum. Artık çıkartmıyorum. Ayım, sakın o bardağım önünde. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi, sen? İyi, ben de teşekkür ederim. Keyfin yerinde mi? İyi, güzel. Senin nasıl? Benim de yerinde çok şükür. Güzel, Allah iyilik versin. Amin, Allah razı olsun. Tatlı yaptım sana bugün. Tatlı mı yaptın bana? Evet. Ne tatlısı? Haberim var aslında da. Ya şöyle... Neydi adı? Adı neydi? Rice cream. Evet, Murat'ın kendi yaptığı bir tatlıymış. Annesi yapmıştır onu. Dün biz görüntülü konuşuyorduk da ben kendimi bazen yapıp böyle yiyorum. Pirinç unu. Canı çekmiş kendisinin. Ben de o yüzden onu bugün tatlı yaptım. Murat, İzin doğru söyle. Robot... Sen mi yaptın tatlı, yoksa Nergiz anne mi yaptı? Yok yok, ben yaptım. Zaten bir tek onu yapabiliyorum. Evet, ben onu bile yapamıyorum. Makarna yapıyorum, tadı tuzu yok, yumurta da kıramıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani olsun Murat, elinden zehir olsa bile yer. Beceriksizim biraz, marifetsizim. O yüzden eş adayımın çok iyi yemek yapabiliyor olması lazım. Öyle mi? Tabii. Ben yapamıyorsam kim Görkem yapacak? Görkem bayağı iyi yapıyormuş. Ben de bilmiyorsam nasıl olacak? Belki beraber öğreniriz. Bu havuçları iyi yapar ya. En kötü dışarıdan yeriz dediğim gibi. Ama çok ben yapamıyor şeyler... değilim arkadaşlar. Benim elimin lezzeti sen yok. Sen bence yapmak istemiyorsun. Yoksa yapmak istesen yaparsın. Elimin lezzeti yok. Fast food da söyleyebiliriz sürekli. Sürekli olmaz. Tabii ki de söyleriz ama. 14 saat antrenman. Bence neyse, öğrenmeye de çalışalım. Neyse, ben az kahvaltı yapmıştım. Öğrenmeye de çalışalım bence. Hep sürekli dışarıdan fast food falan olmaz. Evet. Birazcık. Bence böyle kalsın. Şu an ekran gitmezse harika olur. Yani... Yine araya yine bir parazit giriyor. Parazit derken parazitin kelime ben anlamını biliyorsun. Ben mi sokuyorum kendimi araya? Gülümsüyorsun. Mutsuz tamam da kamera çekiyor halinde. Gülüyorum, ne yapayım, suratımı sallasam bu sefer moralin bozuk diyeceksiniz. Dikkat edin kelimeleri Allah kullanırken, tamam mı? Neyse İlayda. Tamam. Bel altı eğer
Başka bir kelime kullanacaksa ben de kullanırım. E kullan. Parazit ne ya? Parazitsin, araya giriyorsun. Parazit ne? Ben araya mi giriyorum araya? Arkadaşlar sonra edersiniz kaldığınızı. Kızlar şu an değil. Aşkım sizin aranızda şu an değil. İleride lütfen. İşte. Yani boş boş konuşmayın ya. Hayır günaydınlar. Günaydını bölmeye haberiniz yok. Kaldığınızı sonra edin abi. Abi sen karışma. Ben istediğim zaman neyse. Oturuyorum şurada kameraya almış. Ne yapabilirim? Babanın çiftliği mi ben istediğim bir hareket edeyim? Günaydın. Kimin nereye girdiği belli. Sen ne ayarlıyorsun? Evet ben ayarlıyorum. Edemiyorum. Edemez. Ben ediyorum. Parazit ne ya? Ne kadar çirkince. Leyla tamam da ben doğrudan... bir şey dedim mi burada? Sus. Niye sus. Bana laf atıyorsun? Bak sus bir. Niye bana laf sus. Atıyorsun? Bana sana niye laf atıyorsun? Mümkün değil sus bana ya. Bana neden gül laf atıyorsun? Gül geç o zaman. Niye bu kadar parazit, sinirleniyorsun? Gülünüp gül geç abi. Sakin Ayda. Dışında durmuşsun. Abi gülünüp hep aynı şey yapıyorsunuz ya. Valla sabah sabah başımız şişti ya. Parazit senin gibi oluyor. Benim gibi oluyor canım. Bak. Arkadaş anlamadım ki ben ya. Abi bir şey soracağım. Bu kadın bana neden bu kadar yüksek? Ya suratımı astım herkes diyecek ki. Morali bozuldu. Gül geç o zaman. Arkadaşlar ya, tamam bunu sana tartışırsınız ya. Hayatım gülümseyip burada oturuyorum zaten. Ay çok büyük saygısızlık yapıyorsunuz. Gülümseyerek oturuyorum zaten. Abi şu kavgayı sonra yapar mısınız lütfen? Evet. Ya tamam bir susun ya kavgayı sonra yapın. Allah Allah. Ya bağırma. Bağırmayın. Niye bağırarak konuşuyorsun? Kızlar bak. Çünkü bağırmadığınızı duymuyorsunuz. Duyuyoruz. Allah Allah ya. İnsanı gerçekten var ya. Reklam dese bir şey dese tamam diyeceğim de parazit ne ya? Ya sen tamam, niye bu kadar yükseliyorsun? Ya uzatmayın lütfen. Bana bunu nasıl yakıştırıyorsun parazit diyecek? Parazit diyecek kadar sen de bunu parazit diyemezsin. Ya derim sen bana dışarıda ertin. İlayda lütfen sakin olur musun? Sen bana dışarıda ertin şaka yapmıyor musun? Ben sana parazit diye ya şaka dışarıda her türlü şakayı yapmıyor musun? Ben İlayda. Sana bir şekilde şaka mı yapıyorum? Ya o zaman sen o kadar ne yalancısın ya? İlayda lütfen sakin olur musun? Abi nasıl sakin çok olayım ben bunları? Çok yalancısın ya. Bak doğru düzgün konuşuyorum. Dışarıda ben sana bir şaka mı yapıyorum? Beni yalancılıkla dışarıda itham etme. Dışarıda ben sana kötü şaka mı yapıyorum? Bak derdiğin dinlenme. Dışarıda sana kötü şaka mı yapıyorum? Kabar gibi aynı şeyi tekrarlama ya. Sana kötü şaka mı yapıyorum? İlayda! Böyle üstüm yüzüm. İlayda! Bununla uğraşamam ben. Tamam dışarıya çıkayım. Böyle üstüm yüzüm. Sakin. Bak beni... Leyla. Öf gel. Bak beni tahrik etsin. Leyla. Ne yapacaksın? Bak senin seviyeni inmek istemiyorum. Bak senin seviyeni inmek istemiyorum. Ciddi söylüyorum. Leyla. Benim seviyem gayet belli. Benim seviyem belli. Sus. Tamam. Buyruk aç. Tamam sonra konuşuruz bunu. Çok tamam, saçma. Bir diğerleri çok saygısız. Gerizekalı ya. Tamam. Bak sen ağzımı açsam tamam diyeceğim de ya. Sana ne? Sana ne? Benim ağzımdan çıkan kelimeden sana ne? Bana diyorsun yani canım benim. Durduk yere sallıyor Leyla. Ya sallarım sen niye karışıyorsun? Ben karışma diyorum. Ağzımı açmıyorum. Tamam Leyla yeter. Bu konuşuyor ya. Karışıyor bu şeye. Aşk bırak bu neye karışıyor bu şeye? Buraya da Bodrum sokağına gir yukarı çıkın. Bodrum sokağına gir. Ne karışıyor bunlar her şeye ya? İstediğim zaman konuşurum abi onlara ne? Gerçekten psikolojiniz hiç iyi değil. Yeter bak. Günaydın yeter. Arkadaşlar. Arkada aşkım aşkım canım kankam. Ya bu iyi misin sen? Ya camdan cama laf atıyorsunuz yeter artık ya. Ya Allah aşkına yeter başımız şişti ya. Arkadaşlar günaydınlaşmayanlar var he. Bak camdan cama atmayın bari şunu ya. Aa, ya oturuyorum burada böyle duruyorum. Aşkım şöyle duruyorum. Beni gösterdiler gülümsedim. Saygısızlık yapmayayım diye sustum. Soktum içime oturdum burada. Parazit ne yani? Gülüm çok saygısızca bir kelime. Çok saygısızca bir kelime. Hayır arkada da öyle bir şaka yapmadım ki ben onu. Duydunuz mu biriniz? Çok saygısızca bir kelime. Parazit mi? Parazit ne ya? Araya hiçbir şey yapmadım. Ben şaka mı yaptım ona? Reklam arkadaşlar şaka dediğin parazit denmez. Vallahi İlayda ile Leyla çok iyi ikili olmuş. Yani. Aydınlaşamadık ya. Çok saygısızca ya. Parazit demesi de şimdi evet. Doğru olmadı. Zaten oradan patladı Mert Bey. Yani kimse sakin kalamazdı. Parazit ne demek ya? Parazit araya girdi. Kimse susmuş yani, kalamazdı. O da kalamaz tabii yani. İlayda Hanım şu an... Ekran gittikten sonra yapın abi tartışmanızı. Yok bence parazit çok da öyle. Abi günaydınlaşamayanlar zaten. Senin için zaten değil hiçbir şey. Ben günaydınlaşamayanlar. Bir kere zaten parazit değil. Hayır bir şey söyleyeceğim tamam. Görkem güzel bir giriş yapacaktın ama olmadı şu numaralı bakışta. Buradan da mum falan aldın bir şeyler yapacaktın sen ama. Bir şey söyleyeceğim. Tamam yok. Orada İlayda laf attı ama öyle bunu sadece şey... İlayda yapmıyor. İlayda şu an ilk defa böyle sen bir şey yaptı. Sen baştan İlayda niye İlayda da suçlu. Ya sen niye İlayda'yı savunuyorsun? Şu anda ne? İlayda suçlu. İlayda %100 suçlu. Yani ben de dedim İlayda suçsuz mu dedim? İlayda'nın geçmişine niye katıyorsun? İlayda... Hayır.
Bir şey söyleyeceğim. Niye zaten savunuyorsun İlayda ilk defa yaptı diyorsun? İlayda tamam orada bu hatalı zaten. İlayda laf attı. Fakat bunu tek taraflı sadece İlayda yapmıyor ki. Daha bu sabah geldin. Geldin. Ben Murat'la konuşuyorum. Yani biliyorsun bunu. Geldin yanımda böyle yaptın. Ya bu editlerde bir bitmiyor sen ya dedin. Sen çok iyisin biliyor musun? Meç, bak yemin ediyorum Leyla, Murat'la çok güzel meç olacaksınız. Leyla, salağa yatma. Bak, yemin yatma, ediyorum Murat'la çok güzel yatma, meç olacaksınız. Birbirinizi çok iyi bulmuşsunuz. Hakkında yorum yapmayı bir bırak, tamam mı? Ben bu kadar yükselmem. Geldiğim günden beri... Değil, bak, insanların aklına girerek yapma burada bir şeyleri. Yapıyorsan yap, abi, saygı duyarım. Abi bu kadın beni niye konuşturmuyor ama ya? Ama aklıma girerek yapamazsın. Bir sus, anlatabilir hakkıma miyim? Yalan bak, anlatıyorsun ki çünkü. Lan açmadın mı bu sabah yanımda Murat'la? Yahu! Ben hep DM'lere bakmıyor mu Minor? Oturuyorsunuz, oturuyorum. Ben yanındaydım. Geldim telefonu, şu editlerde. Sen niye benim telefonuma bakıyorsun telefonunu mesela? Telefonunu kucağıma bıraktım. Ben ya sen üstünü giyiyordun, yazışmıyorsun. Sen benim, daha havluyum. Canım benim, geldim. Ben sana göstereyim mi? Havluyu kafandan çıkardın, saçını ıslak, üstüne eşortman. Nasıl da bıraktın, iyi hatırlıyorsun açtığını? Bu tarafa gel. Elinde telefon yoktu ki senin. Tamam, sen iyilik meleğisin, tamam sen mı? Sen gerçekten herkes hiç iyi değilsin. Sen, sen iyisin, ben değilim. Senle ben bile tartışamam. Allah yardım etsin. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben yorum yapmayacağım. Ben bile tartışamam. Tamam diyorsun ya, senin zaten benimle tartışacak bir vizyonun yok, misyonun da yok. Karşımda o kapasiteyi ben, görünce tartışıyorum. Sen benim ne kapasitede olduğumu çok burada, iyi biliyorsun. Bana burada doğru arkada bir şekilde tartışma yaparsan... Bak parazit arkadaşlar, geldim. Çok çok yanlışsın. Bak, yapma bunu İlayda, bak. Canım bir benim kendime... Yapma bunu. Görkem, İlayda'ya selam söyler misin? Ve lütfen sakin olmasını söyler misin? Ben söyleyeceğim kanka, sen kendi selam. Anca selam. Anca selam söylersin. Yani gelir gelmez yemin ediyorum. Yok, şaka yapıyorum, şaka. Görkem, Beyza'yı da çok seviyorum. Hadi bir selam söyleyeceğim. Başka var mı? Görkem ben söylemiyorum. Yani İlay, zaten yapacaksın. Görkem sakin olmasını söyler misin? Şöyle oturmuşum. Leyla, tamam, sakin beni ol. Gösteriyorlar, gülümsüyorum tamam, sadece. Sakin diyorsun ol. Parazit. Tamam, neye bu kadar? Bana kalkıp bağıracağım. Haksız beni yere Murat bana getireceğini yaşadın mu? Beni Murat diye getireceğini yaşadın. İlayda, ben yaşadım. Sana ne zaman bu şekilde yaklaştın Leyla, da sen bana parazit dedim, diyorsun? Leyla, parazit dedim, kükredin, güldüm. Parazit dedim, kükredin. Ne şakalar yapıyorsun? Çünkü zoruma gitti ne yani. Şakalar. Tamam, ne şakalar yapıyorum? Bana bağırırsan sana, karşılığını böyle. Canım, bak, rahat bebeğim, rahat hayatım ol, dışında rahat ne kelime bugün kullandım? Evi koruduk, gitmeyeceksin. Örnek tamam gösterir rahat misin? Ol. Bugün evi koruduk, hayatım, gitmeyeceksin. Beni ama herkes bana, burada çok iyi tanır. Ama bana sesini gün oldu zaman, geleli bana burada bana demek ki zaman da şöyle yaptın, böyle yaptın. Asla, asla. Ay, gerçekten sıkma mı? Yok, şu an sataşabileceği kimse yok. Ben varım. Ama iki gün oldu, bu niye böyle konuşuyorsun? Bugün evlenmeyeceksin falan, onu diyecek kişi var. Ya dediğim zaman döndüm dedim ki parazit mi? Yeliz'le gün aydınlaşamadı. Yaptım böyle bir anda yükselmedim ki. Hasret de kimseyle yapmak istediğini yapabilirsin, saygı duyarım ama yalan konuşarak ya da hakkıma girerek değil. Savaşıyorsan annece savaşalım. Hadi birbirinizin hakkına hani girdiniz de bu insanların ne suçu var? Hayır, iki gündür tam ben yeni konuşmuşum. Ya Beyza Hanım şu an günaydın mı cidden? Ne? Günaydın mı şu an konu aşkım, yani? Aşkım tamam ama bu konuyu kapatıp zaten gelip görüşecekler. Tartışabilirler. Ya sence sıcak aşkım olduğunda kapanıyor mu konu? En iyi şahit olanlardan birisin kavgaların içinde olan biri olarak. Sıcakken sence çekiliyor mu taraflar? Bence o da o. Ve vallahi ilk başta sen bağırmadım, bir şey diyeceğim. Gördünüz ya. Leyla, döndüm parazit şey, tamam, sakin ol. Sen gelene kadar, o gelene kadar, İlayda gelene kadar senin Murat'la hiçbir kavgan bile yoktu. Benim Murat'la mesaj açtığımı biliyorsun. Evet. Telefonu elini aldı, açtı. Ben burada daha yeni gelmişim evden ve o sıra Murat'la mesaj açıyorum. Ve onun da bunu gördüğüne eminim. Açtı böyle yaptı. Ya bu editlerden de bıktım, sıkıldım. Bak tamam, ben buraya gelirken zaten sonradan geldiğimin. Ve evet, insanların şiplerinin olduğunun, editler yapıldığının evet, farkındayım. Evet, ama bu saygılı bir davranış mı? Edit'i açıp, ya işte bak bana da ne editler yapılıyor. Ya sessiz konuşsun, ben burada onun sesinden... Ya ben senin sesinden konuşamıyorum. Ozan ne oldu kanki ya? Kardeşim orada Oğuzhan da şey, Oğuz da muhabbeti biliyor. Ufak bir kelimeme takıldı. Yani benim duygularım yükseliyor, seninki düşüyor gibi. Bir muhabbet döndü. Olabilir dedim orada. Ama orada da şey yani böyle bir tatlı atışırsın da hani böyle biraz şey eklersin ya. O amaçla öyle kasti, hani duygularım artık senden hoşlanmıyorum ya da sana karşı azalıyorluk, bir gerçekçilik yok. Hani yapay kullandım o kelimeyi. Yapaylığını geldi anlat. Çıktı ya ağzından bir kere işte. O sen kelime benim duygularım yani yükseliyor, seninki azalıyor mu dedin Rümeysa dedi bunu. Sanki ne oluyor dedi ya, benim duygularım burada yükselirken seninki azalıyor mu, azalıyor gibi falan filan olabilir falan yaptım böyle. Hani
şey amaçlı arkadaşlar, bilmiyorum yani oraya istenilen yere çekilebilir de kelime. Anlatabildim mi ben kendimi? Sen hangi manada söyledin? Olabilir anlamı ya, böyle şey anlamında ya. O bitmiş bu ya. Şakacıktan, şakacık anlamında şey söylenir ya biraz hani. Böyle muhabbet, sohbet, biraz sinir etmeye çalışırsın. Ama şey gelsin. Çok ciddi alın. Anladım. Ama bazı hani şakacıklar var böyle hani şey gibi oluyor ya. Vücut mu? Mesela işte Beyza Nur'un sana yaptığı da şakacıktı ama biraz patavatsızlığa girdi. Seninki öyle bir şey değil. Patavatsızlık ama değil abi. Yok. Yani. Bence İlayda'nın yaptığı patavatsızlık az önce. Ya sen ne abi, bir şey söyleyeceğim. Biz bir konu konuşuyoruz. Şey sen niye konuyu dağıtıyorsun? Bir şey diyeceğim. Yorum yapıyor. Bir şey söyleyeyim. Niye bağırıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim ama bak biz şu an Rümeysa hakkında bir şeyler söylüyoruz. Tamam, sen oradan İlayda'yı giydirmeye çalışıyorsun. Tamam, niye İlayda bu kadar mı önemli? Ben niye bu kadar yükseliyorsun? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Amaç ne? Bir şey niye yükseliyorsun? Hayır, amaç ne? Konular karışıyor ya. Şu an tek bir konu konuşuyoruz. Bitsin sonrası söylersin yorumunu. Ben burada İlayda'yı savunmuyorum. İlayda tamam, zaten bir yorum attım. Sadece tamam. Bir kelime devam edin o tamam. Zaman. Niye bu kadar yükseliyorsun? Ama konu bölünüyor. Konu bölünmüyor. Bu kadar mı unutkansın? Ne alaka abi? Şu an tek konu konuşuyoruz ya. Ne oğlum, gidin o zaman şurada konuşun. Ne alaka? Biz oturuyoruz. Biz zaten buradayız. Ben de buradaydım zaten. Git, tamam, ben de diyorum konuşur. Ki hani şu an burada iki konu konuşulmuyor genel olarak. Bir ters olursa söylersin. İlayda'yı konuşuruz. Sıkıntı yok. Ben zaten İlayda hakkında haklı diye bir şey söyleyemiyorum. Anladın mı? Hayır, sen niye bu kadar yükseliyorsun? Haksız zaten. Sen niye bu kadar yükseliyorsun? Hayır, çünkü neden biliyorsun? Yani durduk yere İlayda'yı sallamaya çalışıyorsun gibime geliyor. Hayır, ben şöyle yapmam lazım konuduğundan... Sen İlayda'yı ekstra savunduğun için. Ben böyle ekstra savunduğum için. Ben ekstra savunduğum için. Ekstra savunduğum için. Hayır, yok. Bak, kanka bir şey konuşuyoruz desem biz. Kanka bir şey konuşuyoruz. Sonra yorumunu yap desem belki adam tamam diyecek. Sen seçeneği yükseltiyorsun ya. Eyvallah. İlayda'yı burada korusam derim ki İlayda haklı bilmem derim. İlayda haksız. Ben bunu söylüyorum. Eve gittiğimde de zaten robotun izin alacağım birazdan. İlayda haksız olduğunu söyleyeceğim. Kapanmış bir konu, tamam. Tamam. Bunu gidip dile getirirsin. Murat'a yalandan yaptılar ya diskalifiye olma şakası. Leyla'nın annesi Leyla çok üzülmüş. Ya evet, tamam ben de o ortamda tamam. Olduğum için duyuyor olabilirim ama sürekli ben varken Murat hakkında konuşmasından bıktım. Ayrıca bunu bana arkada... Bunu arka, orada polise dedim ama susar artık dedim ya. Ama hayatım bunu susar artık Leyla'cığım. Bak bunu normal bir şekilde diyebilirsin. Leyla, susar artık lütfen dedim. ben bu ara sen biliyorsun Murat'la görüşmeye başladım. Senin burada... Böyle bir şey hakkında konuşmanı istemiyorum. Anladığım kadarıyla bizim evde bak, sıkıntı şu, kimse ya. Telefonda iyi değil herhalde. Ne? Telefonda dışarıda iyi değil misin? Gerçekten. Biz çok iyi gidiyoruz. Aynı konudan çünkü. Sen abi benim anladığım olay ne biliyor musun? Artık bu evdeki konular... Ya da şöyle bir şey mi? Kanka erkekler taşımaya çalışıyorlar. Kanka erkekler çok ciddiye alıyor yaşadığı ilişkiyi. Dışarıda da devam etmek istiyor. Kızlar da burada yaşıyor dışarıdasını. Dahil etmiyorlar. Bu hiç hoş bir şey değil ha. Yani hiç hoş değil. Aynen öyle. Dışarıda istediğimiz gibi takılıp burada mı konuşuyoruz? Dışarıda o zaman herkes kafasına göre eğlensin, gezsin, tozsun. Kimse kimseye bir şey demesin. Burada gelsinler, yapay ilişki yaşasınlar. Ben böyle bir adam değilim abi. Benim kafamda ne şüphesi var biliyor musun? Ben şimdi bir kızla konuşuyorsam sadece o kıza konuşurum. Ben de öyle. Her zaman da böyle oldu. Ama şimdi acaba diyorum kadınlar dışarıda farklı biriyle de konuşuyorum. Acaba bu yüzden mi bana böyle bize böyle yapıyorlar? Yani cevap vermemezlik yapıyorlar vesaire. Ben bir şey diyeyim mi bu konuyla niye alakalı? Düşünüyorum şu anda. Senin bu savunduğun fikri şöyle bizim gerçekten annelerimiz döneminde felendi. Benim düşüncem. Yani gerçekten yeni dönem ilişkilerinde yok arkadaşlar öyle hani kızlar tek... daha beter. Ha şu değil ama bak. Senle bir sevgilin var ya benim gidip oldu. Onunla flörtleşiyor. Bunlar yanlış, kimse doğru bulmaz. Ama arkadaşça dostane bir şekilde hani gerçekten iş arkadaşı olabilir ya da 5 yıllık 10 yıllık arkadaşı olabilir. Bunlarla arkadaşlık edinebilirler yani bunlarda ne var yani? Sensin ya eski yani. Dostuysa hiçbir problem yok da yeni arkadaşlara tamam. Yeni arkadaşları şey edinmesi saçma olur. Yeni hayatına ben girmişim vesaire falan. Ya benim savunduğum okulda fikir. Yavaş yavaş çocukluk zamanından bir arkadaş olmuyoruz da. Hala arkadaşlardır, görüşüyorlardır arada. Okey. Ama sosyal medyadan tanışmışlar. Benim kızım nokta o. Onlara ben de karşı. Sosyal medyadan tanışmışsın. Sosyal medyadan tanıştığın arkadaşla tanışma amacın onun amacı acaba ne olabilir? Örnek veriyorum bir influencer'sın. Influencer bir arkadaşla, erkek arkadaşla tanıştın. Onunla kanka oluyorsun. Kusura bakma. Ben hayatındaysam. Ama şöyle bir şey olabilir. O nokta çıkar. Yeni bir iş, yeni bir zaten. Kariyer, bir şeyler olur. Bunlar da gayet olabilir. Ne olur? İş varsa normal bence. Ticaret, yeni bir iş, olarak, kariyer, gelir, başka bir şey olur. Gelir açıklamasını yapar. Sen böyle durumlar var, kariyer, böyle bir kariyer. Kazanç var, şu var. Hani sen de rahatsız olmasan böyle bir durum olabilir der. Yani okey. Ya bunlar bence gayet normal. Konuşarak kabul normal karşılanabilecek şeyler. Herkese selam var herkese. İşte. Bana yok değil mi? Selam, ne dediniz? Olmasın zaten. Ne dedin duymadım. Herkesin birbirine selamı var dedim. Ha, emin miyiz bunda? Bilmem emin miyiz Görkem? Yok herkesin yok tabii ki canım. Görkem sen ne yaptın ateş alıştın mı eve? Ben alıştım ben İlayda'ya rahatım zaten. El sallamalar. Aynen keyfim yerinde. Şakasına bana bir yerden tanıdık geliyorsun hatta birkaçımıza tanıdık geliyorsun da. İlayda bir yerden tanı olabilir mi? Bunu
İlayda'yı mı? Erkekler evinde de aynı şekilde söylüyorlar. Bilmiyorum, sen nerede oturuyorsun? Ben Kırklareli'yim. Nerede oturuyorsun? Kartal'dayım şu an. Tam bizim oradasın. Sen sabah ya. Tanıdık geliyorsun bana. Ama sürekli orada değildim. Sürekli memleketimdeydim yani. Başarımdan dolayı bekledim falan. Ama insan bekledim, insana benzer yani. Olabilir. Bende bir maçoluk var. Evet, doğru. 10 tane öğrencim var, bayan. Evet, bayan ama arkadaşım kadın yok, kız arkadaşım yani, ona bakarsan. Yani demek istediğim şey, benim de kız arkadaşım yok ama söylenirse onları öğrencilerim, yakınım, kız arkadaşım diyebilirim. Ya benim mesela liseden bir tanesiyle görüşüyorum. Bir tane iş yerinden arkadaşım var. Diğerleriyle de hani böyle çok sık görüştüğüm bir şey değil. Yani böyle her zaman mesafeli. İşte ne haber, nasılsın? Nişanlılar, evliler falan. Ama ne bir üniversiteden arkadaşım, ne bir başka bir yerden arkadaşım, ne bir ortamdan işte, arkadaşım. Kanka geçmişte yok, bazı yaşanmışlar devam ediyorsa çok sıkıntı. Seninki ticari bir şey gibi oluyor kanka. Yani ya sen işte aslı tamamen benim ticari. Özel dersleri ve Ozan'ınki dediği de ticari, seninki de ticari. Aynen. Yani az önce Ozan'ın bahsettiği konu da ticaretle alakalı. Şey çıkar yani. Çıkar birimin işi. Yok, gerçi ya ticaret farklı. Sen bilgini veriyorsun, karşılığında ücretini alıyorsun. Bu kadar tabii, basit yani. Öyle. Ya bir noktada alışveriş var. Çıkar alışveriş var. Yani. Ama sen gidip de keyfi özel dersin yokken hadi gel ya bir kahve içelim, çay kahve içelim, evde sonra görüşelim dersen o iş ticaretten çıkıyor, anladın mı? O sıkıntı, ben de ona izin vermem. Bu arada şöyle bir şey var. Sırf öğrencim olmayıp salondan normal arkadaş oldum, kız arkadaşım da var. Hadi gel kahve içelim falan dedim. Ama biliyorum ki mağaralıkla bir alakası Murat yok abi. Ama peki Murat, mağaralıkla alakası yok yani senin söylediğin. Bunu daha önce söyleseydin. Onlar ben söyleyecektim de dedim ne gelir onu merak ettiğim için. İşte ben ne gelir umursamadım, keşke sen umursamasaydın. Dün bir yokladım akşam da yani. Karşılıklı yani bu. O kahve içtiğin insanlardan birine bir şey hissedip sevgili olamaz mısın peki onlarla? Hiç olursun. O gözle bakmadım. Allah ya aşkına. Bırak şimdi Allah aşkına bırak ya. Bırak o bizde arkadaşlar. Bırak şimdi ya kardeşim. Bırak şimdi ya diyenleri bilmiyorum. Niye acaba? Neden şimdi bırak şimdi ya? Nereden geliyorsun? Ya bırak şimdi. Yaşandı abi. Yalan mı söyleyelim? Yaşandı abi. Yani. Erkekleri çok iyi tanıyoruz yani. Arkadaşlar ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Orası benim ekmek teknem. Eğer ben orada herhangi bir şekilde sevgililik adı altında kız arkadaşı edinirsem ister istemez işime yansır. Ama şöyle bir şey var. Ben bazı konulara profesyonel yaklaşıyorum. Orası tamam. Benim ekmek teknem. Peki öğrencin olmaktan çıkarsa ders sahibi. Sevgililik adı altında olmadan. Bak ben kurumsal bir şirkete çalışıyorum. Orada hiçbir şekilde sevgililik adı altında kız arkadaşı edinmem. Ben gittim, ayrılmışsınız zaten. Evet. Ertesi gün ben zaten soğumuştum Leyla'dan falan. Bir gün önce böyle. Nile beni eledi zaten. Artık yeni. Hayır canım. O da gerçekten o kadar kararsız kaldı ki. Seni doğru de çok olanı yaptı. Beni deseydi ben üzüldüm zaten. Nile şey dedi çünkü. Ağladı bu arada. Görkem dedi benim ben yakın hissediyorum ama Leyla onlar şey var. Ya hani. Ben de şimdi Oğuz'la ayrılmak istemezdim. O giderse ben de gitmek neyse, isterdim kalbim, gibi konuşunca yani çift oldukları için kişisel aldılar ama. Zaten orada yani konuşma fırsatımız olsaydı ben Nile'ye Murat kalsın de diye söylerdim o konuda. Bizden lazım. Azabı çektik yani haberin. Yemiyoruz böyle numaraları. Buna bat bile inanmadık. Haydi. Bunun bizde daha ya sen şu an beni nasıl duruma soktun? Bunu bat söylediyse geçmiş olsun. Ha? Tamamen yalandı falan diyormuş. Yok yok ya. Murat peki sana bir şey soracağım harbiden yani. Neden hep bana soruyorsunuz? O harbi oğlum çünkü tamam. Olay o yani. Evet. Şimdi Görkem İlayda ile bir şeyler yaşamak isterse ne yapar? Mücadele bak, eder misin? Bir şey söyleyeceğim işin şaka bir kısmı. Biz şu an İlayda ile arkadaşız. Kanka evet anladım ama yani tamam. Sizin hepimiz biz de arkadaşız da siz farklı kanka, bir... Kanka şöyle söyleyeyim eğer bir tercihli konusu olursa Görkem ile ben arasında ben seçilirim. Ha. Güveniyorsun kendine. Özgüven. Günlük adam. Günlük Murat bozumuzu alalım. Devam yani. Et kardeşim. Dinlesin. Yani o yüzden... Şansı yok. Bence şans. Ki. Çok güvenme kendine. Görkem de çiçek çocuk. Görkem ben bayağı... tipsiz diyemem zaten. Komikliğiyle etkileyebilir. Yok ben zaten tipsiz diyemeye hakkım yok yani. Ki tanıdığım kadarıyla İlayda da komik bir kadını bir erkeğe arıyor. Ya, sen zaten anlamadım. Her şeyi biliyorsun. Beraber oturduk konuştuk ya. Tamam tamam. Ben de konuştum. Buse gidiyordu. Nasıl modum düştü ya? Bak haksızlık Buse yapılınca gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum ya. Şey tamam sakin ol bilen biliyor. Ama haksızlık ben ona laf atmadım ki kuliste. Tamam biliyoruz. Söyledik bunu duymadık biz öyle bir şey. Haksızlık yapılıyor burada aynı yapılıyor şahit, yani. Aynı şahit Allah'tan ben tek de, değildik ya. Ben de gelemiyorum ama yapılıyor. Ay şimdi bir anda bir de. Mert selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, sen nasılsın? Çok affedersin. Selam. Oğuz'a selam var zaten. Ozan'a selam var. Yok, ben seni alamayacağım. Ya, ben onunla konuşmuyorum. Ağzı açık mıydı, kapalı mıydı? Ağzı kapalıydı. Ben İlayda'yı haksız buluyorum, savunmuyorum. Sadece kızlar şöyle bir soru ya? Sormak istiyorum. Ben İlayda'yla kelebekte verildiğim zaman...
Leyla. Geldi yeni adayla tanışsın. Ya da X bir kişi araya girdiğinde sadece Leyla giriyor da. Neden Leyla'yı mesela yüklenmiyorsun? Kanka Leyla konuşmadı ki. Leyla'nın sesi çıkmadı. Kızı verdiler ekrana. Kameraya baktığında mimik yapıp gülümsüyoruz. Hayır, kızı dedi ki araya parazit girdi. Biz ilk kelebeğe verildiğimizde... Pardon. Biz ilk kelebeğe verildiğimizde... İlayda da harcanacak tarzında mesela buna benzer bir kelime. Tam hatırlamıyorum. Yanlış oldu. Hiçbir şey demedi. Hayır, şu, bugün değil. Heh, bugün değil. Bugün yani. Değil. Geçmişe dönüyorum. Biz ilk başlarda kelebeğe verildiğimizde İlayda da bir şey... Leyla da birkaç kere araya girmişti. Ama tabii ki parazit kelimesi biraz daha farklı. Evet. Hoş bulduk. Selam. Ne haber kanka? Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ne haber? İyi, sen nasılsın? Baş başa kaldık sonunda. Nasıl gidiyor? En güzel. İyi. Selam. Ne haber? Aramayız. Aramayız. Gel aç. Gel gel. Konuşalım. Ne haber? B-N-A'dan B. Aman. Memnun oldum. Hatırlıyorsun değil mi? G-H-I'yi. Şey beni elerken altına G-H-I yazmış. Tamam mı? Şey bu evden gitmesi gerekiyor. Altına da imzamı çektim. Gitmişsin de, yapmışız. Yani, ama gelmeye sevindim bu arada. Teşekkür ederim. Benim rengisin. Şey, yine bir görmedim Görkem bugün. Alıştım geldi. Bugün de atacağım. Alıştım artık. Allah sizi kahretmesin. Ben sizden çok sıkıldım. Enerjisi düşmüyor. Birazcık atıştık seninle. Evet, dün atıştık seninle. Hayırdır? Hayır. Yanlış bilgilerle gelmişsin. Doldurmuşlar birileri seni. Birileri. Dolduk evet. Niye sen bana doluyorsun ki? Ben seni hiçbir zaman yazmadım. Aynur konuş. O gün şöyle bir şey oldu. Ben hatırlıyorum, arkamı döndüm falan. Murat mı dedi, Görkem böyle baktı, o da düşündü. O ara herkes kendi kararını kendi verdi. Leyla ağladığı için Murat'tı. Ben seni favoriye bile yazdırdım Görkem'de. Ben sen öyle bir şey olsa tamam. Ben seni niye favoriye yazdırayım? Ben onu demiyorum. Ondan öncesini bahsediyorum. Hani 7 tane ders verme olayı var ya. Yeni ondan söylüyordu öncesi... onu. Ben tamam. O ondan önce de bir mevzu duydum. Hani hangi mevzu ama? Ben bana seninle orada konuşuyordum ya. Evet. Ondan sonra Aynur kırmızı odaya çağırma muhabbeti oldu bizim. Evet. Sen o arada kızlara acaba Görkem mi demişsin? Bu muhabbetler olan tutarsız demişsin benim hakkımda. Yani tutarsız derken ben o esnada Buse burada değil olsa... bu arada. Kızlar evinde falan mı ne? Yani bir yerde söylemişsin bunu. Hayır öyle bir şey dedim ki bana dedim Görkem dedim özgüvensizsin dedi dedim. Buna bozuldun mu? Tabii ki bozuldum. Bunu gelip bana söyleyebilirsin. Ben de kızlara dedim ki bana dedim. Kızlara dedik ki saçmalama sen mi özgüvensizmişsin? Ben ama bunun ilişkide konusu... dedim. İlişkide özgüvensiz dedim. Bu başka senin hakkında değil. Hiçbir şey geçmedi. Bana tutarsız demişsin. Ben öyle dedi, bir şey söyledim. Dedim mi ben öyle bir şey? Hiç Görkem hakkında. Ben duymadım. Hakkında... Git kızlara da sor. Ben dediğim o şeyin arkasındayım. Ben dediğim şey çok herkes çok şey konuşuyor. Evet, ben dediğim şeyin arkasındayım. Merak etme. İnsanlar dediklerinin yanında ben dediklerimin arkasındayım. Sıkıntı yok. Eyvallah. Nerede oturalım? Biraz daha sorayım. Oturacak halimiz kaldı. Allah'a emanet. Güzel ya. Kolerin çok tarz. Beğeniyorum. Ben gitsem gerçi şimdi orada. Benim şu büyük alanda oturalım. Ne kadar cömertsin? Maddi şeylere önem yok bende. Bende de yok. Bir gün alacağım. Kombinim uyan bir gün. Tamam. Beni çipim yok. Baş başa konuşacak robot. Mısın? Robot. Gel bence baş müdahil ol ya olaylara. Sen yoktun çünkü muhabbetlerde. Yo vardı. Şu merdiven. Ha burada oturdum. Bir tek bunun olduğunu. Çok güzel olmuşsunuz bugün. Çünkü takıldığın konunun bu olduğunu söyledin ya bana. Başka hangi konulara takıldın? Ya bir iletişim kur da o zaman dışarıda. Ben hepsini bir sırayla çözelim. İletişim kurulmuyor sende. Çünkü ne yaptığını kabul etmiyorsun. Anladın mı? Ters ters cevaplar veriyorsun. Ben de konuşmak istemiyorum. Sinirlerimi bozuyorsun ya. Gereksiz oyun oynuyoruz. Gereksiz kıskançlık yapıyorsun orada. Allah diyorum. Aşkına ya. Olay o değil. Ben izlemene falan bir şey diyecek biri değilim, anladın mı? Sen beni tanıyamadın mı? Surat yaptın çok giderken böyle şey şakacıktan mıydı? Yani. Yo şakacıktan değil. Verdiğin tepkinin şakacıktan dozun çok fazla. Ağzı, anladın bak, mı? Şimdi bak şimdi şu anda da konuşurken. Tamam itici hareketler bunlar. Ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum ya hareketlerden, anladın mı? Bir gitsek biz de ya. Gidelim sıkılacağız be. Burada vallahi asker muhabbetine bağlayacağız ya. Vay vay oh vay be, vay oh çiçeğimsin. Konuşabileceğim kimse kalmadı. Heh. Anladın mı? Yani senle en son konuştuk. Yani sen... Keşke şey diyormuşum 22'den daha büyük olsaydın. Senle biraz konuştuk. Aynur muhabbetini zaten biliyorsun. O zaman gereksiz yükseliyordu ikisi birbirine bence tabii ki de. Ben dedim ki yani 10 kızdan kimle tanışacağım? Kimseyle tanışmayacağım. O yüzden dedim gideyim. Mantıklı bir karar vermiş. En azından kafanı dinleyip geldi. Ama kimse gelmiyormuş. İlayda dışında.
Ya tabii kimse gelmedi şu an, seni bekliyorlar. Zaten iyi ki sen geldin, biraz yüzümüzü güldür ya. Var ya, burası benim için evet, moralimi bozmaya başladı. İyice ve seni çok özledik. Teşekkür ederim. O bakışın? Artık yok. Niye? Neden? Sadece kadınıma atacağım o bakışı. Vay! Neyse, nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Olmuş. Bugün özgüvenlisin, tamam, bir şey demiyorum. Ya Allah belanı vermesin. İnsan davranışlarına biraz dikkat etmesi lazım çok, ya. Bak, olayları çok betimleyerek uzatıyorsun. Tamam, ben böyle hareketlerden sanırsın, soğuyorum ya. İtici geliyor bana bu kadar. Ben de izah edeyim de bir, hani belki çözebiliriz bu konuyu. İzah etmeme izin vermiyorsun. Sesini alçaldın. Senin de sesin maşallah. Dinliyorum. Normal bir tempo ses şeyiyle konuşmuyorsun karşımda şu anda sen. Dinliyorum. Sanırsın orada gerçek bir armut ısırıyorum. Isırırken buramdan şöyler akıyor. Orada inen ay, arkadaşları ya, izleyerek ısırıyorum. Yani ne kadar komik bir şeye takılıyorsun. Orada bir goy goy yapıyoruz. Ortalık şenlensin diye. Bana göre komik. Ben dedim size gitmeyin şeyken diye. Bunu ciddiye alamazsın. Dedim size gitmeyin diye. Tamam, komik değil. Benim için komik ya bir şey değil. Ya sen gülüyordun. Hayır. O hareketlerin komik değildi. Pardon, seni güldüremediğim, yanlış anlaşıldığın için. Gülünecek gerçekten bir şey mi var? Gerçekten ben bu evde bir şey yaptım, olay oluyor. Ay, benim ağzından gözümü kapatıyor Mert'in erken. Bu ne diyor? Pardon. Bak, bir şey diyeceğim. Geçmiş ilişkilerimde de bu kadar takıldığım bir noktayı sürekli getirebiliyor musun ya? Ya bu geçmiş, örnek veriyorum, bir hafta, iki hafta sonra şeyler, da mı bunlar konuşulacak? Ne böyle alaka? Böyle şeyler yaşamadım açıkçası. Belki yani böyle bir atmosfer, böyle suyu, bir sebebi... Aka aka birine baktığını görsem bitirirdim zaten. Öyle şeyler yaşamadım yani. Betimliyorsun şu an hala. Olayı büyütüp üretiyorsun yani. Yani daha önce ağzının suyu aktığını bile bile birini görsem yap... Ya benim ağzım suyu mu aktı? Bir peçete alıp da silseydin keşke. Gerek yok. Akabilir. Ekranda ağzını açık, ağzını kapat. Evet. Ya neyin lafını sokuyorsun sen bana? Boynun tutuldu, boynun kırıldı ya. Boynun orada senin tutuldu. Gece sürseydin kas gevşetici falan. Şöyle kaldın yani. Saçmalıyorsun şu anda. Gerçekten. Ben mi saçmalıyorum? Ben sana gerçekten bundan sonra öyle şaka maka... Ya demek ki şaka yapmayı bilen biri değilim. Sana geçen şakalar yapamıyorum. Bence de genel olarak şaka dediğin her şey hiç komik değil. Yapmayız bundan sonra. Bu sence normal mi? Bunu herkes yapsa bir tepki alınacak bir şey değil mi bu? Ben mi şu an şeyim yani, ortada sen, bir şey yok bak, da ben mi durduk olayı, yere sen sinirleniyorum? Sen olayı ciddiye anlamadım alıyorsun ki. Bunu bir kabul eder ya misin? Ya bu benim için komik değil. Ciddiye aldığını kabul eder misin? Tamam, ciddiye alıyorum çünkü komik değil. Ben de değil. Ciddiye alabileceğin yani bir şey olmadığını söylüyorum o masada. Olsam da işte bir... Öyle bir böyle. Nereye oturuyorsun? Aa, sen burada mıydı? Şaka yapıyor, şaka. Hadi Oğuzhan niye da böyle ya? Tutarsız ya Oğuzhan. Çok. Aynen kanka, aynen kanka. Şimdi makalada nasıl laf çaktı, duydunuz değil mi? Hayır, kankası olamazdı. Sen yazma kendine kankayı. Ya kanka olabilir canım, o çok normal olmuş bir şey. O burada evet, o güzel bir açıklama. Olmuş. Olmuş. Ben de olmuş. Mert, ceketini geri getir. Hazır lütfen. Sizin ikinizle özel bir konu konuşmak istiyorum. Gelebilir misiniz? Geliriz tabii ki. Tamam, gelelim. Şimdi. Olur. Asit'cim sonra suya helalleşiriz. Tamam. Öpelim mi? Aynen. Öpelim mi? Bir daha kırmızı olaya seni çağırırım, barışırız. Tamam, senin öpelim. Senin için mum hazırlayacağım, hadi hadi. Mum hazırlayacağım benim için, tamam bekliyorum. Ama romantik olacak ona göre. Tamam. Ama giyin. Haber ver de, tamam dur, kırmızı mı giyineyim? Üf, çok da güzel kırmızı bir elbise ama. Sorun olmaz senin için aşkım, değil mi? Evet. Hayat paylaşınca güzel, biliyorsun. Ya manyak mısın? Ben bugüne kadar bu evde biriniz parmağınızı katlayın deyin ki haksız yere birisine bir şey söyledin diye parmağınızı katlayın bana sayın ya. Yok yok, hiç sen takma yani. Gerçekten sadece ben o İlayda'nın... Bir de gerizekalı demiş bana. Evet, duydum. Onu da duymadım. Dedi gerizekalı dedi, ben de duydum. Ne gerizekalı mı gördün ki? O şeye gitti ya, havuzun oraya doğru yürüdü, tartıştınız falan. O ara gerizekalı dedim. Ne diyor lan bu dedim. Şok oldum yani. Ne oldu? Neyin gerizekalı? Dur, tamam evet, korkma, bugün elenmeyeceksin. Daha ilk galan senin. Neye dayanarak bu cümleyi kurdun Allah ki mesela? Allah, öyle mi dedi? Hani neye dayanarak bu cümleyi kurdun? Korkma, bugün elenmeyeceksin. Tamam korkma, bu hafta elenmeyeceksin hani, diyor bana. Olay olsun diye. Ne alaka yani, anladın Leyla, mı? Leyla canımı sıkmasın, biliyorsun benim canımı sıkanlara neler olduğunu. Ama ya benim hani gerçekten saygı duydum ya. Bak böyle haksızlık yapılınca çok zoruma gidiyor ya. Evet, kesinlikle haklısın. Yani burada da hepimiz şok olduk. Şöyle Murat bile dedi ki Leyla ya, çok haklı dedi. Bak yemin ederim Murat bile dedi. Leyla gerçekten haklı mi dedi. Vallahi yemin Leyla ederim haklı hiçbir şey yapmadım ya.
Şey yapma ya, canını sıkmasana sen. Niye böyle saçma sapan? Abi haksızlığa gelemiyorum. Gerçek herkes. Dur sana su getireyim. Dur bekle bekle. Yaptığım bir şey olsa desinler ki ya. Şimdi bana diyor ki orada ağla. Ya bu evde kızın, kimin ne zaman ağlayacağı hiç belli olmaz. Kızın olayı zaten o. Yani anladın mı? Böyle... Benim konumuma düştüğünüz zaman göreceğim sizi. Su getiriyorum. Canım sıkılıyor, ne yapalım? Sen değil misin? Benden ne istiyorsun şu an? Ben şu an birileriyle barışıp kavga ediyorum. Beni eğlendirmenizi istiyorum. Abi şu an bizi bir konuşacağın konu var diye çağırdım bizi. İlaz bugün seni eleyecekmiş bu arada, haberin olsun. Ben seni yollayacağım. Seni elbet bir gün. Elbet bir gün. İlk ben de benim kızımda odam var ama. Bana sana sonra sözüm var zaten olarak. En başından beri hatta. Sana kaçtır bu sözü veriyorum. Evet. Ne oldu bu nereye? Hikayede ne? Benim yerim neresi arkadaşlar tam olarak? Gelsin uyuyoruz. Tamam anladık. Aşkım ama arkadaş olalım. Arkadaşız oğlum, saçma mı? Ne? Sen arkadaşlarınla kırmızı şey olmayan mı çıkıyorsun? Ama ben üzüldüğüm için. Sen arkadaşlarına çıktın mı? Niye sen çıkıyorsun? Ben çıkmadım, ne? Onlar beni çağırdı. Tamam, ben olabilir. Ben de arkadaşımı tamam, kırmızı odaya çağıracağım. Çağır Mert. Arkadaşım değil İstersen mi? İstersen tüm 8 kızı da çağır kırmızı odaya. Takıla gitmiş. O kadar kırmızı. Oo, harem kur kendine. Bir şey söyleyeceğim. İkinci han da sen ol. Sultan Süleyman Han. Alakası bile yok. Alakası bile yok. Böyle bir düşünceyle hareket etmiyorum ki zaten. Yakaladın beni, tamam. Ne yapalım? Sen düşünceni merak ediyorum sadece. Düşüncem çok net olduğunu düşünüyorum sana karşı. Ama sen hala tabii ki de idrak edemiyorsun bunu belli ki. Ne gibi bir net? Mesela netlikten kastım. Yani hayatımda senin olmanı istiyorum. Çok belli de değil mi? Sadece senin olmanı istiyorum. Sadece senin derken başka biri olacak yani, hali yok ki yani. İşte öyle tanışma yoluymuş. Araya başkalarını da tanıyabilirmişiz. Ne bileyim falan filan. Bunların hiçbiri... Yani burası kısmetse olur evi şimdi. Buraya gelecek insanlar da olacak. Sana da gelecek, bana da gelebilir. Tamam, o zaman bizim tutumumuz burada. Bizim tutumumuz net zaten. Ben evet, mesela dün de erkekler evinde. Bana dediler ki kırmızı odaya çağırmasını ister misin vesaire. Ne dedi? Yani örnek veriyorum, şipli olanlar kırmızı odaya çağır. Ben ve hani Oğuzhan da benim ayakkabı. Sonra kafamızı değiştirdik. Dedi ki çağırsın görelim kim kimi çağır. Yeni gelen adayı bilmediğimiz için yeni gelen adayı çağırabilir dedik. Çağırsın. Orada biz eşimizi, hani şiplendiğimiz kişinin tutumuna bakmak isteriz. Ben, sen de aynı şekilde. Yani bizim durumumuz olmasaydı, yani evet, ben bu İlayda durumu istiyorum. Olsaydı, sen benim hareketime bakardın, orayı basacağını düşünmüyorum. Tabii ki de. Basmayacağım öyle, unut artık o basma olayını. O başka, o biz zaten yüksektik, sinirliydik ve taze bir olay yaşanmıştı. O anlık korkuyla yapılmış bir tepkiydi. Her çağrıldığında olacak bir şey asla değil. Diyelim ki böyle bir şey oldu, diyelim ki çağrıldın. O zaman bakacağım, seni izleyeceğim. Ne tepki veriyorsun bakayım. Gerçekten oradan kalkıp, benim bir tanışma yolum değil. Madem ileri taşımak istiyorsun, benim bir ilişkim var. O yüzden ben de hani, hoş geldin ama benim burada olmam doğru değil deyip çıkıyor musun? Yoksa ayıp olmasın, oturayım, onun sorularına cevap vereyim mi diyorsun diye bakacağım mesela. Ya bir şeyleri ifade edip kendimi düzlüğe çıkartmak adına yazayım, arayayım, konuşayım diyorum. Yok yani, iletişimi kapatıyorsun. Ozan ne konuşuyorsun? Nasıl ne yani konuşuyorsun? Yazınca evet haklısın. İzah yapmama müsaade et. Yapmıyorsun ki, ben bir şey yapmadım diyorsun. Ben senin neyini dinleyeceğim Allah aşkına? Biz niye bu iletişimi bu kadar böyle uzlaşamaz tarzda tartışabiliyoruz? Niye biz bir yol bulamıyoruz ortasını ya? Allah'ım. Ay neden acaba, bir düşün istersen. Bir düşün, bulacaksın, inanıyorum. Ya Rümeysa, biz seni istemeye gelecektik, sen ne yapıyorsun? Ben de verecektim. Nile istemeye gelin o zaman. Nile'ye alacağım, herkes mi? Herkes. Sen kal o zaman. Rümeysa. Şaka. Yalnız şaka mı bu? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Uzatayım mı bu şakanı? Ha? Şakalarına dikkat et. Çok can sıkarım bu şakalardan dolayı. Haberin olsun. Hayır ama gerçekten ilk bölümlerde falan bana samimi gelmiyordun ya, orada demiştim. Bir baktım sonra samimi gelmeye başlamışsın, gerçekten tatlıymışsın. Ama çok yani sanki böyle biz büyük bir aşk yaşamışız gibi. Ama onun tatlılığı var yani, sen de inkar etme orada. Yani büyük bir aşk yok. Büyük aşk yok, her şey sanki sevgili atışması var. Öyle gibi olmuş. Evet, öyle değil. Gerçekten yani. Öyle gibi olmuş. Senden hoşlanmıyordum oradayken. Nasıl hoşlanmıyordu? Sen demedin mi aynı yan yana geçin hanımefendi izin ben bana da geliyor onlar yani evet. İzliyorum yanıma. Maşallah hep izle. İzledim tabii. Tamam, izliyorsun da. İyi sohbetler.
Eyvallah. İzliyorsun da hiç dönmüyorsun mesela. Bir dedim, herkes söyledi çünkü. Dedi Aynur'a niye yazmam, niye yazmam. Ben bir burada... Kim dedi bunu? Herkes. Bir dedim Buse ile konuştum burada. O da hızlı yükseldiğim için ona. Dedim sana mesaj atmak Buse'yi istemiyorum. Buse'yi mi? Evet, Buse hızlı yükseldim ya. Ya bana öyle şimdi şey yapma, senin burada ne görüntülerin var. Yani ben onları kaldırabilecek biri değilim zaten. Benim derken? İlişki anlamında. Benim mi? Evet. Ne görüntülerim var pardon? Ya şey olarak yakınlaşmalarınız yok, öpme öpme filan. Ya işte biz sen ilk konuşmamızda sen farklı şeyler istiyordun. Erkek nasıl olarak. Yani? Erkek arayış olarak. Ya şey yine olarak. Hani canım hala ki yaşın küçük bu arada. Bak hala küçüksün. Tamam dur dur evet. Ama şeyi fark ettim. Karşılaştırma gibi değil tabii ki de ama çok senden büyük olanlarda 5 yaşında kreşte gibi davrandığı için en azından sen yüzümüzü güldürüyorsun Görkem. Çok da iyiydi. Yüzümüzü değil. Yani buradaki bütün kızlar da gülüyor sana. Eğlencelisin. Ben de gülüyorum. Sen de güldürüyorsun. Ben gerçekten. İstediğini ona vermeyeceğiz karşılıklı. Bana nasıl söylüyorsan kendi söylediğini kendine yapmanı istiyorum. Evet haklısın. Tamam, çünkü sana söylediğim şeyi evet. Kendim yaptım. Aynen. O yüzden çok şey yapma yani. Boşver. Saçlarım nasıl? Saçlarını düzleştirmişsin galiba. Evet. Güzel olmuş. Bir de dalgalı falan yapıyorsun. Murat benim delirdiğimi düşündün mü? İzlerken. Yok bir şey söyleyeceğim. Ben az çok anlayabiliyorum. Yani belli bir yerde bir patlama yaşayacağımızı biliyordum, ben tahmin ediyordum. Evet evet. Hani sen böyle çünkü pasif, narin bir kadın değilsin. Kusura bakmasın bana. Evet evet. Ben zaten bunu ilk gün geldiğinde de söylemiştim yani. Sana söylemedim de Bata falan söyledim yani. Dişli dedim bu. Kusura bakmasın bana ya. Burası diyor, kimsenin çiftliği değil. Ya ben bir de sadece şunu söylemek istiyorum, erkeklere de, kadın adaylarımıza da. Mesela evet sen araya giriyorsun, seni çok haksız buluyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunu Leyla çok yapıyor. Ekran karşısında... Bana karşı bak, işte bu kadar büyüdü. Ekran karşısında araya girmeyeceğim diyen kadın. Bugün de canım böyle istedi deyip araya girerlerse, ona da o zaman tepki göstersinler. Tepki dedim yani en azından söylesinler, Leyla neden araya giriyorsun? Yani bazı arkadaşlarım söylüyor, olsun olsun falan söylüyor yani hani araya... girmen, dahil olman ya yanlış Murat, diye ama... Ya Murat bak daha iki gün önce ne yaptı biliyor musun? Bak daha iki gün önce şurada oturuyoruz seninle yan yana. O gün sadece sohbet edip dans ettiğimiz gün hatırlıyor musun? İlk gün. Hatırlıyorum. Ya bir açtı ağzını yumdu gözünü. Sen şöylesin böylesin. Nasıl tartışıyor seninle ama bak daha hiçbir şey söylememişsin sen. Yani sonra diyor ki mesela denk geldi diyor. Ya o günü mü denk geldi? O güne kadar niye bu adamla kavga etmiyordun? Niye? Ben anlamıyorum yani. Ya dün Aynur... Murat diye bir arkadaşına selam yolluyor. Orada bile ya girme hangi girersen mi? Yanlış anlaşılacaksın. Çünkü ya, burada aynı. Bir geçmişimiz var. İster istemez yanlış anlaşılacaksın. Böyle şeyler ekstra dikkat etmen gerekiyor. Yani girmemen gerekiyor. Neden? Çünkü kuduruyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani bunun yüzüne vurduğunda da ne alaka? Sen benim üstümden prim yapıyorsun. Acaba ha. Kim prim yapıyor? Allah aşkına onu niye kullanayım ben prim için ya? Ya ben... Kendini de bu kadar değerli görüyor yani. Hazmedemiyor. Kısacası ve özü bu yani hazmedemiyor. Az onu istemediğimi için. Bildiği için genel olarak işte yaşadığımız olaylardan kaynaklı bunu kaldıramıyor. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok yani bir kere sonrasında da şey tribine giriyor. Ben seni istemedim tam seni istemedim. O zaman girme aralara dahil olmayacak. Ya onun da nasıl ya evet değil mi ya ben çocukça seni istemedim. Çocukça geliyor tamam sen istemedin. Ya istemediysen sus işte. Tamam aynen. İstemediysen sus. Aynen. Sen şimdi ona karışıyor musun? Biriyle dün mesela dansına öyle oldu böyle oldu. Zaten böyle olsa ben sen hala ilişkin bitmemiş senin derim ve sana yani senden uzak dururum sana yani. Sana yemin ederim birisiyle şiplense böyle şu anki adaylardan ya da gelecek bak, adaylardan. Bak onu deme. Ha? Sevineceğim diyeceksin değil mi? Evet çünkü neden biliyor musun? Dahil olmayacak yani bana. Yine ya da olabilir. Kime, bize belki de. O yani olmaz bence yani. Hayatına alacağı kişiye bence saygısızlık yapmış olur yani. Mutluluklar diliyorum, mutluluklar diyorum kardeşlerimle. Mutluluklar. Kardeşinle mi? Ama olabilir tabii ki. İnsanların fikirleri değişebilir bazı amaçlar uğruna. Beyza, aldatılıyor muydun? Böyle şaka olamaz bu arada. Ama şaka yaptım ya. Benim şakalarım birazcık enteresan. Ya alışmanız gereken yerdeyiz. Yürü kardeşim, salın saçını. Bakmayın. Bakmayın.
Ya Öykü Hanım böyle dedim diye işte yürüyor, geliyor falan. Ben söyledim, yürümek ister misin dedim, yürüdü. Tamam, yürü yani hani bundan sonra. Sıkıntı yok. Beyza'nın da izniyle ve Allah'ın emri, peygamberin... Ne diyorsun ya? Tanışma yoluna çıkmak için sizden izin istiyoruz. Ben bir alkışlayalım o zaman yani. Yaşadıklarımda kendim kırıldığım halde aynı şeylere empati yapmam için, sana da yaşattığım için... Ağzım açık bir şekilde istemeden de olsa hasreti izlediğim için beni affet. Yeliz ve hasreti kırmızı odaya çağırdığım için beni affet. Ben de seni kırdığım için beni affet. Senin adam olup şu an ağırlığını koyup Beyza'ya bir şeyleri deyip, tamam mı, susturman gerekiyor. Vallahi hasret, senin yorumunla ben adam olup olmayacağım zaten değişmiyor. Bravo. Her zaman özür dilediğimi de biliyorsun. Bu kızın üzerine bu kadar gidilmesinden rahatsız oluyorum. Tamam, ben de size ona göre tepki vereceğim bundan sonra. Ya Beyza'nın Nihle'ye yaptığını, biz de Beyza'yı yapıyoruz deyip kendinize de bir kabul etsenize bunu. Ağlayamıyorsan ağlama taklidi yapma o zaman, ağlayamıyorsun. Evde çok kendini gösteremediğini düşünüyorum. Umarım dışarıda çok mutlu olursun. Çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. İnsanların ilişkilerine karışmaya devam etmeyeceksin. Böyle bir nankörlük beklemiyordum. O yüzden seni yazıyorum. Seni görünce midem bulanıyor. Artık seni görmek istemiyorum. Kısmet sola ruhunu taşımıyorsun. Ödeştik. Diyarı kısmetse olur da haftanın finaline hoş geldiniz. Bu hafta kısmetse olur da eve giriş çıkış trafiği oldukça yoğun sevgili izleyiciler. Yeni gelen, evden giden, eve dönen, gelişli, gidişli, aşırı sürprizli bir haftanın nihayet galasındayız efendim. Yine bir eleme, yeni bir veda. Cevabını aradığımız 3 sorumuz var. Haftanın birincisi ve ödül çekinin sahibi kim olacak? Kimler koruma altına alınacak? Ve eve kim veda edecek? Bu heyecanı yaşamaya hazırsanız eğer, kısmet olur aşkın gücünde eleme heyecanı başlıyor. (Gülüyor)
Yine güzeller güzeli kızlarımız ve birbirinden yakışıklı beyler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir galada ve eleme heyecanında birlikteyiz. Nedir ruh haliniz? Heyecan var mı? Evet. Her zaman var. Tabii sürpriz bir eleme girince araya sanki bu haftayı atlatmışsınız gibi bir rehavet çökmüş olabilir anlık olarak. Ama oylama kısmına geçince zaten hemen kendisini hatırlatacak bir rekabeti ve gerginliği yaşayacağımızdan eminim arkadaşlar. Nasıl geçti haftanız? Kime sorsam acaba? Aynurcuğum iyi misin? Çok iyiyim Erkan'ım. İyisin değil mi? Evet. Sesin de biraz daha yüksek mi çıkıyor sanki? Yani arındığım için sesim yükselmiş olabilir. Biraz sessizleşmiştim çünkü. Evet. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kendimi daha iyi gösteriyorum şu an. Yüklerinden kurtuldum. Evet. Yeni bir hafta. Bir kere enerjim yüksek. Sadece kurtulmakla mı alakalı yoksa karşıladığın bir takım yeni yarışmacılar da enerjine katkıda bulunuyorlar mı acaba? Yani onlar da iyi oldu tabii de yani ama kötü olan şeyler çıkınca böyle bir rahatlama gelir ya. Sıkıntı, dertten kurtulunca insan onun verdiği rahatlık var. O daha önemli. Evet, o daha önemli. Peki daha net sorayım, Görkem'in gelmesi senin hayatında herhangi bir değişiklik yarattı mı? Yani bekliyorduk. Görkem bizi çok güldüren bir insan zaten. Tabii ki de mutlu oldum ben de kendi adıma. Görkem? Ben de döndüğüm için mutluyum. Sadece birazcık kafamı dinledim. Bu beni mutlu etti. Hem de arkadaşlarımı özlemişim. Hem de özlediğim biri de vardı. Kızlara da söyledim bunu. Hı. O kişi tabii ki de herkes anlayacağı gibi Aynur'du zaten. Hı hı. Sadece bazı şeylerin yaşanıp bitmesini beklemiştim. Onun adına da sevindim. Kendisini daha enerjik, daha güzel gördüm. Umarım böyle gider. Peki yani sana herhangi bir yeşil ışık yakar gibi görmedim ben ama sen... Daha çok erken zaten öyle şeyler. Öyle mi? Ya bence biz zaten... Biz biraz hızlı yaşıyoruz Görkem. Evet, yani ben ona da söyledim. O da hızlı yaşadı bazı şeyleri. Bana göre değil. Bence böyle yavaş yavaş tatlı tatlı her şeyin gitmesi daha güzel. Çünkü bazen net olmak o açıdan daha iyi oluyor benim. Hızlı gidince sonra üzülüyorsun. Ki ben de hızlı gittim, bazı şeyleri hatalar yaptım burada. Gayet net de gelmişsin demek ki. Zaman tabii içerisinde Aynur da ağırdan almaktan hoşlanan. Onun öyle, için daha sağlıklı olur zaten ağırdan öyle alması. Öyle tercih eden bir kadın. Onu strese sokan biraz da Berke'nin telaşıydı aslında belki de. Hani olacağı varsa olamadığı nedendir diye sorulsa biraz da bunu söyleyebiliriz sanki. Berke'cim nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Ya Öykü Hanım, herkes mutlu bence şu anda. Hı hı. Ben de hayatımdaki en eğlenceli günü dün geçirdim mesela ve ilk defa şifim olmayan bir günde geçirdim. Ben de sürekli tıkanıyordum böyle enerjik gidip o iletişim karşıdan gelmeyince hani kendin de düşüyorsun. Dün çok güzel bir gün geçirdim. Evet, eğlendim. Ertesinde aynı gün çok da stresli bir gün geçirdik aslında. O gong mudur nedir o geldi. Tren geldi evet. Evet, hepimiz stres yaptık ama benim açıkçası çekindiğim, gocunduğum bir durum yok. Herkesi Allah mutlu etsin inşallah. Ama insanlar da izlediği zaman zaten bazı insanlar hakkında nasıl konuştuğunu ve sonrasında neler yapacağını hepimiz izleyeceğiz. Yani sen bütün ümidim seyircidedir diyorsun. Yani hepimizin ümidi seyircide ama ben sadece göreceğim ve yapılan hareketlerden keyif alacağım izledikçe. Herkesin hakkı verilsin istiyorsun evet. Yani. Anladım peki. Yani bunu söyleyecek son kişi olabilir çünkü sana da bir sürü şey yazılıyor. Abi utan ya bunu söylemeye utanmalısın bir şey bu soracağım. Arada. Benim utanacağım bir şey yok açıkçası. Ben bu evde kardeşim dediğim bir insanla ilişki yaşamıyorum veya ben başka bir şey yapmıyorum. Ben şu an ilişki yaşamıyorum. Sen bunu tamam, karışacaksın. Son kişi bile tamam, değilsin. Ya atlama, bak sesini yüksel. Ya iletişim kurmak istemiyorum seninle. Tamam konuş. Konuş. Yorumları bak, okuyup burada ki, bana gelip anlatma. Basmıyor ki ana. Yorumları okuyup basmıyor. Bana anlatma. Basmayan belli. Basmıyor ki basmayan araya belli. Giriyorsun. Ya sen araya girdin ben konuşurum. Bak Öykü Hanım bana sordu atladın bana oradan. Bana bir şey diyorsun. Tabii ki de araya gireceğim. Tamam kalite emsali. Yorumlara çok takılıyorsun. Takılma. Sana ne benim ilişkimden? Mutluluklar sana diliyorum. Mutluluklar diyorum sana kardeşlerimle. Mutluluklar. Kardeşinle mi? Öyle çünkü işte birçok kez ekrana böyle yansıdığı yapıyor. İçin Öykü Hanım. Biz de ya duyduğumuz için kulaklarımızla. Ama olabilir tabii ki insanların fikirleri değişebilir bazı amaçlar uğruna. Bazı amaçlar. Amaçlar evet. Olsaydı ben böyle onunla devam ederdim. Ona katlanmaya devam ederdim. Katlanmaya evet, tırnak evet, kesinlikle. Içinde. İşte ben bildiğimi biliyorum Görkem. O yüzden içim çok rahat. Peki daha önce, daha eskisinde Görkem'le ilgili söylediğine herhalde atıfta bulunuyorsunuz. Böyle mi demiştin? Kardeşi mi demiştin? Aynı. Görkem böyle bir şey düşünmediği bir dile getirdim. Halen daha düşündüğüme
dair bir şey ağzımdan çıkmadığı halde o kadar insanları dinlemeden yargı dağıtıyor ki. Çünkü kendine dair bir eş kalmadı, Buse'yle olmadı, benle olmadı. Şimdi telaşı aslında kendine. Ya hiçbir telaşım kendine yok, eğleniyorum ev içinde. Sözde eğlenmiş, yok. Ondan bir gün önce ben eğlendiğimi söylediğim için eğlendiğini söylüyor. Ben senin çünkü eğlendiğini hiç duymadım kreşteyiz. Bile. Kreşte hani çocuklar birbirine bir şey der, o da ona atar. Yani Berke'nin ilişki anlayışı 5 yaşındaki çocukların kreşte tanışması gibi. Ya da kavga evet. Eder. Sen bana bunu dedin, sen bana şunu yapın. Bunlar hepsini yorumlardan okuyup geliyor Hükü Hanım. Çok iyi biliyorum, sıkıntı yok. Tabii ki böyle olacak. Çok iyi anlıyorum, problem değil. İstediğini söyleyebilir. Peki. Yorum yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Bu manzaraya karşı ne düşünüyorsunuz? Geleceğine dair bir umut var mı Aynur ve Görkem arasında? Ozan? Ben bilmiyorum ama Aynur'un biraz böyle Görkem'le durumları zor gibi. İhtimal vermiyorum ama sanki başka bir şey de olacakmış ve bir anda bir şeyler başlayacakmış gibi de hissediyorum. Çok karmaşık duygular hissediyorum ikisi için ya. Ozan? Yani eskiden umut vermezdim. İlk başlarda umut yani bir ihtimal daha doğrusu vermezdim Aynur'la Görkem adına. Ama şu anda aslında olabilir gibi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Yani yavaş yavaş Görkem Aynur'un sevgisini kazanacak gibi geliyor bana. Yeliz. Editler gerçekten etkiliyor bu arada ve editleri gördüğümüz zaman aslında Görkem'in Aynur'a gerçekten böyle çok ince bir yerden yaklaştığını biz de görüyorduk ki Aynur da bunu görüyordu bence. O yüzden bence editlerin etkisiyle Aynur'un aklında bir acaba mı diye bir boşluk olmuştur. Ya peki bugün bir sohbet ettiniz Aynur ve Görkem baş başa. Tatlı bir enerji var aranızda aslında. Ama Aynur'un her zamanki bir direnişi de söz konusu. Ama görüyorum ki sen de aynı yerdesin. Hani ikna etmeye çalışmaktan ziyade onun sana gelmesini bekleme sabrına sahip misin gibi görünüyor Görkem. Ki ben bunu önceden de söyledim. Ben hızlı gitmeyi sevmiyorum dedim. O atışmalarımız falan tatlıydı evet güzeldi ama şimdi ona böyle bir şey diyemem zaten. Yani ben seni tanımak istiyorum gel bir tanış bir onunla girelim. O değil o zamanla olacak bir şey bence zaten. Birazcık daha ben çünkü Aynur'u hiç tanımıyorum bile. Yani daha nereli olduğunu, nelerden zevk aldığını, ne renk sevdiğini hiç tanışmadan direkt atışmaya başladık. İşte tanımadan da konuşmayı kapattık. Onun için birazcık daha kendisini tanımak istiyorum. Ondan sonra birazcık daha başka şeyler konuşmak istiyorum. Yani hızlı değil, birazcık daha tatlı ve olgun giderse daha çok sevinirim. Peki Aynur sana hiç sordu mu? Belki sana bir şey söylüyor mu diye. Sordu, evet. Ben de tabii doğal olarak sordu. Çünkü sanırım iyi bitmemiş araları. İşte evet. Berke tarafından olsun. Aynur tarafından bence eminim. Ama Berke'nin tam bitirmediğini düşünüyordum. O da bugün bitirdiğini söyledi. Sadece işte aklında kötü bir şey söylüyorum benim aklımda gibi biz aranızda konuşma geçti o kadar. Sen ne dedin? Tabii Berke zor olduğunu söyledi Aynur'un. İşte beni birazcık etkilenen biri değil. Tabii kötü taraflarını söyledi Aynur'un. Ama neler sadece ben de mesela? Gördüm. Ben söyleyeyim mi Hükü Hanım? Allah yardımcın olsun dedim. Başka? Yani devamını çok hatırlamıyorum. Ne söylediysem söyleyebilir sıkıntı yok. O yüzden ne kadar ağlıyordun, yüzün kıpkırmızı oluyordu. İşte bir erkeğin gözyaşıyla dalga geçecek kadar da karaktersizsin. Ben senin gözyaşına dalga geçmedim. Senin samimiyetsizliğini gördüğüm için sana görmek yaklaşmadım. Görmek istemiyorum. Konuşma çok fazla ya. Öykü Hanım bir kadınla nasıl konuşacağını bilmiyor. Sen nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Oraya oturmuş şaklabanlık yapıyor. Sensin şaklaban ya. Erkeklerle sürekli kavga ediyor. Yüzün kıpkırmızı falan diyor. Sen böyle dalga geçemezsin benimle. Sen bir insanın duygularıyla dalga geçemezsin. Bakın çok yanlış farkında mısınız bilmiyorum. Şu an duygulara dair hiçbir şey yok. Özellikle ağlamaya dair yüzün kıpkırmızı diyor. Kendi aklınca ağlamadan kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Tamam sensin. Yani gene kreş cümlelerine aynen. Otur kendine bak, sakla. Bak bir şey diyeyim bunları söylüyorsun ya yorumları okuyup bunları söylüyorsun. Hiç umurumda değil. Yani kreş mreş. Görüyoruz çünkü kimin nasıl davrandığını problem değil. Öykü ağlamaya dair bir şey geçti mi şu an? Ya yüzü, o yüzden yüzün kıpkırmızı şekilde dalga geçersen ben de sana bunu hayır, söylerim yapamazsın. Hayır yüzün kıpkırmızı. Böyle bir hakkın yok. Yüzüm. Yapıyorum. Tamam hakkın yok vermiyorum izin. Benle ilgili böyle konuşamazsın. Ağladığın için değil. İki gün önce seni şurada tamam. Sen de konuşmak istemiyorum yeter. Yüzün kıpkırmızıydı. Sen benim hakkımda konuşuyorsan ben sana cevap vereceğim. Benim ne yaptığım, kimin ne olduğum senin umrunda olmasın. Oturup insanlara beni kötüleyeceğine, otur da bir kadınla nasıl konuşulur, ne söylenir, nasıl oturulur onu düşün tamam, tamam mı? Aynen, İki kişiyle tanıştın, ikisiyle de yapamadın. Otur evet, bakalım birisi de sensin. İletişim sorunlu olduğu için yapamadım seninle. İletişim sorunlu oldu, ya görüyoruz. Tamam ben konuşmak istemiyorum seninle daha fazla ya, uzatma.
O zaman benim hakkımda konuşmayacaksın. Yani bana birlikteyken bu kadar konuşsaydın şimdi farklı bir noktadaydık. O yüzden çok yeterli hayır, bence. Farklı. İki gün önce diyordun hala seni seviyorum. Bir gün seviyorum önce dengesizlik yapıp Megan Fox'un benim diye laçka evet. Laçka yanıma geliyorsun. Laçka laçka sensin. Sen benim... Sen geldin şurada ayağa kalktın ki bugün biz o iğrenç görüntüyü göreceğiz. Hasret ben o üçlü konuşmamızdaki o her halin tavrını. Yani o yüzden şimdi gelip de ağlamanla dalga geçti deyip kendine iyi böyle tepki almayı planlıyorsan ben hiçbir o tarz şeylere düşmem. Ya ben seninle iletişime geçmek istemiyorum şu anda işte uzatma mesela. Peki. yani bugün yaptığınız konuşmayla ilgili olarak Aynur'un aslında merak ettiği şey senin onunla ilgili herhangi bir şekilde olumsuz bir şey söyleyip söylememende. Haklı da buluyorum. Yani bir ilişki bittikten sonra beraber olduğumuz insanın kalitesini biraz da bundan anlarız ya. Evet. Yani net olarak bundan anlarız. Zaten anlamıştım. Yo ben arkamdan değil yüzüme karşı direkt böyle yanlış kelimeler ben kullandığı için. Ben ucu açık bir yorum yaptım. Sana hak veriyor gibi bir yorum olarak hı-hı. Algılanmasın lütfen. Sen benim cümlemin üzerine cevap verdiğin için şu anda böyle bir algı oluşuyor. Algı oluşmasına izin vermek istemem. Ben sadece kendi fikrimi söyledim burada. Genel olarak söyledim. Bence bunu bir görüntülerle artık bir harmanlayarak konuşalım isterim. O yüzden bu Aynur, Berke ve Görkem üçgeninde kim nerede, ne zaman dahil oldu, nasıl gelişti bu hikayeyi bir görelim hep birlikte. Konuşurken Görkem'in videosunu gönderdin mi Berke? Evet gönderdim. Neden? Çünkü o ara konuşuyorduk. Orada ben tekim bu arada. Onun hareketinin aynısını yapmışım. Ben yo, onu tek ona değil, gönderdim. İkisi de var videoda. Dur. İkimiz de varız ama yan yana değiliz biz orada. Aradaki fark bu. Hani kendisi de benimle şaka yapıyor ya, ben dinliyorum onun o şakalarını, yapma diyorum. Hani gülüyorum ama yapma bunu bir daha falan. Yani onun gibi bir şey. Ayrıca ben Görkem'le bir ilişki yaşamadım ki Görkem'le. Niye gönderdin? Ha, maksat ne? Niyet o ne? O halimi gönderdim. Dedim ki o an ayağımı attığımda hani altına pantolon vardı. Düşündüm, dedim ki bunu kesin yapacaklar. Çok dalga geçtim. Ayağımı attım. Ona da bunu açıkladım. Şu eline ama bir baksanıza. Durmadı. Eline bir baksanıza. Aynen adı soyadı ama biz de öyle anladık. Dedi ki ne falan. Ne var? Yani çok müsait de yanlış aynı anlaşılmaya gemici. Yapılan hareketler. AG yazıyor da. Çok aynı müsait. Gemici. Gemi yolcu Öykü Hanım. Emin mi? Tamam biz teksiz var. Bunları çekeceğiz artık. Gelecek diye düşünüyordum ama yani bugün beklemiyordum. Ne hissediyorsun? Yani hoş gelmiş. Öyle. Alakan yok mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum bu. Ya gidişi sessiz oldu ama dönüşü muhteşem evet. Olacak. Aynur gerçekten Görkem'le ilişki yaşamaya karar verirse... Sanmıyorum. Birincisi dışarıdaki editlerin etkisinden... ikincisi de bu evde kalmak için kardeşim dediği insanla ilişki yaşamış olacak. Ekran başında sürekli ama sıkıntı yok inşallah. Yaşar da ben de keyif alarak izlerim. Çıkabiliyor muyuz? Keşke. Şu an evde... Benim popülerim olan insan Aynur. Hep de öyle olacak. Üçüncüsü de bu. Bu bende. Sen mesaj, senin profiline girdim. Sen Berke'yle takipleşmeye başlamışsın. Berke'yle ilk programa geldiğimizden itibaren takipleşiyorduk. Ama ben ilk defa gördüm. İlk defa profiline girdiğin şey olabilir mi? Yok, girdim. Yani neden girdim? Çünkü editlerim seninle oldu. Hani görmediğim bir şey var mı acaba yok, diye. Yok Aysun, yok Aysun'u kaldırdım. Yok artık. Aysun'u buldum. Ne? Aysun birbirini takip ediyorsun. Oysa o yani. Dedim o galiba o diye düşündüm. Ya ama öylesin hani şey değil, yanlış anlaşılmasın lütfen. Tamamen Aynur. Bende bitti, benim için sıkıntı yok. Güzel kız ama... Yetmeyen, güzelliğinin yetmediği konular oluyor. Herkes de görüyor. Kanka hiç gerek yok bence şeyle, Aynur'la devam etmene veya çabalamana. Sen böyle daha heyecanlı, yüksek bir adamsın. Sana böyle cıvıl cıvıl gelir lazım. Kesinlikle ya, beni düşürüyor ya. Yani ama şimdi göreceğiz. Kaç, 15-20 bölüm onu kardeşim olarak görüyorum, küçük kardeşim gibi dediği insanla ilişki yaşarsa... Niyeti ne oldu? Herkes belli olacak. Dünkü uyumları çok şaka gibi değil miydi ya? Tişörtüyle elbisesinin uyumu sanki önceden kanka, anlaşılmış gibi. Tabii kanka, estağfurullah her zaman. İlginçti. Çok ilginçti. Bir de o kadar yani alakasız bir rengin tutması da garip. Oh. Enerji. Şey belki acaba haberin olmadan aldatılıyor muydun diyorum. Yani şaka çok, yaptım bu ne çok olur. Doğal bir ihtimal.
Beyza. Beyza şeytanın avukatı. Ben Batı senin hakkında ne diyorum, sen ne diyorsun? Ama aldatılıyor harbiden muydun? Böyle şaka olamaz evet, bu arada. Beyza'nın çok ayıp yaptın. İğneleyici zaten yani. Ama şaka yaptım ya. Görüşmedik, şaka yaptığımızı biliyoruz şey zaten. Girdiğinizde yani de dediniz ya, hiç görüşmedik, konuşmadık, bir muhabbetimiz ama yok. Ama çok ağır. Ben Bata desem, ya acaba aldatılıyor musun? Ya şaka yaptım desem ne kadar etik. Ya, benim şakalarım birazcık enteresan. Ben de kabul ediyorum. Herkes de bunun farkında. Alışın artık be. Harbiden alışamadınız. Kaç hafta oldu artık ya? Alışmanız gereken yerdeyiz. Ama zarf var orada. Yani şimdi hiçbir niyet de yok diyemeyiz yani. Her şakası zarflı ki zaten. Yani normal zarf şaka yapıyor. Yani, asla. Her şaka böyle sıkıntıya sokuyor insanları. Had bilmek az önemli. Şakayla zarflıyorsun. Acaba ya 12'den vuruyorsun diye mi oluyor bu işler? Haydi. Yani ya görüşmediklerini söylediler ama zaten ilk geldiği gün Görkem söyledi. Bunu biliyorsan, bu bilgi varsa niye hala üstünde tepiniyorsun o zaman? Belki gerçekten bildiği diye bir şey mi var yani Görkem? Hani zorla, gerçekten bir şey mi almaya çalışıyorsun? Varsa da çıksın diye mi yapıyorsun? Hayır, belki de biraz konuşsun işte, ne düşüncelerini söylesin diye. Merak belki zaten konuşmaya meyilli ve kötü konuşmaya meyilli ve sen böyle diyerek onu orada kudurtmaya çalışıyorsun ki konu olsun, orada sen de olmuş ol. Zaten ben ağzımı açıyorum, oradan konuşmanın arasına giriyor, her an kötü konuşuyor, sürekli bunu yapıyor. Tanımıyor musunuz arkadaşlar? Berke'nin yanında böyle şeyler söylemeyin. Adam atlıyor, yapabilir. Bu da böyle bir insan. Ve ne demek aldatılıyor musunuz? Ya ben öyle bir insan mıyım Beyza? Şu an ilişkide bile değilsiniz. Tanıma yolunuzu bitirdiniz. Tanıma yolu bittikten sonra zaten geldi ya Görkem. Aradan tamam, zaman geçti. Aldatıyor musun? Aldatılıyor muydun yani? Yani dışarıda acaba iletişim var mı diye gidiyor bu. Ya o Berke'yle buradayken. Aynucuğum, şakam yanlış yerlere gidiyormuş. Şu an daha iyi anladım. Kusura bakma. Bir daha böyle şakalar yaparken daha dikkatli olurum. Hayır, ama burada yaparım. Konu Beyza da değildi aslında. O Berke'nin o tavırlarıydı. Ben yine söylüyorum. Benim ne yapacağım kimseyi ilgilendirmez. İstediğimi yaparım. Buse. Ben şeye takıldım. Sürekli bir kardeşim dediği insan, kardeşim dediği evet insan diye bir yargılayıcı şey var ya. Şimdi burada hiçbirimiz can kan bağımız yok bizim burada. Bir kardeşim yaşında okey denilebilir. Ben nasıl dedim mesela, ama bizim çok ütopikti yani, orası ayrı. Ama hani burada kardeş gibi hani görüp de fikirlerin değişebileceği bir yer burası. Buna müsait bir yer. Çünkü yıllarımızı geçirmiyoruz biz burada. Biz burada gün geçiriyoruz. Saat geçiriyoruz. Düşüncesinin değişmesi onu kardeşim dediği insana bak böyle ilişki yaşıyor anlamına gelmiyor. Çok aslında o çok yanlış yere gidecek bir cümle bu arada. Kardeşim kardeşim diyorsun ya, burada ben hiç duymadım bu arada. Kardeşim yaşında dediğini evet duydum, bunu biliyorum. Ama kardeşim Görkem benim kardeşim gibi evet dediğini duymadım. Ben de duymadım. Kardeşim yaşında ben dedim. Ama nasıl olur ki öyle bir şey söyledi. Kardeşim yaşında gibi bir şey söyledi kaç kere. Aynen. Bu arada Berke benden 2 yaş büyük, Görkem benden 2 yaş küçük. Ama yani Berke 5 yaşında gibi davrandığı için acelelik konusunda, baskı konusunda. Mesela Görkem'le bir şey söylemek istemiyorum ama diyor ki ben zamanı bırakırım. Benden 2 yaş küçük bir insan bunu düşünebiliyor. Diğer taraftan da ne zaman onu atacaksın? Ne zaman biz şunu yapacağız, bunu yapacağız? Böyle bir baskı altında böyle bir şey yürümez. Yani olmayınca da tehditler. Yani o 2 yaş çok büyüklüğünde klasik şeyler çok da büyük bir şey kalmamış sıkıldım ya oldu. Yani eksi 10 falan oldu o direkt yani zaten. Yani Görkem'in Berke'den çok daha olgun davrandığını. Ben öyle düşünüyorum şu peki an için. Yani ilişki yaşama şeklimin olgunlukla bir alakası olduğunu düşünmüyorum Öykü Hanım. Çok alakası. Ben var böyle ilişki yaşamak istiyorum. Ben gerçek bir ilişki yaşamak istiyorum. Enerjik, mutlu, huzurlu bir ilişki yaşamak istiyorum. Bekleyeceğim de bir şey yok. Ben her şeyi yapıyorum. Karşı taraf yapmaz, saygı duyarım. Ama art niyeti varsa saygı duymam. O yüzden de bunları söyledim. Başka da hiçbir şey, farklı da bir şey söylemeyeceğim daha da. Ben mesaj attığında cevap bile vermemeyi tercih ediyorum ki büyümesin olay. Ama o hala buradan yüzüne gelince tutamıyor kendini, atlıyor. Konuyla ilgili konuşmak isteyen kimse var mı? Yok galiba. Şöyle bir soru sorayım o zaman. Aynur ve Berke. Ne geliyor acaba? Hani böyle bir affet beni, bir özür dile falan bir şey yapmak ister misiniz? Ben yanıma bile oturmuyordum son zamanlarda. Yok yok, ben aynı karede de olmak istemiyorum Öykü Hanım. Benim için o kadar hani şeydi ki.
Ya ben ilk defa bir insana karşı negatif bir şeyler hissediyorum. Yanıma yaklaştığında özellikle. Aynı duygular benim için de geçerli. O yüzden yanıma bile şeylerde oturmuyordu artık. Ki ben kalktım gittim. Ya çünkü gerçekten Öykü Hanım çok negatif. Ya altıncı hissim birazcık benim güçlüdür. Ve bunu belki de kesin emin oldum yani. Hani böyle tüylerim diken diken falan oluyor. Bu Öykü Hanım şey benim değil de altıncı hisse hiç gerek yok. Zaten her şeyi kendi gösteriyor. Hiç altıncı hissime yani güvenmeme gerek yok. Nasıl bir karmanız vardı da acaba bu kadar itiyorsunuz birbirinizi? Çok merak ettim. Öykü Hanım her konuşmaya... Hesaplaşamadığınız ne vardı acaba? Öykü, her konuşmaya başlarken itici şekilde konuşursa... İğneleyici konuşursa... Ben şimdi bunları söylüyor. Kedi uzanamadığı ciğere... Öykü Hanım her konuşmanın başında iğneleyici kelime kullanırsa benim tavırlarıma... Karışamaz. Bu kadar basit ki her konuda... Karşında susup oturacak biri yok. Sen o susup otur değil, saygılı konuş. Doğru iletişime girmeyi öğren. Ben zaten. Atlama. Bak sesini yükselteceğim mesela. Gerek yok. Doğru iletişime girmeyi öğren. Çünkü ben konuşuyorum, o oradan konuşuyor. Sesim duyulsun diye yapıyorum. Yoksa ben senin için ses tellerime tamam. Kötü yorum yapma, duymak zorunda kalma. Hiç yapamam yani. Peki. Çok komik ya Öykü Hanım. Vallahi bunu burada nasıl yaşadım ben bunu hiçbir şekilde anlamıyorum. Çok ilginç ya. Ha öyle demiyordun çok ama. İlginç. Ya, demiyordum işte fark etmiyordum çünkü. İşte insanın gözü köreliyor bazen Öykü Hanım. Peki ne oldu? Bir anda hop diye kalktı mı içindeki o etkilenme, beğenme? Beğenme var. Bunda bir sıkıntı yok Öykü Hanım. Hala gayet güzel bir kadın ama o işte yetmeyen konular oluyor bazen insanın. Ben de Berke için öyle düşünüyorum. Tabii. Görüntü var, ses yok. Yani ne en azından görüntümü beğeniyormuş. Sıkıntı yok Öykü Hanım. Bu da yarım yamalak. Peki, Beyza'ya geçeceğim. Batu ve Beyza nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, çok iyiyiz. Maşallah. Öykü Hanım biz bir karar aldık. Hayırdır inşallah. İki deli birbirimizi görünce çomağımızı saklama kararı aldık. Hmm. Onun haricinde şimdi burada ailelerimiz yok. Siz de en yetkili büyüğümüzsünüz. Estağfurullah. Ne oluyor? Evleniyor musunuz? Beyza'nın da izniyle ve Allah'ın emri, peygamberin kavliyle tanışma yoluna çıkmak için sizden izin istiyoruz. Abi icazet benden mi gelir? Estağfurullah canım. Hep beraber verelim. Ben bir alkışlayalım o zaman yani. Peki. Hadi o zaman sizi alalım. Bir özür dileyin yaptıklarınızdan bence. Bununla bir başlayalım. Mesafe bu kadar mı? Ne kadar çoksa o kadar uzaklaşıyoruz. Yani yetmiyorsa aşağıdan başlayabilirsin. Bak. O zaman başlıyorum. Tamam başla. Sen gittin, seni beklemedim. Bu yüzden beni affet. Yaşadıklarımda kendim kırıldığım halde aynı şeyleri empati yapman için, sana da yaşattığım için beni affet. Havuza sensiz atladığım için beni affet. Çok büyük atıyorsunuz adımları. Senden hoşlanırken sana yüksekken başka birine aramıza sokup seni kırdığım için beni affet. Ağzım açık bir şekilde istemeden de olsa hasreti izlediğin için beni affet. Götürüyordun bizi aşağı, dur be. Aşk yaşamak yerine sürekli tartıştığım için ve senin kalbini kırdığım için beni affet. Yeliz ve hasreti kırmızı odaya çağırdığım için beni affet. Çok kabarıkmış. Biz birazdan gelecek. Bence yani büyük adım atıyorsunuz. Onları kırmızı odaya çağırdığım için beni affet. Seni genel anlamda hangi konuda kırdıysam hatırlamıyorum şu an. Hepsi için beni affet. Ben de dur. Son bir. Şöyle dans etsek olur mu? Ben bundan çıksam. Böyle. Vay be, bu manzarayı görecek miydik? Vallahi Öykü Hanım ya, sonunda. Çok şükür. Kırmızı alıya geçsenize Bat. Bat. Kırmızı alıya geçsene, topuklarıyla rahat dans edemiyor. Yalnız düğünlerde hiç utanmam falan diyordum. Düğünlerde de sanırım evleneceğim zaman bir utangaçlık olacak. Heyecandan var ya, kalp krizi geçireceğim. Evet, evet. Farklı bir duygu. Seninle karşı karşıya dans etmek daha farklı bir duygu. Vallahi ne diyeceğim bilmiyorum.
Hala bana kırgın olduğun şeyler var mı? Yok. Hallettik bence. Bence de. Feda da olmasın. Lütfen. Yani farklı bir ikili izlesin insanlar burada. İnşallah. Alır mı? Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki, Oğuzhan ve Dilara nasıl? İyiyiz. Var mı bir hediye falan bir şey? Sizde ha, o... Yok, bizde yok. Çok. Yani hediye derken işte bir özür çiçeği oldu. O hediye değil ki. Çiçek zaten, bir hediye değil. Zaten kendisi bana en büyük hediye. Bak. Orası ya. Ayrı mesele. Bak. Valla annem babam 40 küsur yıldır evli. Babam bunu söyler ama yanında da bir hediyesini de verir yani. Bak 40 yıl diyorum sana, 40 küsur yıl. Maşallah. Öykü Hanım zaten planlarım var da hani seçemiyorum hangisi layık olur ona diye. O yüzden kararsız kaldığım için biraz gecikti. Böyle kuru lafla gelmeyin arkadaşlar. Hemen bir bahane. Bu devir o devir değil. Evet, bize sor. Ya hani bir hediye düşünüyorum. Güzel, çok güzel ama Dilara'ya yani Dilara'ya yakışır mı? Dilara'ya layık mı? Sorguluyorum. Sonra değiştiriyorum derken bir karar veremiyorum yani. Bunu da burada öğrendik. Yemedik. Karar vermem lazım. Tutmadı. Yemedik. Ona layık. Yemedik. Ona güzel, onu seveceği, beğenebileceği bir hediye. Belki de bir ihtiyaç da olabilir. Hani illa hediye değil, onu sevinebileceği. Ne yapacaksın? Ekmek makinesi mi alacaksın? Ne alacaksın? Üçü mü alacaksın? O kadar konuşuyorsunuz da bir hediye seçemedin mi? Hediyenin bir anlamı olmasını istiyorum ki anlamlı bir hediye olursa daha çok güzel, daha güzel olur. Yani bir anlam taşıması lazım o hediyenin. Yoksa çiçek alırsın, verirsin, alır bir kenara koyar, gider. Ama bir anlam taşıdığı zaman o çok daha büyük bir zevk ve heyecan ve sevgi. Bizi aydınlattığın için çok teşekkürler. Sağ ol. Yani ederim, biz bunu karnımız sok böyle şeylere. Her zaman buradayım bunun için. Görürsek tabii ki yani görürsek biz de ne kadar anlamlı, ne kadar düşüncelisin olsan evet, deriz yani. Evet, göreceksiniz zaten yakında. Ama bunu diyebilmemiz için hani bir elimizde bir şey olması lazım. Görmemiz lazım, tabii dokunmamız ki, tabii lazım. Tabii ki. Biz zaten yeni hani artık soyuttan tanıma. Soyuttan somuta inşallah. Evet, i̇nşallah. Şu an biraz daha tanıma yolu iyi gidiyor. Ha. Yani... Mesela önce kırmamayı mı denesen Dilara'yı değil mi Dilara'cığım? Evet, çok kırıyor beni. Dilara da keşke beni biraz düşünse. Ona sen ne kadar... de keşke beni biraz düşünsen. Sen de keşke kızı kısıtlamasan. Kısıtlamayla alakası yok. Ben değer veriyorum ona. Hayır, değer vermek kısıtlamakla eş değer değil. Aynı şey değil. Ben kısıtlamıyorum. Sadece ona yakışan şeyleri yaptığı bazı hataları söylüyorum. Sana göre hata, ona göre değil ama. Bak bu hata değil ayrıca. Kısa etek giymek bir hata algısı değil ya. Ya şimdi şöyle. Neyin hatası? Ben kısa eteğe karışmam normalde zaten. Haremlik selamlık yapalım olsan istiyorsan senin için. Yani sürekli bir şeyler söylüyorsun. Bak, evet. Sürekli bir şeyler söylüyorsun, bir soru soruyorsun, yorum evet. Da katıyorsun Dilara ya. Dilara gel kırmızı hani alda yürümek istiyor. O yarım katmasam da zaten söyledim Oğuzhan, bir kere. Oğuzhan sus. Dilara kırmızı alda yürüyecek. Nereye gidiyor? Oyun olsun endamını görelim. Yürümek mi istiyor? Doğa gör. Müzik gelsin o zaman. Hayır, oturacaksın. Hayır, oturacaksın, izleyeceksin. Yürümese daha iyi olur. Orada oturacaksın, izleyeceksin. Yani... Geç yerine. Karışma. Karışma, geç yerine. Yürü. Yürü tabii, solun saçına. Gözüm seni görmüyor. Bakmayın. Bakmayın. Hayır. İşte giyerim de yürürüm de. Dikkat edin. Doğdu şimdi. Ne var kızın kıyafetinde? Ay evet ya. Ya Öykü Hanım böyle dedim diye işte yürüyor, geliyor falan. Ben söyledim. Yürümek ister misin dedim. Yürüdü. Buna da mı karışacaksın tamam, yani? Tamam yürü yani hani bundan sonra. Bak işte sürekli böyle yapıyor. Bundan peki, sonra bunu yapacağım. Peki beyler rahatsız edici bir kıyafet mi? Hayır. Ya bu da sana kapak. Öykü Hanım herkesin düşüncelerine saygı, yani saygı evet duyuyorum. Evet de ama bu, işte bu baskıya giriyor bir yerden sonra. O çizgiyi geçiyorsun demeye getiriyoruz hayır, yani. Hayır şu yüzden Öykü Hanım. Mesela hani oturuyor ya. Oturuyor kalkıyor kalkarken hani etek açık. Çekiliyor hani bu tam şu an sıkıntı yok yürümesinde ama otururken çekiliyor bu sefer orada kötü bir görüntü oluşabiliyor. Yok hani sana oturup, göre kötü. Sürekli göre. Burada oturup kalkıyoruz ya hani bir mekana gideriz mesela bir mekana gideriz mekanda oturur hani otururuz yemeğimizi yeriz ondan sonra kalkar bir kere oturup kalkmış olur ama burada sürekli oturup kalkıyor onunla uğraşmak zorunda kalıyor. Yok ne garip bir evet. Düşünce bu Allah aşkına. Evet. Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen ceket mi giydirdin bugün Dilara? Hayır ben üşüdüğüm için giydim onu. Hayır kendisi gerçekten. Bir şey söylemek istiyorum. Delirdin mi artık diye. Evet Yeliz. Berke söyledi oradan aklıma geldi. Şey kolları dar giyiniyor. Oğuzhan'ın da kolları kaslı.
zaman ha. Dilara da ona laf etsin. O ikisi aynı eş değerde, saçma bir şey. Ama Dilara seninle çalıştığı dönem de böyle giyiniyordu. Ben ilk hafta öyle bir şey var. Sen onun o halini beğendin. Ama şu, hayır, şöyle beğendiğin bir şey var. Beğendiğin gibi kalsın, değiştirme olsan. Şey var. O zamanlar hani değer vermiyordum. Çünkü normal ya bir ne sıradan. Ne alakası var? Sıradan. Bir fanusa kapattığın zaman zaten bir anlamı kalmıyor. Kızı beğendiğin haliyle kalsın ki sürekli o beğenmen devam etsin. Yok, onu değiştirir, dönüştürürsen ilk beğendiğin ki. Kadını göremezsin önünde. Olsan ben sana dedim. Evet. Dedim ki bunları alttan yapacaksın. Allah aşkım evet. Bu sana yakışmamış diyeceksin. Sen bunu giyme dersen onu giyer yani bu şekilde. Evet doğru o şekilde doğru ama Yeliz fanus ne alaka? Ben fanusu anlamıyorum şu anda. Şimdi kızı sen Dilara'yı nerede gördün? Kısmet olur evinde tamam. Gördün. Elbise de uzun da giydi, kısa da giydi. Zaten sürekli kısa giyen bir kız da değil. Kendine dikkat ediyor bu konuda. Tamam. Sen bu kızı böyle gördün, beğendin, bir tanıma yoluna girdin. Evet. Sonra baktın bu kız bir güzel geliyor gözüne. Aman dedin bu güzelliği bir tek bana kalsın. Kimse onu güzel görmesin. Alakası yok. Ne hayır. Alakası yok? Alakası. Sen aşağıda dedin hayır, bana giyin şey dedin. Öyle bir şey yok. Ben bana giyin dedin. Bak ben onun rahatsız olmaması için söylüyorum. Ben yani çok rahatsız. Ya o kız 23 yaşında. Seninle doğmadı olsan kendini biliyor ne yapacağını ne edeceğini. Tamam Dilara soralım. Dilara bir şey diyeceğim. Herkes bir şey diyeceğim. Ben burada tek başıma konuşuyorum. Herkes bir yorum yapıyor. Şimdi hangisini cevap bir şey soracağım. Vallahi ya destek varsa oradan gelsin. Kıyafet bu yani. Arkadaşların da aynısını düşünüyor bizim ben tek tek iletişim kurmak istiyorum sizlerle müsaade ederseniz. Şu anda Dilara'ya bir şey sormak istiyorum müsaadenizle izniniz varsa. Kesin Dilara sen açıkça söyle burada konuş. Yani ben yanındayken sen otururken oturuyorken kalkarken hiç böyle sorun yaşamadın mı? Hiç böyle çekmeye çalışmadın tamam, mesela eteğini falan? Tamam ama etek kısa ya kalkarken tamam, kısa işte o yüzden oturup kalkınız. Ama rahatsız olmuyorum giydiğim için. Nasıl aldın mı cevabını? Zor kalkıyorsun, yastığı önüne koyuyorsun. Ya oğlum herkes önemli olan, önemli i̇şte olan dikkat bunu ettiğim için başarıyor yapıyorum zaten. Yapabiliyor, kapatıyor. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Us ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Us'lara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Us emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Us kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Us ailesine katılın. Makaradan mı bunalttın kızı? Niye giydin, hayır, çok, niye evet giymedin? Hayır, bunaltma değil Öykü Hanım, şey ben sadece giymesen... Yani. Hani daha biraz daha niye uzun giysem daha iyi olur diyorum ona. Böyle. Evet, şimdi ben de dur demezsen olmaz. Ben çok merak ediyorum ne kadar kadar sabredeceğim. Ben zaten kimsiz Öykü Hanım yani görü alıp getirip verseydim. Şunu da diyebilir. Kıyafette hiçbir şey yok yani. Öykü Hanım şunu da diyebilir. Ya ben şimdi bu şekilde giyiniyorum. Ben bu şekilde giymeye devam edeceğim de diyebilir. Saygı duyuyorum. Bir şey diyemem. Saygı duyarım. Saygı duyuyorum. Çünkü keserim. Kendi kararı bu 24 yaşında bir kadın. Evet. Kendi kararlarını kendi verebilecek bir kadın. Kesinlikle evet biz de onu diyoruz işte. Ben onun sahibi değilim. O benim sadece yol arkadaşım. Yani bunun farkındayım. Zaten kısıtlama diye bir şey asla yok. Bravo. Ama bazı şeyleri küçük ufak şey ufak bir hani şey veriyorum bana. Hani bir öneri veriyorum gibi. Hani yoksa bir kısıtlama öneri falan değil kesinlikle. Öyle bir adam değilim zaten. Tamam keşke bunu bu şekilde bana söylesen. Heh. Ya zaten bu şekilde olduğunu anlaman gerekiyor. Benim böyle nasıl bir adam olmadığımı. Ne dedi Dilara? Tamam bak burada mağara keşke adımı falan esprisi yapıldı da. Keşke bunu bu şekilde söylese ben de derim ki tamam bundan sonra dikkat ederim hani gibisinden. Burada bak etmem Dilara de. Mağara adamı maço falan esprisi yapıldı da. Evet. Ben gayet delikanlı bir adamım yani. Bir vizyona sahip kültürlü. Delikanlı başka. Kültürlü okumuş etmiş bazı kültür yani çoğu kültürlere alışkın bir adamım. Yani kesinlikle burada ya onu yapamazsın falan böyle eski maço Türk erkeği değilim. Ama bazen bir ama ufak bir şey veriyorum. Söylemek için yani sanki izin versem daha çok şey yapacakmış gibi baskı altında. Kesinlikle baskı gibi olarak algılanmasını istemiyorum. Çünkü yani bazısı da hoşlanır bundan. Ben de hiç karışmamasından yani daha normal. Karışmamasından daha normal. Hiç karışmayan erkekler de var. Dekolte giyinip hoşuna gidiyor. Sen sever misin karışılsın? Dozunda, evet. Çünkü dozu bence güzel. Yani o biraz abartıyor ama dozunda güzel bir şey. Atıyorum
Hani bazı erkekler şey seviyor, yanındaki kadın dikkat çeksin. Erkeklerin sanırım şöyle bir düşüncesi var. Şimdi böyle diyeceğim, tepki alacağım ama kişi kendinden bilir işi diye bir laf var ya. Hani böyle kendileri şimdi bu kalıba sokmaya çalışıyor. O kalıba girdik diyelim, giriyoruz. Ama başka istemediği kalıpta bir şeyi gördüğünde şöyle kalıyor. O zaman ben de diyorum ki kadın olarak ben yapayım. Bana baksın ha. Yanındaki adam. Yani bende bulamadığı şeyi başkasında görmesin yani. Ama işte başkası da bakmasın. Düşünmüyor. Ama başkası da bakmasın. Ben bakayım ama başkası benimkine bakmasın kafasındalar. Ya sen bakılabilecek bir durumda olma. Evet. Ama ben ya bunu genel anlamda söylediğini düşünüyorum şu an değil mi? Genel anlamda. Genel. Benim için ben erkeklerin yani. Genel kafa yapısından bahsediyorum. Yani. Bana göre. Bu arada Aynur'a katılıyorum. Kısıtlama dozunda değil. Hiç kıskanılmamak da çok sıkıcı evet. Bir şey bu arada. Evet. Ama mesela benim nerede ne giyeceğimi gerçekten biliyorsa, beni iyi tanıyordur zaten diye düşünüyorum. Yani tanıması gerekiyor diye düşünüyorum. Nerede ne giyeceğimi bilirim. Şimdi tutup da çarşı pazarda gezerken de çok iddialı bir parça giymeyeceğimi ama şık bir yere gittiğimde iddiayla da gideceğimi bilip ona göre davranmasını beklerim. Sadece küçük işte acaba biraz hani şey mi yapsak? Bu tatlı tatlı. Hani böyle hayır biraz giyimine dikkat et bunu giyemezsin. Evet, evet. Hayır. Değil de daha tatlı tatlı en azından rahatsızlıklarını dile getirebilseler zaten kadınlar şöyle oluyor. Gidip de yapamazsın edemezsin diye bir mevzu yok ortada. Hani burada yanlış anlaşılıyor. Yani onu düzeltmek toparlayayım istiyorum. Diyorsun peki. Tabii ki. Ama bu müdahale ettiğin gerçeğini de değiştirmiyor tabii ki. Ya müdahale etmiş olmuyorum aslında. Müdahale etmiş olmuyorum. Sadece bir öneri. Hani beni mutlu edersin. Şöyle Dilara yaparsan. Konuş sanki ben suçluyormuşum gibi oluyor. Konuşsana yapmadı mı? Hayır kendisini dinliyorum da. Dediğim gibi hani bu şekilde bana anlatmıyor ki. Burada çok farklı anlatıyor olayları. Çok farklı cevap veriyor. Burada vereceğin cevabı keşke bana evde verseydin. Ben sana zaten evde de böyle konuşmadım mı? Yo hiç böyle konuşmadın. Evde biraz Yeliz olaya dahil olduğu için farklı konular açıldı. Benim çünkü hassas noktam Öykü Hanım. Yok rahibe muhabbetleri. İşte bilmem ne. Ya öyle olunca muhabbetler uzadı oraya geldi. Şimdi peki evde başka burada zaman başka öyle mi? Evet. Dışarıda başka burada başka. Ya da Öykü Hanım şimdi öyle öyle diyorsunuz kadar yanlış anlaşılıyor. Ya Osman gel biz şunu bir izleyelim. İzle, ne izleyeceğiz? Gel bir izleyelim. Dilara biraz dertli o konuda ya. Ya izlemesek ya gerçekten daha hani burada ne izlesem çok utanıyorum. Dışarıda yani öyle burada başka. İzlesem çok utanıyorum. Buraya ayrı bir karakterle mi geliyorsun görünüyorsun acaba? Öykü Hanım yani öyle bir şey yok. Ben sadece sevdiğim kadına dışarıda biraz daha ilgi gösteririm. Hani burada da gösteriyorum ama dışarıda sevdiğim biz kadına. Biz her gün ama seninle ilgili bir konu konuşuyoruz böyle. Bir yasağını konuşuyoruz. Her gün istisnasız. Ama dışarıda başka, burada başka şimdi diyor. Dışarıda başka böyle başka derken sanki dışarıda farklı karakter, burada farklı karakter gibi algılanıyor. Biz ben dışarıda Dilara dışarıdaki diyor erkeklere Dilara haricinde mesela konuştuğum kız haricinde herkese karşı burada olduğum gibiyim. Ama konuştuğum bir kadın olur. Ona tabii ki de görüntülü konuşurken daha samimi, daha böyle sıcakkanlı. Bir görelim. Olurum yani. Bir görelim. Ne mi yapıyorsun? Senin işin daha iyi. Oturuş bu şekilde. Tamam olsun. Bir de işe yapıyordum. Ağlıyordu, hazırlıyordu. Ya. Artık ağlamıştım. En son geberçim. Sen yanlış anladın. Merhaba, söz konusu. Dilara kıskandın mı ya? Hayır. Yalancı. Gözün döndü, gözün. Hayır, şeye bozuldum. Bakışlarına bozuldum. Bakışlarına? Hasret de arkadaşım. Yo, yakın arkadaşım ya zaten. Ama bozuluyorum yani ben. Yine de kıskanmış. Yine de kıskandım yani. Normal konuşulmuyor bu yani. Takılan şey bu çocuk. Evet, ağır ama niye benimle telefonda o şekilde? Demek ki bu çocuk buradaki gibi değil. O zaman niye kendi kişiliğini yansıtmıyorsun burada gerçek? Kim çünkü sana ne diyecek? Istiyor. Şimdi telefonda atıyorum burada ne haber nasılsın falan diye konuşuyor. Telefondaki ne haber nasılsana nasıl? Ne haber nasılsın yavrum aşkım hayatım şakalar makalar böyle buradaki gibi değil. Aa, o zaman ben sen diyorum ki buradaki dün sen hangi Oğuzhan'ı beğeniyorsun? Sen biliyor musun dün tabii samimi olan Dilara ağlama krizine girdi sen erkekler tarafından. Biliyorum. Ama bazı meraklılar da. Ne? Bazı meraklılar da diyorum. Hı. O bir anlıktı ya gelip gitti. Geldiğinde. Biliyorum neden girdiğini de biliyorum. Sonra dedim sen Dilara pusası kendine gel. Kendine gel. Gel o zaman bize gidelim. Sen hangi Oğuzhan'ı
beğeniyorsun? Hangi Oğuzhan'dan etkilendin? Tabii ki beni güldüren Oğuzhan'ı beğeniyorum. Dışarıdaki Oğuzhan. Dışarıdaki Oğuzhan. Sen Oğuzhan'ın dışarıdaki halinden rahatsızsın. Rahatsızım dışarıda. O zaman Oğuzhan oynuyor diyorsun. Evet. Olabilir eğer Dilara oynuyorsan. Oynuyor yani. Baya baya oynuyor. Ya da şey mi? Yavaş yavaş mı açıyorum onu? Aşkım onu açmıyorsun. O zaten genelde evin içindeki yaptığı şakalarını sana yapmıyor. Gördük galalarda ne hangi şakaları kimlere yaptığını. Demek ki evin içinde sana öyle gerçekten davranıyor. Affettin mi onu? Niye? İçinde affedebildin affettin mi onu gerçekten? Tabii ki de tamamen affetmedi bu kızlar. Güveniyor bir musun daha yapar mı diye düşünüyor musun? Hiç güvenmiyorum şu an. Ben de onu anlamıyorum abi. O güven bir kere gidince daha niye devam edersin? Aşkım belki düzelir diye şu an izliyorum sadece. Bir şey diyeceğim hani böyle şeytanlar olur. Ya dışarıdan öyle görünüyor işte. Ay niye alkışlıyorsun ayol? Normal kız sohbet ben gayet, ben güvenim gidince bir daha devam edemem. Yani bana Dilara'nın arkadaşları diyor ki işte biz senin Dilara ile olmanı destekliyoruz, şey yapıyoruz. Burada ya affettin mi gerçekten ya? Ama destekliyorum. Yani, arkadaşım baş başa konuşuyor. Hani bana dışarıda farklı, içeride farklı diyorsunuz ama siz de bana karşı farklısınız ama... Yok ben Dilara seninle karşı mutlu. Farklısınız. Ay ne alakası var? Bundan bunu mu çıkardın Oğuzhan? Gözünü seveyim. Affettin mi üç gerçekten? Üç kız dedikodu yapıyoruz. Merak ettim ya gerçekten affetti ama, mi diye. Merak ediyor. Ya merak ettim. Hayır, ayrıca konu affedip affetmemesi değil. Senin dışarıda farklı, içeride farklı olmandı. Evet, konuyu saptırma. Öykü Hanım bu konunun bu şekilde açılması gerçekten bana çok saçma geliyor. Çevir o zaman. Dışarıda orada şimdi herkes, buradaki herkes, şimdi bak yalansa yalan desin. Buradaki herkes tanışma yolunda olduğu, ilişkide olduğu bir kadın veya adam. Evde görüntülü konuşurken tabii ki de buradakinden daha samimi olacak. Doğru söylüyor. Tabii ki de buradakinden daha sıcakkanlı olacak. Bu olması gereken bir şey zaten. Kötü bir şey demiyor ki. Bir dakika dur. Aslında bu senin iyiliğine böyle bir şey görmen. Çünkü biz en azından soruyoruz. Arkandan iş çevirildiğinde bunu burada görebilirdin diyebilir. Başka bir şey de söyleyebilirdi. Sen benim dediğimi deniyorum diyebilirdi. Oğuzhan ben sana erkekler evinde ne dedim? Dilara bu evin içinde de senin o dışarıdaki samimiyetini görmek istiyor dedim. Evet. Ne sen burada daha mesafeli şey diyeceğim. Yani. Dilara, yani o görüntülüdeki samimiyeti burada da görmek istiyor. Açık sözlü ol. Burada ben sana ne kadar samimi? Ama dışarıdaki gibi samimi değilsin. Ya nasıl samimi değilim? Burada nasıl samimi değilim sana? Neler neler söylüyorum konuşuyorum. Ya son birkaç gündür öyle evet. Son birkaç gündür öyle derken. Onlar yani, önce öyle değildin ama. Ben zorlasam açılıyor şu anda. Sen doymuyorsun acaba? Ya olabilir yani. Olabilir mi? Öykü Hanım izleyelim görüntüleri ne kadar samimiyim ona karşı. Ben bile bu kadar hani ben Oğuzhan Çengel. Ondan da şikayet ediyor sonra. Asker arkadaşım mıyım ben senin marka, diyor bu sefer de. Bir marka oldu zaten ama beni de. Ama o çok ayrı bir şeydi. O çok fazla orada da çok samimi oldu bak bende. Benim bu evde kimseye göstermeyeceğim samimiyetin 15-20 katını ben şu anda Dilara'ya gösteriyorum. Ama burada diyorlar ki ya işte dışarıdaki Oğuzhan'ı daha çok seviyorum. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum ki. Ama son iki gündür evet dışarıdaki Oğuzhan'ı gösteriyor bana. Ama ya ne yapayım daha ben bu kadarım yani. Yani bu kadar oluyor benden çıkıyor. Ben konuştuktan sonra kankacığım. Ben şey çok merak ediyorum Öykü Hanım. Biz hepimiz evden çıktıktan sonra bunların ikisi sona kalıyorlar. Evet o. No, ama her defasında böyle ne yapıyorsunuz? Ya biraz temas seviyorlar, sarılmak istiyorlar. Evet, biraz mırmırlar aslında evet. Biraz. Denk yani. Geliyor biraz da aslında. Bak şimdi. diye düşünüyorum. Ne? Denk mi geliyor? Denk geliyor diye düşünüyorum. Aa, aynen. Ortalarda da çıktığımız oldu kapı mesela. Kapı sizin üstünüze kapanıyor. Niye? Çünkü son çıktıktan sonra yollarınız ayrılıyor tabii ki. Ne kadar ertelerseniz o kadar iyi ya, tanımda. Tabii ki yani yani kovaladığımız da oluyor arada sizi. Evet. Evet yani. Tam aranızdaki çekimi görüyoruz. İşte orada zaten samimiyim hani anladın mı? Hani buradan niye gelip bunu söylersin? İmdat. Orada zaten bak samimiyetimi gör yani anladın mı? Evet Oğuzhan Çengel markasının dışında hareketler yapmasına rağmen tatmin olmuyorsun Dilara. Bir şey söyleyebilir miyim? Son iki gündür evet birazcık oluyorum da. Efendim Yeğcim. Dün ben anneme gittim Oğuzhan'la aynı servisteydik. Oğuzhan bana serviste Dilara'ya karşı gerçekten... yoğun duygular hissettiğini, gerçekten hoşlandığını Dilara'nın da hani bana karşı Oğuzhan'la ilgili atıyorum aranızda ne konuşuyorsunuz tarzı böyle ağzımı aradı. Ben de Dilara da bayağı sana yüksek biz kız kıza çıktığımız günde ağzından seni düşürmüyordu falan dedim. Bunu Dilara'ya anlatmayı unutmuştum şimdi anlatayım dedim. Benimle servis muhabbetleri ben bu kadar. Ben Oğuzhan hakkında bir şey söyleyebilir miyim Öykü Hanım? Evet. Oğuzhan Dilara'yla çok fazla değişti. Çok duvarını tabusunu kırdı. Yani her şeye böyle çok fazla yüksek tepki gösteren insan mesela bugün, pardon dün müydü, önceki gün müydü? Günaydınlaşırken
olan diyalogları, bir atışmaları oldu ya, Oğuzhan normalde buna daha fazla tepki gösterip ve uzatabilecek bir insan. Ama çok tatlı bir şekilde konu kapandı. O gün sonra nasıl kapatıldı ben anlamadım. Yok, bir kapıldılar birbirlerine. Ve Dilara da çok güzel nazlanabiliyor Oğuzhan'a. Oğuzhan da bunun farkında. İkisinin de hoşuna gidiyor. Batu ve Beyza, size tekrar geri döneyim hemen hızlıca. Şimdi sizin hikayenizde de böyle bir inişler çıkışlar, evet Afet beni yaptınız ama aslında kolay da olmadı. En çok birbirinizle uğraştınız. Neyse ki meselenin o deli deliyi görünce sopasını saklar noktasına geldiğini nihayet anlamışsınız. Şu hikayeyi bir görelim. Eksik yerimiz kalmasın, tamamlayacağınız yer varsa bir daha bir hatırlayın. Ama lütfen kararınızdan dönmeyin. Düzelmiş ki inşallah bir şey patlamaz. İnşallah bakalım. Görelim. Bir dur, gerçekten şu an senin şey yapamam ya. Sesini yükseltme, ben çağırmadım Hasret'i. Kız ne oldu? Valla beni ben başımı ağrıttı. Beynim gitti, biraz, biraz başıma orada konuş. Randama alama ağrıdın mı? Batabak da. Oha batabak. Arkadaşım anlaması için aslında burada yapıyorum. Hem de öyle muhabbet sohbet yani. İyi yapmışsın ya. Barıştınız galiba siz. Evet. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Özellikle sana ne söyledim? Senden rica ettim. Ben senden rica ettim. Dedim ki, Bat tamam ben Hasret'i seviyorum ama çok samimi olmanız beni rahatsız ediyor. Şu an var ya içeride bir tezahürat var. Tebrik ediyorum sizi ya. Gerçekten mi Bat? Şey, biz birbirimize böyle mi söz verdik? Sözün bu muydu bana karşı yaptığın söz? Burası gayet normal bir yer mi? Ben senin Hasret'i beğendiğini gayet net biliyorum. Benim gibi kızlar da böyle düşünüyorlar. Tebrik ediyorum, istediğini aldın. Artık çok mutlu olabilirsiniz. Tamam mı? Sana da yazıklar olsun ya. Senin beni ağlatmaktan başka istediğin hiçbir şey yok. Böyle prim kazanacaksın herhalde. Bunu böyle nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Beğendiğinin farkındayım diyorum, görüyorum diyorum, rahatsız oluyorum diyorum, samimiyet kurmanızı istemiyorum diyorum. Ben sanmıyorum bu arada beğenmekle aşkım, alakalı Allah bir şey olduğunu Allah aşkına da. Ya. Kendisi ya, de itiraf Batın, ediyor. Çekici kadın, güzel kadın kırmızı diye konuşmaları. Kırmızı odada konuşması yanlış. Ay. Ağlayacaktı, bağırdı, çağırdı, cırladı. İşte şov. Yani. Yok be, vallahi kıskanıyor. Ay sana ben bir şey söyleyeyim. Kıskansam sıkıntı yok ama ben olayı anlatıyorum. Ve o görüntü buraya yansıdığında ses açık. Ve Batı ne diyor biliyor musun? Yanlış anlamayacağını için seni buraya çağırdım. Arkadaşınızın ben sana bir vibe verdim. Hayır. Aramızda bir şey ama hayır yok. Dedi ki tamam. O zaman dedi bu arkadaş dedi en azından dedi kırmızı odanın değerini şimdi anlamıştır. Yani çünkü ben Beyza'ya gerçekten yükseliyim. Bunu söylüyor. Karı geliyor. Aa. Karı geliyor. Kırmızı oda basıyor. Tamam, o da şeyi çağırdı. Onur'u çağırdı. Doğru mu? Meğer şimdi ben onu ısrar etmedik o gün. Ha? Israr etmedik. Git diye. Kendisi istedi. Kırmızı odaya çağırıp bana diyor sanki Beyza çıktıktan sonra tamam hanımefendi şimdi kişi anlamıştır şu an kırmızı odanın ne kadar ciddi olduğunu, önemli bir olay olduğunu yapmaz diye böyle. Ondan beri bana takık zaten. Acaba Batın aklı sende mi? Aynur'un sorusuyla başlayalım. En sonunda ama o konuşmanın daha şeyi var yani Beyza. Hasret. Hasret sen böyle bir serseri mayın gibi geziyorsun evin içinde. Bak Dilara da sıkıntı olmuş. Burada sıkıntı. Başka problem var mı? Başka problem var mı arkadaşlar? Hasret kaynaklı, kıskançlık. Dökün eteğinizdeki problemi. Taşları. Yani galadayız. Hani kanka ayağı durumu diye. Burada böyle bir sıkıntılı bir mesele var galiba. Kanka aşkı. Ha? Yani... Benim açımdan hiçbir şey yok. Hı. Ama arkadaşların açısından bir sorun varsa dinliyorum. Ya Dilara'yla zaten, Dilara'nın zaten yok. Biz bunu sonra da konuştuk. O esnada zaten öyle bir kıskanması ya da onu öyle görmüş. Ben bunu çok normal görüyorum. Görkem'le hikayem var. Hani hep böyle oldu olmadalarım var ya. Yani Görkem'le işte, Görkem'le farklı. Yani bir görüştük, konuştuk işte o zaten. Onu galada görmüştük yani. Öyle ama Görkem'le öyle bir şeyimiz yok. İşte Batla da muhabbet zaten Beyza'yla. Ama Beyza da biliyor. Sadece o biraz o esnada çok fazla yükseldiğini düşünüyorum. Ama kendisi de biliyor öyle bir şey olmadı. Muhabbet zaten bu dudağını ağzını yalamadan başladı. O hareket olmasaydı
bence bu noktaya gelmezdi diye düşünüyorum. Konuşabilir evet, miyim? Evet. Onun öncesinde de o ağzını yalama muhabbetinden önce de ben Bat'a söylemiştim. Tabii ki de arkadaş olman gayet normal. Ama fazla samimiyetten rahatsız olurum demiştim bu muhabbetten önce de. Kendisi de biliyor. Yani olay oradan başlamadı. Ben Bat gene aynı pozisyona geldi. Neyse. Eller dizde. Bir de şöyle de bir yorum yapmışsın Hasret arkadaşım. Demişsin ki işte ses kayıtlarını duyup da nasıl böyle gelebiliyor? Ben orada sizi ikinizi gördüğümde... demedim. Ses kaydı vardı, duymadım mı dedim. Hayır, ben de onu zaten duymadım. Ben oradayken duyuyordum. Ses vermediler. Ben gittikten sonra ses vermişler. Onu da kızlar söyledi zaten işte ben bana. Ben bilmiyordum çünkü ben sordum ekstra ses kaydı var mı? Kızlar dedi ki evet vardı. Ben ama ben çıktıktan sonra ses vermişler. Ben varken ses vermemiştim. Ben de dedim eğer bunu duyduysan, duysaydı keşke bir dinleseydi dedim ben. Kızlara da bunu söyledim. Ve ayrıca yine görmezden gelebilirdim bir yerde arkadaşını. Ama şimdi seninle ben de arkadaşız diye biliyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani mesela, sen kendin Onur'la odaya giderken her şey rahat, her şey güzel, sıkıntı yok ki. Evet bu bir oyundu o gün çağrıldığında. Sen bunu devam ettirip ciddiyete döken sen arkadaş şaka yapınca... sorun çıkıyor ve bu benim mi? Kabak benim başıma yani mı patlıyor? Eğer bir şaka beni, ben ya da farklı bir kadın hiç önemli değil. Bir kadının gözyaşını akıtabiliyorsa o şakayı bunu şaka olarak aldım. O zaman bu senin Bat'ın yani, sorunu benim değil. Hasret çağırmadı kırmızı odaya bak onu kaçırıyorsun. Tamam. Bat davet etti. Tamam hayatım, ben zaten bir olan hasreti, yok. Ben hasret ediyorum ki keşke dahil olmasaydı. Ben de ilişkime zarar gelmesin diye. Senin ilişkime zarar geleceğini dile bile yapan için ben dönüp de şunu söylemedim. Hasret suçlu o her şeyi hasret. İlk başta onu yaptın ama ilk başta onu yaptın. O zaman, ben de sana bir soru soruyorum. Sen niye başkalarının ilişkilerini bozuyorsun ya da bozmak için şakalar yapıyorsun? Ya Olsay şimdi sence konumuz tam olarak bu mu ya? Ama onu yapıyorsan o da onu yapar. Bodrum sokağından sonra bak Bodrum sokağı oldu bu konuşma oldu. O konuşmadan sonra... Kırmızı oda muhabbeti oldu. Siz o arada burada oturup konuştunuz salıncakta. Benden haberim yoktu. Ayrıca kırmızı odaya ben değil, o beni çağırdı. Yani senin konuşacağın insan aşkım ben değil. Pardon Bat olması ama gerekiyor. Şunu da sana hatırlatmak isterim. Ben sen kırmızı odadan döndükten sonra sana tavırlarım için özür dilerim. Problem sende değil. Tamam, problem şey. Benim karşımdaki adamdaymış. Sen niye bu cümleyi kurmadın? Hayır ben şunu söylüyorum. Dedim ki keşke dahil olmasaydı bu oyunun onun yok, içine diyorum. Yok öyle demedim Beyza'cığım. Söylediğin şöyle de Hasret de niyeyse hep erkeklere yardımcı oluyor. Bunu da söyledim. Yani yardım istiyorlar çünkü. Yardım istiyorlar. Hasret de yardım ediyor. Biz Hasret'ten yardım istediğimizde... Bak zamanında örnek vermek istemiyorum. Dilara'nın bir önceki tanıma yolunda Hasret gidip yine konuşmuştu. Dilara Olca. İstediği için ya da aynı bir başkası. Da Ozan. Burada olay ne Bat ne Hasret olay tam olarak sensin. Evet, çok iyi. Yine bana düştü olay ya. Şimdi bir soru soracağım sana. Keşke biraz empati kursanız ya. Yapıyorum. Vallahi. Çok objektif bakıyorum şu an ben. Bir soru soracağım sana. Sen Onur'u oraya Bat'ı kıskandırmak için mi çağırdın yoksa açıklamalarınla Onur'u da beğendiğim birisi, onu da burada tanımak isterdim ve tanımak için mi kırmızı odaya çağırdım? Buna bir yanıt bekliyorum önce. Şöyle canım arkadaşım. Sayın. Evet, tamam benim sesim biraz bazen yüksek çıkabiliyor volümle alakalı bir şey söylemiyorum. Kısa yanıt. Kısa mı? Evet, hayır. Kısacası şöyle, beğendiğimi söylüyordum. Zaten serviste de ben Onur'un aslında gerçekten kişiliğini tanıyorum. Ben bunu kız arkadaşlarımla... Kırmızı odaya ne için çağırdın Onur'u? Kırmızı yanıt. Odaya hem empati yapması için... Hem de kendimce olay yaratmak istedim. Seviyorsun olayları. Sen olay yaratmak istedim dersen şimdi çok kötü yapacaksın kendini iyice. Bunun sormadan var mı? Dönüp de robota ya intikam böyle alınır. Onu görebilir miyiz? O görüntüyü görebiliyor olaylar. Ondan haberim yok Öykü Hanım. Bat'ın da ben burada Bat'a hak veriyorum. Kusura bakma da sen gerçek samimi duygularıyla ben Onur'u çağırdığını düşünüyorum. Çünkü önce Onur'a karşı da ilgisinin olduğunu söylemleri var. Evet ben beğendiğimi söylemiştim zaten. Bat'ın Hasret'e hiçbir ilgi, alaka bir şey duyduğunu düşünmüyorum Hasret'in de ona karşı. Sadece senin olayları biraz hani yaşayarak da neler hissettiğini bu çocuğun anlamanı sağlamak adına yaptığı bir oyun. Sen bu kadar büyütüp kendini nasıl yırıltabiliyorsun? Ben bu kadar... Üstünü kapatmaya çalışıyor. Ben işte Bat'ı ne anlatmak için, nasıl bir empati kurması için daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çağırdım Onur'u diyor ama halbuki öyle değil. Üstünü kapatıyor sadece bunu diyerek. Söz alalım konuşalım olur mu? Tamam özür dilerim Öykü Hanım.
Öykü Hanım, ben burada bu hikayede yanan Bat olacağını düşünüyorum. Çünkü bence Beyza'nın duyguları falan yok. Yok. Ben öyle yok, geçmiyor. Ben öyle bana da geçmiyor. Ben öyle düşünüyorum çünkü yok. Bir kadının... Erkekler evi genel böyle mi? Bir kadının ağlamasını herkes anlar Öykü Hanım. Yemin ediyorum ağlamaya çalışıyor ama ağlayamıyor. Aynen. Evet, yani evet. Herkes burada görüyor. Çok abartı tepkiler hani gösteriyor Öykü Hanım. Böyle bir tepkiler veriyor. Hani ben gerçekten Bat'ın duygularının çok samimi olduğunu düşünüyorum. Konuşuyoruz erkekler evinde de. Fazla. Her zaman bundan bahsediyor ama Beyza burada ilk başta elendiği için tekrardan elenme korkusu da olduğu için Bat'ı bir şekilde kullandığını düşünüyorum. Ben kendi fikrim. Beyza. Ağlayamıyor çünkü. Ağlamak istiyor ama ağlayamıyor. Nil ve arkadaşımız da burada. Onur, ben Onur'u Kırmızı Oda'ya davet etmeden bir gün önce Onur beni Kırmızı Oda'ya çağırır mısın? Ne olay olur? Sen de aklını kullanamıyorsun dediğine sen şahit oldun mu hayatım? Yok. Ben Onur arkadaşımızı arayın. Hayır, ben Oğuz'a bir şey söylemek istiyorum. Bugün evinize gittiğinizde arkadaşımızı arayın. Hak etmiyor bu ve çocuk. Ve bunu sorgulayın arkadaşım. Yapma. Söyleyebilir miyim? Evet. Bunu dedi, sen de bunu yaptın mı sen Beyza? Sen bunu niye şimdi söylüyorsun? Korkunç ne ya. Ne yapmış? Ona demiş ki beni demiş. Neden onu varken söylemedin? Onur buradayken söylemiştim. Konuşacaktı. Tekrar tartıştığımız için konuşamadı Onur'a. Biz bunu niye evde konuşmadık? Yani bu kadar tartışma olurken sen orada intikamlardan bahsederken neden o anda bunu söylemedin de şimdi söylüyorsun? Ben daha öncesinde Onur gitmeden önce Batı ve Murat'a söyledim zaten. Keşke Öykü Onur'a da söyleseydin. Konu anında Onur... söyleseydin keşke diyorum. Onur ne söyledi ya? Onur demiş ki sen aklını kullansana beni Kırmızı Oda'ya çağır, Batı kıskandır demiş. Batı Onur gitmiyor. Onur gitmiyor. Şöyle söyleyeceğim. Onur erkekler evine Kırmızı Oda'dan geldiğinde. Onur'la Onur da bir şey söyleyeceğim. İyi ki bir gitti. Uzanmadan konuşma. Onur erkekler evine Kırmızı Oda'dan geldiğinde kız samimi duygularını ifade etti. Hani ama benden yana olmaz evet. Çünkü Batlı bir ben, durumları var dedi. Ama olmazsa ben de karşılık evet. veririm dedi. O gayet duygusal bir görüşme geçtiğini söyledi Kırmızı Oda'dan geldi. Hatta biz oyun dedik. Hayır, böyle bir oyun değildi. Evet, oyun olduğunu düşünmüyorum. Onur burada olmadığı için bu şekilde konuşuyoruz. Aynen öyle. 8. gün 8. günde Onur'a telefonla bağlanılsın. Onur'a sorulsun yani bence bu. Bu olaylardan Onur gitmeden önce Murat ve Bat size söylemedi mi? Ya Murat böyle bir şey yapacak söyleyemiyorsun o zaman ya. Onur böyle bir şey yapacak. Ya burada o kadar net sorulacak bir soru var ki niye Onur burada? Ya Batı kıskandır beni Kırmızı Oda'ya davet edecek konuşuyor ya. Gerçekten söyledim Murat Onur gitmeden önce. Bunda da kaybolmayalım arkadaşlar. Ya sonuçta burada senin hasretle ilgili bir takıntım var. Ama evet bunu konuştun. İstemediğini söyledin. Ama olayları buraya getirenin aslında senin ilk yapmış olduğun hamleler olduğunu da burada hiç konuşmadan bu cümleleri kuruyorsun ya. Problem orada. Ben Onur'u beğendiğimi dış görünüş olarak kimseden saklamadım zaten. Ne Bat'tan daha öncesinde tamam, sakladım ne sizden ne de evden sakladım. Yani dış görünüş olarak beğendiğim birisini Kırmızı Oda'ya çağırdım ki siz de zamanında ya da yeni neden gelince... bunu normalmiş gibi anlatıyorsun? Çünkü Bat için geldin ya. Tamam o zaman niye Onur Onur bunu planladı diyorsun? Evet. Siz öyle bunu planladı demedim. Benim de aklımda var. Bir şey söyleyeceğim bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Beyza Onur'a tutarsın yani. Yani sen lütfen... Bat yine yolu bitirecek bu işte de. Bak bu işte ne niyetle nasıl yaptığını yani, dair burada sen çektin. Öykü Hanım ben konuyu noktalamak istiyorum. Lütfen. Arkadaşlar bu arada tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Ama ikimizin arasında olan meseleye bu kadar Beyza'ya yüklenmemenizi rica ediyorum. Her seferinde Beyza'ya tamam. yüklenmeyin diyorsun kanka. Ama Beyza şu an bana yüklüyor. Beni ne duruma soktuğunu görmüyor musun? Yüklenmiyorum. Sana ne dedim ya? Kime yüklence sana mı yüklenmiyor? Abi şu an Murat'ın durumuna sokuyorsunuz. Kız bir şey yapınca Murat'ın yaptığı gibi oluyor yani. Aynı. Bir şey söyleyeceğim. Ben bugünden sonrasına bakıyorum. Öncesinde karşılıklı bir şeyler yaptık yapmadık. Ben onları unuttum. Buraya gerçek bir şeyler yaşamak istiyorum diye geldi. Ben de gerçek bir şeyler yaşamak istiyorum. Bana nasıl gelirse o şekilde cevap alır. Bir anda bu kadar yükseldiysem ertesi gün yapacağı bir hareketle bu bir anda bu kadar da düşerim. Bundan sonrasını arkadaşlar bırakın da biz bir şeyler yaşamaya bakalım. Zaten olayınız siz değil, olayınız şu an benim. Farkında mısın? Biz aynı evdeyiz ve ben zan altında araya kalırım. Üçüncü, sen bence bunu ilk önce düzelt. Sizin ikinizin arasında düzeltmesi gereken bu konu ama ben buna müdahale edemem. Sen de dahilsin ya, Kırmızı Oda'da onunla görüşmek istemem. Bu konu niye açıldı? Aranızda halledin diyemezsin. Sen bir şey söyle. Sen şaka mısın ya? Nereye çekiliyorsun? Ben hasret senden sürekli zaten özür dilemedim bu konu ya hakkında. Ya özür dilemen yetmiyor bak. Bu mevzuyu Beyza ile çöz. Şurada yüklenme hani onun bir günahı yok diyebilirsin de kız arkadaşına yani hani. Senin adam olup şu an ağırlığını koyup Beyza'ya adam bir şeyleri... Demedi. Yani Beyza'ya bir şeyler deyip tamam mı? Susturman gerekiyor.
ya da bizim aramızdaki Hazret, şeyi halletmen gerekiyor. Bunu ben yapamayacağıma göre bakcığım. Ama olur. Vallahi Hasret, senin yorumunla ben adam olup olmayacağım zaten değişmiyor. Şu an anladın mı? Zaten Bahçı sana karşı... Hasret'i satıyor. Bravo. Her zaman özür dilediğimi de biliyorsun. Alkışlanabilir miyim sana gerçekten? Bence dost olarak değer verdiğimi de biliyorsun. Şu an yanlış geliyorsun bana. Şu an yanlış gel. Ben sanıyorum ki ağırlığını gösterdim sana. Ben şu an ikinizin arasında müdahale etmek istemedim. Çünkü benim ben böyle bir çorap örseydim ben seni bu işten kurtarırdım. Çünkü birbirinize düşmeyin diye. Aynı evdesiniz ya. Ben seni bu işten kurtaracağım yine, merak etme. Nasıl? Merak etme. Ama oradaki rahatlığını göstermiyor yalnız. Belki. Öykü Hanım, şimdi Bat burada Hasret'i kullanıp kızlar evinde birbirine düşürüp kızları... Aynen. Yalnız bırakmış oluyor bu durumda. Ben açıkçası öyle görüyorum. Şimdi aranızdaki muhabbeti siz çözün diyor ama sen bu kızı Kırmızı Oda'ya çağırdın. Ben Hasret'le konuştum zaten. Kırmızı demedim çağırdın. Mi yanlış anlama dedin Hasret beni diye. Beyza'yı kıskandırmak istiyorum. Şimdi onu topun ağzına attın, kendin bıraktın. Siz birbiriniz arasınıza çözün diyorsun. Olmaz. Bence yanlış bir şey. Yani orada Beyza'ya gidip Hasret'e evet ben yaptım, Hasret'le alakalı hiçbir şey yok. Sen böyle yorum yapma demen lazım. Şu an hani sen söylemlerinden çekiniyor musun? Bir yola girdiniz ya burada. Yanlış anlayacak diye. Hayır, ben erkekler evine geldiğimde de konuştuğumda da işte Beyza'nın sonundan gelip olay yaşadık ya biz. Sen zaten siz buradaydınız birkaçınız. Bat kalktı oradan yanımda, terası çıkıyor. Neyse ben çıktım, Mertlerle falan konuştum. Hatta sonra bu muhabbet açılınca ben yine yükseldim. Bat'ın yanına gittim. Bat diyor ki ya işte Beyza bizim görüşmemizi istemiyor. Ben işte böyle ayrı kalmam lazım. Sen şu an dedim Beyza'nın hani... Senin benden hoşlandığını tasdikliyorsun dedim bu hareketinle. Yani evet gerçekten ben Hasret'ten hoşlanıyorum. Beyza bunu yakaladı bizi gibisinden. Kaçıyorsun, bu duruma getiriyorsun. Sen bunu böyle gösteriyorsun dedim. Ama o senin düşünce. Ama belki o şekilde düşünmeyecek. Ama yani İnsanlar bunu böyle düşünüyor. İnsanların ne düşündüğü önemli değil yani. Şu an Beyza ama insanların benim ne düşündüğüm çok önemli. Ben bir şey diyeyim mi? Bence söyle. Bu olaydan da sen de biraz bir tık ders çıkarmalısın. Evet. Ya tabii ki. Net. Bu kızın üzerine bu kadar gidilmesinden rahatsız oluyorum. Tamam, ben de size ona göre tepki vereceğim bundan sonra. Ya Beyza'nın Nihle'ye yaptığını, biz de Beyza'yı yapıyoruz deyip kendinize de bir kabul etsenize bunu. Ağlayamıyorsan ağlama taklidi yapmıyorsan ağlayamıyorsun. Evde çok kendini gösteremediğini düşünüyorum. Umarım dışarıda çok mutlu olursun. Çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. İnsanların ilişkilerine karışmaya devam etmeyeceksin. Böyle bir nankörlük beklemiyordum. O yüzden seni yazıyorum. Seni görünce midem bulanıyor. Artık seni görmek istemiyorum. Kısmet olur, ruhunu taşımıyorsun. Ödeştik. Bat eğer duygusal davranıp da bu şekilde herkesi Beyza'nın üzerine yüklenmemekle ilgili uyarıyorsa... Başına Beyza ile ilgili bir mesele geldiğinde bundan sonra bunun sorumluluğunu da almak zorunda. Nitekim benzer bir olay yaşandı. Nasıl yaşandı? Oğuz ve Nihli arasında Beyza'nın yapmış olduğu konuşmada Beyza'nın haksız olduğunu Bat da söyledi. Bir görelim görüntüyü, sonra onu konuşalım. Dilara'yla da tanışma yoluna çıkmıştın. Dilara'ya sana bağırdığı kadar, sana çıkıştığı kadar çıkıştığını görmedin mi? Ya da sana bir şeyleri empoze etmeye çalıştığı kadar Dilara'ya bir şeyleri kabullendirmeye çalıştığını görmedim. Senin kişiliğini istemesen desen yönlendirmeye çalış. Sesini yükselttiğini, böyle davrandığını hiç hatırlamıyorum. Belki ben hatırlamıyorumdur. Sesini yükselttiği taraflar da vardır ama... Ama daha farklı davranıyordu diyorsun. Biraz şeyin de peşinde herhalde böyle... Evleneyim ama evlilik hayatımda her şey benim istediğim gibi gitsin. Bütün ipler benim elimde olsun. Şu anda da o yolda ilerliyorsunuz yani. Of! Yine senin buhranlara soktum herhalde. Yemin ederim var ya... Ama ben diyorum, etkileniyorum diyorum. Ya bak söylediklerimden etkilenme. Ben sen etkilen ya da Oğuz'a bana neden bunu... Ama etkileniyorum. Sen benim üslubumu mu beğenmiyorsun? Sert konuşuyorsun ya, evet onu sevmiyorum. Sert konuşuyorum mesela, evet. Nasıl? Of, şu anda bir da şey mı söyleyeceğim? Biraz önce konuştuk da. Şimdi konuştuk. İnşallah Beyza ile de ilgili. Ya bana bak. Tamam. Söylemeyeyim diyecektim ama sen böyle deyince. Beyza. Ya bir şey söyleyeceğim bak, bu normal değil. Tamam. Atacağım şimdi. Sıra buradan. Burada mıymış? Yemin ediyorum. Dedim Dilara'yla da böyle yapmıyorsun. Ne yapmıyor? Böyle sert çıkışmıyor musun? Ya kızım biz... Demek ölmüyor ki... Ölmüyor musun?
bizim... Ne oldu, yani sizin ben bu, nerede takılı kaldınız gitmiş şu an? Bu Sarıçıyan demiş ki bu Oğuz Dilara'ya bağırmıyordu, etmiyordu demiş. Sana niye böyle yapıyor hesabına getirmiş. Düzgün bir şeydi Koşkoy'da, kötülemek için yapmadım. Ben onun niyetinin iyi olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Yalan mı peki, yalan mı? Oğuz. Ben bir dur, bir Nihli'ye bir Nihli'ye soralım. Nihli'ciğim, izledin, ne oldu? ne diyorsun? En gözüktüğü gibi dün de söyledim. Ben kötü bir şekilde yaptığını yine düşünmüyorum. Düşünmüyorum, yorumunu yaptı sadece, gördüğünü söyledi. Etkileniyorum ama şey olarak, mesela dışarıdaki yorumlardan etkileniyorum, yapılan yorumdan. Etkileniyorum dedim, bu kadar. Yani düşünüyorum. Orada da zaten biraz yansımış hani. Düşünceli olduğum. Kafama takıyorum hani, kendi içimde düşünüyorum ama Oğuz'a karşı davranışım değişmedi. Aynıyız bu arada. Kendisi de biliyor. Konuşuyorum ekranım şu anda. Yani Beyza'nın benimle ilgili bazı problemleri var. Ben anlamadım. Gerçekten çözemiyor. Gelmiş kızı almış karşısına, bak sana böyle yapıyor, şunu yapacak, ileride sana böyle yapacak. Yine dedi hatta orada. Ben seni yine böyle etkiliyorum ama dedi, büyük ihtimalle bunun dışında serviste de etkiliyor. Dışarıda da etkiliyor. Ben anlıyorum zaten Nihli'nin bazı şeylerden etkilendiğini. Ama bunun öyle bir durumda olmadığını da açıklamaya çalışıyorum. Beyza bir şekilde yani ilerliyor. Bilmiyorum neden bizim aramızı bozmaya çalışıyor. Aslında hani buradaki herkesle de konuşuyoruz. Herkes bizim çok güzel ilerlediğimizi düşünüyor. Nihli de böyle düşünüyordu ama Beyza gelene kadar. Beyza geldikten sonra bana davranışları bile birazcık böyle değişti. Yani umarım artık yapmaz böyle bir şey. Çünkü bildiğin direkt etkiliyor kızı. Hani kız etkileniyorum diyor, hala konuşmaya devam ediyor. Neden bunu yapıyor bilmiyorum. Ben tam tersi Batla bu konuda dedim ki kanka dedim inşallah dedim mutlu olursunuz. Umarım yani senin istediğin gibi olur her şey dedim. Ama hala geliyor Nihli'yi etkilemeye çalışıyor. Neden yapıyor bilmiyorum. Neden yapıyorsun Beyza? Şöyle ilk söyleyeyim, serviste asla böyle muhabbetleri geçirmiyorum. Asla etkilemeye çalışmıyorum. Yüzü de burada. Senin konunu çoğu zaman konuşmuyoruz bile. Kendi günlük hayatımızda konuşuyoruz. Kendi şeyimiz olursa çok nadir konuşuyoruz zaten. Böyle iyi konuşuyor ama konunun sonunda da Nihli'ye gidip Buhran'ı soktum değil mi seni diyebiliyor. Yine yani diyor, yine. Buhran'ı sokmayı zaten planlıyor. Gördüğümde, modunun düştüğünü gördüğümde öyle bir konuşma geçirdim. Ben gerçekten dışarıdan böyle gözüktüğünü tamam, de farkında değildim. Tamam, fesatlıktan başka bir şey değil. Arkadaşımla konuşuyorum Oğuzhan lütfen. Bundan sonra sizin ilişkinizde daha dikkatli olmaya çalışacağım. Daha ince davranmaya ve... Beyza bir şey sorayım mı? Buyurun. Elenmende etkisi olduğu için mi yapıyorsun acaba Oğuz'a? Oğuz'un böyle bir mu? Şey mi yapmaya çalışıyorsun? Hayır, onun için yapmıyorum gerçekten. Onun için ya da farklı bir şey için değil. Ben gördüklerimi, kızgın ben kendim yani? Gerçekten çok eminim. Asla elenmemde ya da farklı bir şeyde, ki elenmemde de onun etkisi yok. Benim bir şakam vardı. O şakamın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Oğuz'un pek etkisinin olduğunu pek düşünmüyorum kendi çapımda. Ama var mıydı ben, yok muydu? Bence vardı. Bence yani. Yoktu. Arkadaşlara da sorabiliriz isterseniz. Bence de yani özellikle gayret ettiğini bil istersen. Özellikle ben diğer ilişkiler hakkında da yorum yapıyorum ama Nihli'yle daha çok bir arada bulunuyoruz ya da atıyorum Rümeysa için gördüklerimi söylüyorum. Rümeysa'yla tartışmış olsak bile ben bütün peki, ilişkiler hakkında... Peki kızlara da soralım mı? Bu görüntüyü nasıl değerlendiriyorlar? Evet Rümeysa'cığım. Ben kesinlikle iyi niyet bulmuyorum yani. Beyza her ilişkide hep böyle kötü şeylerden örnek veriyor. Mesela ben de Nihli ile konuştum. Üzgündü zaten. Farklı şeyler söyledim. Yani iyi etkileyebilecek şeyler söyledim ki Dilara'yla ilişkisini ne kadar biliyorsun? Yani çok kısa sürdü zaten. Hani bu kadar kesin konuşman işte sana böyle, başkasına böyle değildi. Kız zaten etkileniyorum diyor. Hala bunu devam ettiriyorsun. Ara bozmak olarak algılıyorum yani ben. Kesinlikle bu şekilde. Yani eğer elenmemiş olsaydı ve bugüne kadar evde her şeye birebir de şahit olmuş olsaydı, evet iyi niyet, tavsiye derdik. Ama görmedi, etmedi. Yani Nihli ile nasıl başladıklarını, nasıl ilerlediklerini, bugüne nasıl geldiklerini, Oğuz'un ne zamandır Nihli'ye sesinin yükselttiğini görmediği için böyle bir yorum yapması bir art niyet görüyorum ben. O kadar. Okay. Şöyle ben Oğuz'la Nihli'nin ilişkisini Nihli'nin anlattığı kadar biliyorum ya, ben Nihli bana ne anlatıyorsa ya da bir aradayken ne konuşuluyorsa o kadarına şahit oluyorum. Anladım ama yeterli tamam yani. Yeterli bilgi donanımına sahip değilsen lütfen yorum yapma, yanlış yönlendiriyorsun. Bu arada ben öyle peki bir şey bu yorumu Nihli'nin yapması gerekmez mi acaba? Konuşmuyor ki.
Mihle ne detay vermiş ilişkisi i̇şte hakkında? İşte ben serviste bizim hakkımızda ne konuştun? Mesela ne i̇şte anlattın? Zaten bunu? Biraz önce de kendisi de söyledi. Çok konuşmadık. Öyle bir şey anlatmadım hani bana böyle davranıyor, kötü davranıyor tarzı bir şey. Ama söylemedim hiçbir zaman. Ben ağlarken şahit oldum ya orada bir şeyin... Biliyor. Ağladığında falan öyle gördüğüm için böyle bir aslında konuşmayı da geçirmiştim. Çünkü ağladığında ve içinde hala tam olarak kapatamadığını konuyu söylediğinde böyle bir konuşma sonrasında ama geçirmiştim ama. İşte o ki. Daha kötü yani. Kız zaten ağlamış, üzülmüş. Yani. Ben daha iyi şeyler söylemeyi tercih ettim. Mesela... Hayır o gün söylemedim zaten aradan bir gün İşte demek ki sonra. Bir hissi var yani sen zaten kız üzgün üstüne vuruyorsun. Anladın? Hayır Mihle'nin... Kimse burada melek değil. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes bir yorum Şeytan yapıyor. Şeytan da bir melektir. Anladın bak. Mı? Yani Beyza yapınca adı çıkmış 9'a inmez 8'i oluyor. Olay bu yani. Ya adı burada yapınca değil ki bu kim yapsak? Hiçbir şey olmuyor yani. Bir tek Beyza mı yapıyor? Bir tek Beyza mı yapıyor? Hayır herkes yorum yapabiliyor. Görüntü hakkında konuşuyoruz. Arkadaşlar hatırlamıyorum da sadece Beyza mı bir şeyler yapıyor ya? Ya bak bunu Beyza yapsa yine tepki olacak. Beyza yapsa bir şey olacak. Erkekler de Murat yapıyor, kadınlar da Beyza yapıyor. Bu kadar basit. Herkes yapıyor bu arada. Sadece Beyza ortada yapıyor. Arkadaşlar lütfen objektif konuşalım. Sizlersiniz öyle. Ses. Merke. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar teker teker konuşalım. Evet. Kız kıza tartışma yaşanırken Ozan dahil olduğunda sen niye atlıyorsun kız kıza tartışmaya deniyordu. Şimdi yine kız kıza tartışma olurken bak kendisi yapıyor yalnız. Sen burada değişti bu arada. Mi? Olayları kaçırıyorsun. Kız kızı onlar konuşurken Ozan atlıyor. Tamam sen de atladın şimdi sen de atlamadın. Abiciğim kardeşim bu adam atlarsa ben niye atlamadım? Hayır öyle bir şey var şu anda sadece ikisi konuşuyor. Ya burada konuşuyor. Konuşmasını kaçırıyorsunuz sonra birleştiremiyorsunuz. Kendinizi buraya verin. Heyecanınızı bırakın da girin buraya. Hadi geç buraya. Heyecanınızı dışarıda bırakın gelin kafayı toplayın öyle burada muhabbet edin. Kardeşim şu andaki biz görüntü hakkında yorum yapıyoruz. Oğuz evet. Ben artık rahatsız olurum Öykü Hanım ya. Bu kızın üzerine bu kadar gidilmesinden rahatsız oluyorum. Tamam ben de size ona göre tepki vereceğim bundan sonra. Tamam ona göre gel o zaman. Şimdi Beyza'nın üstüne neden gidiyorsunuz diyor da Öykü Hanım şimdi bize bir görüntü veriliyor ve biz bunun hakkında yorum yapıyoruz. Yani başkası olsaydı bunu Leyla yapsaydı örnek veriyorum. Leyla yapsaydı, Yeliz yapsaydı, başka birisi yapsaydı yine aynı tepkileri verecektik. Beyza yaptığı için Beyza'ya yani tepki veriyoruz. Sen de diyorsun ki Beyza'nın özellikle üzerine gidiyor. Kardeşim Beyza yapıyor zaten. Oğuz. Atladığım bir kısım var. Dürüst olalım burada da. Ben yaptığımda daha fazla tepki görüyorum ve daha çok kişinin negatif yorum yapma hakkına sahipmiş gibi hissediyorum. Karakterinizi yaptık yani. Tamam ben bak ben zaten hatalı olduğumu, eksik olduğumu oğlu da söyledim, size de belirttim. Evet ben de izlediğimde kendimin negatif olarak diyorsun, kötü niyetli bir insanım diyorsun. Kötü niyetli bir insanım demedim ben. İçinde fesatlık var demedim Öykü Hanım. İçinde bir cür içim var burada. Hani söyledin içinde de fesatlık var herhalde. Evet o yüzden kötü niyet oluyor bu. Çıkan cümleler ortada ya şaka gibi ya. Yani ben de böyle bir ya arkadaşlar bu kızın tarzı bir şekilde konuşma usulü biz de o tarzı eleştiririz burada o zaman yaptığı yanlışları gördükçe. Biz Beyza'ya diyoruz ki rica ediyoruz bir daha işte görmediğin bilmediğin analizini tamamıyla yapamadığın konularda yorum yapma lütfen diyoruz. Evet, tartışmıyoruz ki kızla. Bak yani dışarıdan bir etkiyle ilişki sizin ilişkinizde dahi bir takım kurgularla hani seni sana bir şeyler öğretmek istedi ya. Yani herhangi bir ilişkiye kim müdahale ederse etsin bu tepkiyle karşılaşır. Hah biz burada. De onu diyoruz işte. Evet, yani Beyza olması değil burada mesele. Kim bir ilişkiye dışarıdan müdahale edecek ve yönünü değiştirecek bir durum olursa bu yaşanıyor. Peki bir şey soracağım. İlişki, mesela sadece Oğuz'un ilişkisi ya herkesin yorum yapması yüklenmesi normal mi? İyidir konuyla ilgili. Bir şey söyleyeceğim. Atladığın bir nokta var. Beyza Oğuz'un sana... sadece Beyza karıştı. Beyza hayır, senden Oğuz, intikam Oğuz'un... aldığında biz Beyza'nın yine üstüne gittik. Konu sende. Bak, tamam, senin tarafını şey hayır, Oğuz'un probleminden çok daha çok Ozan böyle ekran bir şey ekran yapıyor. Ekran verdi. Sen diyorsun ya. Yani herkes Ozan'a böyle olur. Arkadaşlar. Oğuz daha çok göstersin tepkisini. Ya siz hepiniz bu ilişki gerçek değil. Bu ilişki sahte. Beyza'ya inanmıyoruz. Beyza işte evde kal. Bunları konuşurken kendinizi hiç aynaya bakıp da ya Beyza'nın Nihle'ye yaptığını biz de Beyza'yı yapıyoruz aynen. Deyip kendinize de bir kabul tamam. Etsenize sen bunu. Sen de üstüne yani düşmeyen konuşmaları başkasıyla yapınca suç yok. Sen üstüne düşmeyen konuşmaları başkasıyla yapınca suç yok. Biz yorum yapınca suç yok. Tamam biz yorum yapınca suç yok. Ağlayamıyorsan ağlama taklidi yapma o zaman. Ağlayamıyorum değil ben gerçekten ağlıyorum. Anladın mı? Siz benim gözyaşlarıma inanmıyorsanız bu da sizin merhametinizin eksikliği. Gözyaşın aksaydı inanırdık belki. Peki söyle kim ne yaptı? İlişkinin kim müdahale etti?
Bizim ilişki... Evet, Öykü Hanım daha demin de kabul ediyorlar ya. Kim battı, aranıza kim girdi? Kim kabul ediyor? Mesela hepiniz kabul ediyorsunuz. Kim yaptı mesela? Bize örnek ver. Yani konuşurken daha demin söylemediniz. Biz Beyza'nın işte ilişkisine inanmıyoruz. Beyza'nın bunları isim olarak şu şunu söylüyor, bu bunu söylüyor. Evde ne konuşuyorsunuz ben bilmiyorum. Ama bunu da söylendiğinde ya Beyza'ya da bunu söylüyoruz ya da söyleniyor dendiğinde evet söylüyoruz deyip kabul ediyorsunuz. Ben tek tek isim yakalayamıyorum çünkü o kadar Beyza, çoksunuz ki. Beyza biz senin ilişkine müdahale etmek isteseydi biz seni eve almazdık. Davranışlarına inanmıyoruz. Geri ben kalan size inandırmak için peki. Ne yapayım ya buradan aşağıdan kendimi basayım Bat için ya. Beyza bir soru daha sorayım. Bat'a sorar mısın? Eve kimi alalım diye bütün erkeklere bir sordular mı sormadılar mı? Sormuşlar bunu bana erkeklere verdikleri, verdiği cevaba göre hareket etmişler mi etmemişler mi? Evet ettiler. Peki ondan sonra Bat'a tekrar soralım. İlişkinizle ilgili senin gördüğün bir dışarıdan müdahale var mı? Olumsuz. Sana biri gelip dedi mi yani ayrıl be kardeşim ne yapıyorsun sen? Ayrıl gibi o şekilde değil de böyle olumsuz yorumlar var. Ne mesela? Yani bu kız sana karşı ciddi değil, aynen, seni kullanıyor gibilerinden sürekli bir mobbing var. Ben de diyorum ki artık salın bizi de. Varsa da görürüz. Peki bugünün önemli bir kavgası var arkadaşlar. Onunla tartışmayı, konuşmalarımızı ve haftayı noktalayalım isterim. Murat, İlayda ve Leyla. Gene. İlaydacığım, nasıl hissediyorsun kendini? Hararetli başladın güne. Evet Öykü Hanım, öfkemi kontrol edemedim evet. Ama artık haklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü herkesin bir sabrı var. Ve gerçekten bir şeyin yapılmasından rahatsız olduğumuz zaman, Beyza örneğindeki gibi, ne diyor? Berke 20 kere söyledik diyor, hala yapıyor. O yüzden sinirleniyoruz diyor. Ben Murat'la konuşmaya başladığım günden bu sabaha kadar, kulisten bahsediyorum bu arada, Leyla'ya yorum yapma, yorum yapma, bence yorum yapmadan artık yorum yapmaya geçtim. Hatta dün en son dedim ki bak canım benim dedim, bu konu benimle alakalı. Ben senin benimle alakalı konuşup konuşmayacağına karar verebilirim. Böyle bir hakkım var. Benim hakkımda konuşuyorsun çünkü. Konuşma. Tamam dedi İlayda, buna dikkat edeceğim dedi. Değil mi hani kesinlikle artık dikkat edeceğim dedi ve biz bu konuyu kapattık. Şimdi Murat hakkında konuşmuyor. Şimdi biz Murat'la mesajlaşıyoruz ve ben kulisimizi biliyorsunuz. Hepimiz bir aradayız. Ve ben sadece o kuliste giriyorum, üzerimi değiştirip zaten başka bir odaya geçiyorum. Yani 5 dakika falan aynı odada kalıyoruz. Ben sabah gelmişim, o sırada Murat'la konuşuyorum. Murat'la mesajlaşıyorum. Geldim, oturdum. Bakın bu kadar mı tesadüf olur? Geldi ya bu editler de bitmiyor dedi. Hani yalancı dedi bana bu arada. Parazitten daha kötü bir ithamdı bence. Yalan niye söyleyeyim yani böyle bir ihtiyacım neden olsun? Geldi ya bu editler de bitmiyor dedi. Aldı telefonu yanıma koydu. Şimdi telefonu oraya niye bırakıyorsun? Bu birincisi. Diyor ki sen benim telefonuma baktın. Sen zaten girerken peki, yüksek olayı sesle... anlatmandansa ben seni sadece Murat'la son durumda ne olduğunuzu öğrenmek istemiştim. Sizin tanıma yolunuz var mı? Böyle bir şey başladı şu an konuşuyoruz. Öykü'm şu an arkadaşız. Arkadaşsınız. Evet. Birbirimizi arkadaş olarak tanımaya çalışıyoruz. Hı-hı. Şu an tanışma yolu için bence bir erken. Hı hı. Evet. Ama ben fiziksel anlamda beğeniyorum kendisini. Ama arkadaş olarak bir tanımak istiyorum öncelikle. Peki. Bir görelim. İzleyelim. Ekranda söylüyor ama ekranlar kapandığında geliyor arkada İlayda'ya bak ben seni düşünüyorum tarzı yorumlar yapıyor. İki yüzlü kanka. Kıza iyilik olarak yaklaşmaya çalışıp beni baltalıyor. Burayı kaçırıyorsun. Karışmayacağım diyorsa karışmayacaksın. Ne kelimeler kullanmış? Hakim misin ne konuşun her şeye? Biliyor musun ne konuşun? İşte gideceğiz öğreneceğiz. O kadar bilmeden sinirli ama sen de itham altına hayır böyle şu kelimeyi güzel bir şekilde uyarı da yapmış olabilir. Bak ben bu çocukla burada bir hani ilişki yaşadım da bu tarz sorunlar yaşadım deyip dikkat et tarzı bir şey derse bak dikkat problem? Et tarzı bile bir şey derse bu sonuç olarak kızı iyilik yapmış olarak görebilir ama yönlendirme oluyor. Meleğim bilmem neyim vesaire falan demiyorum bu birincisi. Melekse İkincisi... şeytan da ya araya girme be. Devin. Bağırma bağırma. Ya girmesin. Hayır şu an ağlamıyorum diye sinirleniyor o yüzden anlayış gösteriyor. Ya kadınsa kadınlığını bilecek abi. Ben kadınlığımı çok iyi. O zaman uyarın girmesin. Masaya kafana yediğin zaman kadınlığımı görürsün ağzını topla. Tamam araya girme. Senin erkekliğine girmeyeyim istersen o zaman. Bak böyle masaya kafama yedim. Tamam kafana yersin görürsün kadınlık nasıl oluyor. O zaman gir bak. O zaman kelimelerini seçerek. Ya ben senin erkekliğine bir şey demiyorsam Leyla, sen de benim kadınlığıma diyemezsin. Kadınlık öyle kafaya masaya geçirmekle olmaz Mubin. Ben neydi adamla konuşuyorum. Bir erkeği belinde sırtlayıp
18 kişiye, pardon seni saymayayım, 17 kişiye karşı durup kaç hafta senin arkanda durup hazmedemiyorsun. Seni koruyup korurken Ozan, çok güzel kadındım. Anladın mı? Konuyu şimdi ağlamıyorum diye. Bu sende sinir. Niye? Çünkü narsistler karşılığında her zaman ağlayan kadın isterler. Bitti mi? Asla. Allah rızası için bitsin. Bitti mi? Allah rızası için bitirdim şu an senin. Herkes kendine evin edesin ve git ne olur. Oh! Yani anladınız ya, git, mı arkadaşlar? Hadi git. Bak, ay, benim uzak nereye uzak gidip gitmeyeceğime sen karar veremezsin. Okey? Uzak dur. Beynini patlatırım seni. Uzak dur, tamam patlatırım. Kadınla mı da görürsün. Kadınla yeri geldiğinde de erkek gibi kadını. Gel lütfen. Erkek gibi. Bazıları gibi 3,5 atıp ben yazılı sopunum demiyorum en azından. Ben sen gibi değilim. Benim umurumda bile değil burası. Nefret! Öncelikle orada sinirle ağzımdan böyle hani köpekler, kediler de güzeller. Onlar bizim yani yumuşak. Hepimizin evinde var. Onu o şekilde ağzımdan çıktığı için özür diliyorum. Bunun dışında ben bir kere konuşup net bir şekilde susmak istiyorum Öykü Hanım. Birincisi... Sanmıyorum ki böyle bir şey mümkün olsun. Yok, İlayda'ya bazı noktalarda hak veriyorum aslında. Hangi noktalarda hak verdiğimi söyleyeceğim. Daha yeni geldi. Birçok şey yani beni de tanımıyor. Kimseyi doğru düzgün tanımıyor. İçeride bir şeyler olduğu zaman bunu kendi üstüne alıp yanlış anlayabilir. O yüzden o kulis muhabbetine hak veriyorum. Kulis muhabbeti de şöyle oldu. Görkem'le benim editimi yapmışlar. Yani ayağımız böyle. İşte huyundan suyundan falan. Onu hatta Aynur'a anlatıyordum. Gösterdim. Sonra Murat'ın editini de gördüm. Bizi sürekli yapıyor. Ben dedim ki bu editler bitsin artık. Çünkü ister istemez insan kendini kötü hissediyor Öykü Hanım. Yani bunu herkes yaşıyor. Hani bitmesine falanına filanına üzülmek değil. İstemsizce yaşadıklarım olumlu ya da olumsuz hatırlatıyor. Ve benim psikolojim gerçekten bozulmuştu. Görmek beni rahatsız ediyordu. Hani bitsin artık gibisinden. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Az çok beni insanların tanıdığını düşünüyorum. Murat'la yazıştığını, konuştuğunu katiyen görmedim. Benim gördüğüm tek şey, içeride çok affedersiniz. Hep geliyoruz yani saçımızda havluyla duş alıp falan. Saçında havlusunu çıkartıyordu. Ben o sırada Aynur'un yanında koltuğun bu tarafındaydım. Sonra bu tarafa geçti. Bir şeyler yapıyor muydu, alıyor muydu görmedim. Elbisesini mi gösteriyor? Bir şey, bir muhabbet oldu orada. Neyse. Sonra ben telefonu koltuğun oraya bıraktım. Ben bir... Gerçekten merhametli ve vefalı bir evlat olarak yetiştirildiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar asla kimsenin hakkına girmedim bilinçli olarak. Bilincine vardığım zaman da bunun telafisini çok iyi yapabilme kapasitesinde bir kızım. Eğer bu konuyu bu şekilde kendi üstüne alındıysa alınmasın. Çünkü ben öyle arkada Beyza'yla bile tartışmamız olduğu zaman arkada nispetli bir böyle hareket yapacak ya da bir şeyleri uzatacak bir insan değilim. Aksine en son buradaki muhabbetten sonra dedi ya karışma. Sana olan saygımdan karışmıyorum. Çünkü sen bir kadınsın, her şeyi yaşamak senin de hakkın diye. Saygımı gösterdim, kenara çekildim. Doğru mu? Arka tarafta da hiçbir şekilde hani iletişim kurmadık o gün, o dönemlerde. Çünkü bir şey söylesem yine yanlış anlaşılacak diye hiçbir şey söylemedim. Hayır, polisteydik. Normal hayatımız hakkında konuşabilirsin. Ben sana sadece Murat'la aramdaki diyaloğa girme. Bana yorum yapma, ona yorum yapma. Yani şöyle bir insan, böyle bir insan tanıtma. Çok kısa yani, bitireceğim. Beyzanlı çok az kaldı. Dinleyeceğim seni. Çok az kaldı. Dedim. Her zaman bu evde kim olursa olsun adaletli bir şekilde yorum yapıp kimsenin hakkına girmeden adaletli bir şekilde savaşalım dedim. Ve bunun tamam, da hala adaletli arkasındayım. Bir şekilde savaşacaksa bir şeylerin farklı bir şekilde çarpıtıp insanların hakkına girerek burada bir şeyler yapman hoş tamam, değil. İnsanların sen beni bugün hakkıma girdin. Ben seni yanlış anlayarak. Ya iyi niyetli insan, gidip, iyi niyetli insan şaka, gelir der ki. Leyla bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? İlayda bir de. İlayda. O an gelir der ki Leyla sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Hayırdır? O zaman ben ona doğrusunu yanlışını anlatırım. Bunu arka tarafta içinde tutup gelip burada yayında sen bana ima yaptın. Ne bileyim parazit. Peki lütfen konuyu anlatıyorsunuz. Bir saniye. İlayda bir saniye. Konuyu anlatıyorsunuz. Görüntüyü görelim. Ondan sonra lütfen bana detay anlatmayın. Yok o onu demiş, bunu demiş. İzlemiş olacağız. Lütfen fikrinizi ve hissinizi konuşun sadece. Rica ediyorum. Görelim. Yani yine araya yine bir parazit giriyor.
parazit derken parazitin kelime ben anlamını biliyorsun. Ben mi sokuyorum kendimi araya? Gülümsüyorsun. Mutsuz tamam da kamera halinde çekiyor, gülüyorum, ne yapayım, suratımı sallasam bu sefer moralin bozuk diyeceksiniz. Dikkat edin kelimeleri Allah kullanırken, tamam mı? Neyse. Aşkım canım, YouTube reklamı diyorum. Bunlar dışında ne konuştum ki ben onunla şaka yapacak? Reklam desin, hani bir şey olur ya birbirimize ben diyorum. Atsın, hiç problem değil. Ama parazit çok iğrenç yani. Murat onu da burada ağlattığında, ağlarken, gözyaşları dökülürken görürüz. Ya inşallah kimse ağlamaz. Ben burada oturup ağzımı açsam derim ki kız haklı. Ve yemin ederim kıza saygısızlık olmasın aşkım, diye. Aşkım biz bu filmi izledik Leyla. Burada. Bu kitabı okuduk, bu filmi de izledik bebeğim. Aynen. Parazit ne ya? Ay, çok haklısın bu arada. Daha bu sabah konuş. geldin. Ben Murat'la konuşuyorum. Yani biliyorsun bunu. Geldin yanımla böyle yaptın. Ya bu editlerde bir bitmiyor sen ya dedim. Sen çok iyisin biliyor musun? Meç, bak yemin ediyorum Murat'la çok güzel meç olacaksınız. Bak Leyla, salağa yatma. Bak, yemin yatma, ediyorum Murat'la çok güzel yatma meç olacaksınız. Ya bak sen artık benim meçlerim hakkında yorum yapmayı bir bırak. Şşş. Tamam mı? Ben bu kadar yükselmem geldiğim günden değil, beri. Bak insanların aklına girerek yapma burada bir şeyleri. Yapıyorsan yap. Abi bu kadın beni niye konuşturmuyor ama ha? Ama aklıma girerek yapamazsın. Bir sus anlatabilir aklıma miyim? Aklıma yalan bak, anlatıyorsun ki çünkü. Tamam açmadın mı şimdi bana Murat'ı kötüleyemiyor tamam mı? Hani beni manipüle edemiyor. Bu sefer ilişkilerinin güzel kısımlarından konuşmaya başlıyor. Ya kardeşim benim. Ben geliyorum orada 10 dakika kıyafetimi giyiniyorum. Çıkıyorum saça makyaja geçiyorum. Git yan tarafta anlat. O anlarımı buluyorsun. Sürekli bölümlerini izleyip benim yanımda ağlayıp beni manipüle etmenin bu böyle çıktı işte bu narsist şöyle böyle her yerde söylüyorum diyor. Tamam okey. Niye benim yanımda sürekli konuşuyorsun? Ben senin benim ilişkim hakkında, yaşayacağım ilişki hakkında bana yorum yapmanı istemiyorum dedim. İstemiyorum abi. Tamam dedi. Bu sefer yorum yapmayı bıraktı. Bu sefer yanımda sürekli bunları konuşuyor. Bak Leyla'nın sürekli iyilik meleği gibi dolaşmasından, sürekli ağladığı için mağdur olmasından ben çok sıkıldım. Evet İlayda, dinliyoruz seni. Öykü Hanım, ben içten pazarlıklı biri değilim. İçime bir şeyleri atıp kalkıp bir anda patlatacak biri değilim. Ama ben biraz sabırlı biriyim. Ben sabrettim. Artık sabah kulüste benim moralim bozuldu. Olabilir, dediğim gibi ben o sıra mesajlaşıyorum. Denk de gelmiş olabilir. Ama ben artık denk geldiğine inanmadım. Ve geldim buraya, bakın izledik az önce. Yüzüm gülüyor, böyle yapıyorum. Parazit diyorum, gülüyorum. Kendisi gidiyor, devil evin diyor, gülüyor. Ben parazit diyorum, gülüyorum, hemen çıldırıyor. Ya sen konu Murat olunca niye bu kadar çıldırıyorsun? Madem vazgeçtin, madem bu ilişki bitti. Madem sen onunla ilgili hiçbir şeye karışmayacaksın. Murat'ın meclisi geçse çıldırıyorsun ya. Vazgeçmiş bir kadın gibi davran. Hala peşinde dolaşan bir kadın gibi davranıyorsun ve kötü gözüküyorsun. Sadece gülüyorum sana. Öykü Hanım, İlayda diyor ya sürekli Leyla'nın işte bak bana böyle de yapmış, öyle de yapmış, narsist diye. Sürekli zaten Leyla bunu kuliste dile getiriyor, izliyor çünkü bölümleri. Ama İlayda şunun farkında değil. Eve sonradan dahil oldu. Ve senin tanımak istediğin adayın senden önce bir geçmişi olabilir. Tamam, bu geçmişim. Gerideki, beni bir dinler misin, ben konuşuyorum. Geçmişteki kadında bu yara bırakmış olabilir ve yayında olmadığı takdirde senin olup olmayacağın yerleri ayırt etmek zorunda değil. Rahatsız oluyorsan sen uzaklaşacaksın. Bırak kız bari arkada rahat acısını çeksin. Ayrıca parazit çok saygısızca ve çok rahatsız edici bir kelime. Ben asla doğru bulmuyorum. Tamam, tamam lan. Devil, evin, bilmem ne. Onların Murat, İlayda, onları seni ilgilendirmiyor. Leyla, aferin. Aa, aferin. Seni ilgilendiren bir konu değil. İkisinin arası. Hayır, ona Murat, Murat cevap versin. Yok, saygıdan bahsediyor ya. Hayır, senin lafının Murat'ın karşılığı o değil. Murat'ın da kadınına laf ediyor Leyla'nın. O zaman onun saygısını da konuşalım. Ne alaka ya? Seni duyuyorum buradan, tamam? Bağırma, seni duyabiliyorum. Allah buradan. Allah, Buse. Gerçekten mi? Gerçekten. Şöyle. İlayda'nın şimdi izledikten sonra o ara kaçırmıştık biz ama izledikten sonra daha net gördüm. Burada gerçekten Leyla duruyor. Yani ilk defa girmeden oturuyor konuya. Biz hepimiz ekranı görünce şöyle hareket yapıyoruz. O da sadece gülümsedi. Bu Murat'a imalı bir gülüş değildi. Kendisi parazit diyerek başlattı. İçeride dolmuş dolmuş gelmiş belli ki bir şey atayım da burada patlak versin diye kurulmuş gelinmiş yani. Ben öyle düşünüyorum. Burada Murat'ı niye savunuyor onu da anlamıyorum. O evil devil bilmem neler, onlar Murat'la olan şeyinde kaldı artık. Saygıdan bir de üstüne daha yeni gelip... Saygıdan bahsettiği insan Leyla, yani zekalı. Leyla. Buse konuşuyor. Evet. Üstüne ilk başlatan tarafın zaten İlayda olduğunu görüyoruz burada. Gerçekten bir şey yapsaydı zaten ben yine kimi savunacağımı biliyorum yani. Burada oturuyor bir de üstüne bir ikincisi yine dolup 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 gelip de şimdi
bana göre bu da saygısızlık. İki gün önce gelmiş birisi için. Bence hani onun üstüne vazife değil bu cümleyi kullanmak. Allah korkma Allah, Leyla. Neden? Elenmeyeceksin. Tamam korkma biz kazandık gibi bir cümle kurup kışkırtıyor daha çok. Yani şimdi... Çok yanlış. Yani çok bu cümleyi kurmak ne alaka? Murat burada ne alaka? Senin Murat ve bu üçlüyle bir meselen varsa çekeceksin kenara. Diyeceksin ki Leyla ya sen tepki bile verme. Ben bundan rahatsız oluyorum. Ya sana sormayacağım tabii ne yapacağımı. Oğuzhan. Peki hanım ben bir dakika müsaade isteyecektim de o yüzden. Çıkabilirsin. Başka yorum yapmak isteyen var mı? Ben... Yani ben... Ay pardon. Ozan'la sonra Aynur'a gelelim. Şöyle bir yorum yapabilirim. İlayda ilk eve geldiğinde, kendini tanıttığında, aklı başında nerede ne konuşacağını, ne yanıt verebileceğini gayet iyi başarabilen bir kadın olarak yorumladım. Ama bugünkü gördüğüm o görüntüyle çok tezat bir İlayda gördüm. Yani gerçekten kameralar geldi mi hepimiz böyle bir kendimize bakıp bir şekil şimal yapıyoruz. Gülümüş saçımız, saçlarıyla oynuyorlar vesaire falan. Tamamıyla öyle bir hareketti ve bir anda İlayda'dan beklemeyeceğim bir şekilde parazit de girdi. Ama çok sinirlenmen için bir sebebiyet olmaz. Ama anlatıyorum ya arkada da olan şeyler vardı. Arkadaki diyorum, olay da bana geçmedi. Hani basit bir şekilde şey olarak ifade ediyor. Sen Murat'la editimi yani gördüm. Üf, bu editlerde artık beni negatif anlamda söylüyor bunu. Yani normal değil mi sizce de? Hoşlanmadığın bir edit gördün mü? Yani üf dersin. Öyle demiş yani. Bunda ama bana acı çekmediğini söylüyor ya vazgeçtim diyor ya. Ben de bana inat yaptın. Murat için acı çekmiyorum. Yani... Anlamadığınız şey bu. Kolay şeyler yaşamadım İlayda. Bak beni geriyorsunuz yine ya. Sakin ol. Gülerken Yeliz'le konuştuğu zaman da pat diye ekran geliyor. Domuz gibi somurtup mu oturayım? Bu sefer de diyecekler üzülüyor musun konuşmalarına? Tamam sakin ol. Aynur. Sakin ol. Sadece ettiği hakaretten dolayı şu an suçlu duruma düştüğünü düşünüyorum ben. Ama genel olarak arkada hani ben kimseye telefona bakmış etmiş ortaya koymuş onları takip etmiyorum. Böyle bir şey tanıkta olmadım yani. Çünkü hazırlanıyoruz. Ya Leyla da bu konuda artık o kadar çok konuşuyor ki bak şu anda da ağlıyor. Ya bu da o kıza ne diye geçiyor. Demek ki bu kız hala aşık diyor. Biz bile böyle ya düşünüyoruz artık. Ya hissedebilir. Hissetsin peşinden. Zaten seçen seçmiş. O seçmiş. Leyla'yı niye bu kadar umursuyor? Görmezden gelsin tepkisini de şeyini de bizzat baltalamıyorsa. Ha, bizzat girip de ikisinin arasına bir şey yapmıyorsa verdiği tepkiden, ağlamasından, burada bağırmasından, çağırmasından bıraksın salsın yani. Kimse kimseye burada duygularıyla şey yargılanamaz arkadaşlar yani. Fikrini İki günde geçiriyor. De burada kimse unutmak zorunda da değil. Demek ki bu kız gerçekten bir şey hissetmiş ve uzun sürecek belli ki. Biz de bunu yaşadık yani hepimiz yaşıyoruz. Görmesin, bakmasın, Murat'la olan iletişimine devam etsin, ilişkisine baksın yani. Şu an baskı altında iletişimde kalmaya çalışıyor gibi ama görünüyor. Ama baskı yok. Çünkü. Şu an baskı mı yaptı bu kız? Yapmadı bir şey yapmadı. Arkadaşlar yaptınız ya daha dün bunu noktaladık ya. Düne kadar bir konuşma, bir manipüle etme tamam, vardı ya. Tamam ama şu ana kadarki kısımdan bahsediyoruz. Ya şu ana kadarki kısımdan bahsediyoruz. Günaydın'da bir anda Leyla... Peki bir pardon bir şey soracağım. İlayda'cığım düne kadar manipüle ederken biz neye şahit olduk? Ne yaşadınız? Hayır Öykü. Zaten dün bir bugün iki konuşmadınız Murat'la. Zaten öyle. Hayır işte ondan bahsediyorum. O direkt ilk daha bir yan yana verilmemizle başladılar ya konuşmaya zaten hani. Ha, ya oturduğu yerde ya şimdi Leyla'nın burada bakın çok atladığınız bir şey var. Bunu kritikte de konuşmadık atladık. Burada konuşalım söyleyelim. Leyla onu oturduğu koltukta yanındakine söylüyor. Diyor ki işte yani kızı da mahvetmese bir şey dedin orada. Güzel kız harcanmasın de diyor. Yani kötü. Bunu orada söylediği için gelip de sana söylüyor. Yani ilişkiye girmek için söylemedi bunu. Bu detayı arkadan atlamayalım. Bugün böyle galada gözükmesin. Tamam sonra çıktık hani buradan çıktık. Ha, sonra o kapıda ha, oradaki o Murat'ın kapı, şahit oldu. O başka. O onda kapı, tamam. E tamam ama siz yani açıkladıktan sonra biz onu da kapatma, görüştükten tamam, sonra tamam. En çok konuşan sonra ben üçüncü de. Tekrar burada siz geldiğinizde kritikte tekrar orada biz verdiniz ya bize ekranda yan yana yine oradan kavga etmeye başladı yine aynı şeyleri söylemeye başladı. Murat İlayda, da susmuyor tamam, ki İlayda. Ben Murat'la niye kavga ediyor demiyorum arkadaşlar bak ben yine söylüyorum.
bana hani bana anlattığı zaman ben yoksa kendi başına tabii ki yorum yapabilir. Ben bana karşı anlatmasın diyorum. Dışarıda da burada da biz bu konuyu oturup ben Murat'ın eski sevgilisinden Murat'ın nasıl biri olduğunu öğrenmeyeyim dedim sadece. Tamam. Sabah da yaptığı şeyi ben bilerek yaptığını düşündüm. Tamam bilerek yapmadıysa bilerek nasıl yapabilir tamam. Hayatım? Hayatım. Kelebek onu demiyorum. Onu demiyorum. Polisten bahsediyorum. Gelip telefonu ne Murat'mış be. Vallahi. Ay vallahi. Hayır ben gerçekten değerlendi. Ama bu arada bitti, kulisli. Tamam bitti. Bence geceden Murat'la telefonda falan konuştuysan. Konuştum var bence de. Büyük bir ihtimalle bir yükseliş, bir kışkırtma, bir şey oldu. Bir görüntülü konuşmuşlar. Bir dakika sen dolduruşa falan gelip de şu an bugünkü patlamanı sen evet. Bugün bu yüzden yaşadın. Ben sabahları böyle bunu söylemek istedim, bunu da söyledim. Dün yani sakin konuştunuz mu İlayda? Dün çok sakin tepkiler veriyorum. Evet. Bugün ben işte Murat bu. Ya Murat'la konuştunuz mu İlayda? Hayır Öykü Hanım lütfen. Ben şu an kendimi ifade edemediğim için. Sadece size biliyorum yani. Biliyorum anladım. Anladım. Kendimi şu an çünkü birçok insana aynı anda kendimi anlatmaya çalışıyorum. Okey ben haklıyım. Beyler sakin. Gerçekten bu kadar insana ben bir şeyi açıklayamam yani. Bu kadar insan söylüyorsa doğru söylüyordur. Tamam. Yok ki herkes farklı bir şey söylüyor. Herkes fikrini söylüyor. Herkes aynı konuda birleşmiş de bir şey söylemiyor yani. Evet. Sana karşı bir durum yok şu anda bu yani doğru. Ya evet, bu bunun mesela, tepkisi evet, değil İlayda. Herkes üzerime geliyor tepkisi yapma. Yok hayır. Öyle bir şey yok. Herkes anlat. Ayrı ayrı fikrini kesinlikle söylüyor. Kesinlikle gele de bilirler hiç problem değil. Ha gelemezler hiç canım öyle bir şey gele olsa de bilirler. Ben hayır, sadece şu an kendimi değil. İfade edemiyorum. Ve şu an şey hani iç saygısız işe saygıdan bahsetti. Şunu etti bunu etti. Aynen. Ya burada objektif yorum yapılıyor. Dün de mesela düne kadar da sana hak verdik ve senin yanında olduk. Evet manipüle evet. Olmak istemeyebilir dedik. Yani hak vermenize ya da yanımda hani, olmanıza ihtiyacım yok. Al işte yok. Böyle da şimdi ben nasıl yükseldim? Her şeyin de yani nasıl yükseldim ki? İletişim kurulmuyor yani. Burada gerçekten Allah her an her şekilde olumlu ya da pozitif bir desteğe bir omuza ihtiyaç vardır İlayda'cığım. O yüzden tepiyor bizi sürekli yani. Şey yapma yani böyle ben tek başıma yeterim gibi düşünme. Öyle bir mücadele, gereksiz bir mücadele girme yani. Burada herkesin herkese ihtiyacı var. Şu anda kırgın olduğun için evet, böyle bir tepki verdiğini düşünüyorum ama şöyle bir baktığın zaman kendi öz eleştirini yaptığında da sen zaten bunu dile getirdin herhalde değil mi? Oradaki parazitle ilgili kendini bir eleştirdiğini düşünüyorum. Söyledim kızlarla otururken. Bir daha istersen söyle herkes duysun. Erkekler duymadı çünkü bu o konuyla ilgili üzerine geliniyor şu anda çünkü. Evet. Varsa söylemek istediğim bir şey. Beyza ve Hasret'le konuşurken söylediğim şeyin çirkin olduğunu, hı hı. Aslında gülüp geçse bir şey olmayacağını ama gülemeyeceği bir şey olduğunu düşünemediğimi söyledim zaten bunu. Ama problem değil yani. Ben öyle. Canım, ben dönüp bana parazit mi dedin dediğim zaman şaka yaptım çok dedi yükseldin. Ya. Çok yükseldin. Dönüp dese ki çok ya o anlamda söylemedim Leyla ya reklam anlamında söyledim dese Leyla yani herkesin tarzı Leyla senin gibi olmasını bekliyorsun hayatım. İşte şimdi de böyle olur işte. Bırak herkes senin yani. Gibi tepki hani vermek zorunda değil burada. Ben burada aşkımdan ağlıyormuşum ya sürekli bugün ağlamamı da dile getirdin ya insan bazen içindekileri anlatamadığı için sinirinden de ağlıyor. İfade edemediği için de ağlıyor. Leyla'cığım bir şey söyleyeceğim az önce konuşurken de bak şimdi İlayda'ya da haksızlık etmeyelim. Konuşurken hiç olmayacak bir yerden gene başka bir cümle kurdun. Ben bırakmasam biz aşkımıza devam ederdik gibi bir cümle kurdun. Ben vazgeçmeseydim yine devam ama yani ederdim Öykü Hanım. Bu demek ki bir duygu var orada biz hala. Devam edecek yani bu, ya bunu arkadaşlar zaman, ağzımda diyorum ya vazgeçmese. Demek ki bunları görüp vazgeçmişim değil mi? Ama aşkımızdan yani, kastım ki ilişkimiz. Hani ben bırakmasam sen kimsin yine geldi. Hayır öyle değil. Hayır, hani diyor ya aramızda hani bozmaya çalışıyormuşum gibi görünüyor ya. O yüzden demek isteseydim yani. Zaten devam ederdim üstüne ya da o da isteseydi. Çekerdim bu çile yani gidiyor ya. O ben istemeyi kastetmiyorum. İkimiz de isteseydik bunu bir şekilde onarıp normal bir aşamaya getirebilirdik. Ama bu aşamada işte aşama diyorsun aşamada söylenecek bir cümle değil tamam, ya. Ama bitmiş gitmiş var. Ve tamam diyorum işte. Ki üstüne alınma böyle düşünmüş ol hala yapıcı başlıyorum bir şeyleri anlatırken. Hala ben suçlu durumuna düşüyorum onun gözünde. Murat. Öykü Hanım bugünkü olay hakkında sadece şöyle yorumlayacağım. Biz dün görüntülü konuştuk İlayda'yla. İlayda bana şöyle bir uyarıda bulundu. Hayır dedi. Konuşuyor musunuz dedim. Hayır dedi. Yok evet. O an. Peki. Yok görüntülü konuştuk biz. Evet. Hayır. Ya an belki soruyu yanlış anlamamıştır. Ne alaka? Neden ters düşelim ki böyle bir şey için?
Bana şöyle bir uyarıda bulundu. Leyla ile alakalı yorumda bulunmanı istemiyorum dedi. Hani tamam şu an arkadaşız ama hani ister istemez rahatsız edici. Artık hani sen nasıl Leyla'yı söylüyorsan hani sen de artık girmemelisin dedi. Ben de tamam zaten ben girmiyorum. Zaten konu kapandı daha da girmeyiz dedim. Bugün Kelebek'te Leyla'nın ekrana verilmesi sonrasında İlayda'nın parazit demesi bana göre yanlıştı. Yani çünkü teşekkür, beni uyardı. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Bir aydır benim başaramadığımı İlayda başarmış. Çok teşekkür ederim. Gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bu da mesela tuhaf. Yo çok da gerçi bunu o kadar bir gün merak ediyordum ki acaba bir gün savunulacak mıyım? Çok teşekkür ediyorum. Bunu yani canlı gönülden söylüyorum. Sen hala bir şey bekliyorsun. Sen savunulmadın ki. Hayır. O şekilde söylediği için teşekkür ediyorum. Sadece yanlış yaptığını söyledi. Ekranda parazit dediği zaman ooo yapıp böyle gülmesini tabii ki de es geçmiyorum. Ama Murat seni savunmadı şu anda. İlayda'nın davranışının yanlış olduğunu söyledi. Murat seni savunma yapmadı. Hakkını verdi diyelim. Şaşırtıcı işte. Babalar. Ya konuda sen olduğun için değil. Bunu tamam yine de teşekkür ediyorum. Şaşırdım çünkü. Evet Murat devam et. Varsa söyleyeceğin devam. Başka bir şey yok Öykü Hanım. Yani sadece yanlış olduğunu belirttim. Zaten erkekler evinde de konuştuk. Ya İlayda'yı doldurdun mu? Ne yaptın? Yok Öykü Hanım. Hatta hayır, Öykü Hanım, konusu gerçekten açıldığı zaman kapatmaya çalıştım ama zaten öyle. 30 saniyelik bir şeydi. Sadece konuya dahil olma dedi. O da olmaz zaten bu saatten sonra dedi. Bu kadardı yani. Arkadaşlar söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey yoksa öyle devam edelim. İsteriz. Saygılı evet, bir beyler şekilde iletişim kurmayıp ve muhatap olmayalım lütfen. Ben bunun için elimden peki, gelen her şeyi yapacağım. Peki o kendiniz koyacaksınız tabii evet ki. Şimdi söylüyorum tatlı tatlı lütfen. Evet ben de tatlı selamla şekilde sana söylemiyorum. Şöyle bir şey ekleyeyim o zaman. Selamlaşmak bile yapmayalım işte. Yani belli ki çünkü bu aralar birbirimizi yanlış anlayacağız. Peki. En azından sakinleşene kadar İlayda'yı kastediyorum. Peki. Çok her tarafla ilgili. Çok doğru bir karar. Doğru bir karar. Evet. Doğru peki. Karar. Hazır mısınız? Allah hazırız billahi hazırız. Değiliz. Geriliyorum. Sevgili izleyiciler, açık oylamayla şimdi koruma altına alacağımız yarışmacıları belirleyeceğiz. Hemen hatırlatalım. Ateş, Hasret, Oğuzhan ve İlayda arkadaşlar. Görkem geri dönüş olduğu için ismi yazılabilir. Onu bir kez daha hatırlatalım. Peki kızlarla başlıyoruz. İlayda. Berke. Yeliz. Berke. Aynur. Ozan. Ozan. Hasret. Berke. Rümeysa. Berke. Dilara. Berke. Berke 5. Buse. Mert. Mert 1. Berke 5, Ozan 1, Mert 1. Nihle. Oğuz. Oğuz 1. Beyza. Bat. Leyla. Berke. Son oyla da Berke 6 oyla kızlar evinin koruması altında arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Evet, erkekler bakalım kimi koruma altına alacaklar. Berke. Mert kardeşim için Buse diyorum. Mert. Buse. Yine Mert. Benim oyun belli zaten. Buse 3. Görkem. Aynur. Murat. Buse 4. Buse 4. Ozan. Rümeysa. Oğuz. Buse. Buse 5, Aynur 1, Rümeysa 1. Ateş. Buse. Buse 6, Aynur 1, Rümeysa 1. Bat. Beyza Nur. Son oy Oğuzhan'dan. Leyla. Leyla 1. Buse 6 oy. Aynur, Rümeysa, Beyza ve Leyla birer oyda kaldılar. Buse de bu hafta koruma altında elenmek üzere. Teşekkür ederim arkadaşlar.
Hemen. Çok yakışıyorsunuz. Hemen bir sayalım. Ateş, Hasret, Oğuzhan, İlayda, Buse ve Berke. Bu hafta koruma altında arkadaşlar. Birazdan oylamaya geçeceğiz ama oylamaya geçmeden önce madem konuşmama kararı aldınız, ben sizin ne bileyim bir helalleşmenizi de isterim Leyla ve Murat. Affet beni yapmak ister misiniz? İstemiyorum. Varsa hakkım helal olsun. Yapmayalım, problem yok. Benim affedeceğim bir kendimim, kendime de her gün affet beni diyorum zaten. İçinde kalan söylemek istediğim bir şey yok mu ya yok, da yani? Yok, teşekkür ederim. Bilmem, bu hesapları kapatarak hayata devam etmek yok, daha... Yok, ben hani kapattım zaten bu şekilde. Kendimi affederek iyi olarak kapattım. İyiyim. Murat? Varsa hakkım helal olsun. Problem yok. Teşekkür ederim. Peki. Hazırsanız kısmetse olur aşkın gücünde eleme oylaması başlıyor. İlayda. Şu an bir şipi yok ve evde çok kendini gösteremediğini düşünüyorum. Umarım dışarıda çok mutlu olursun. Gitmesen iyi olur tabii. Berke. Çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. İnsanların ilişkilerine karışmaya devam etmeyeceksin. Beyza. Yeliz. Küçük bir mesaj. Mert. Umarım sadece boş oy neticesinde kalır. Aynen. Mutsuz olduğunu hissediyorum. Çok pasif kalıyorsun. Üzülerek seni yazıyorum. Mert. Leyla, seni çok seviyorum. Ama artık içeride üzüldüğünü düşünüyorum. Burada mutlu olacağını da çok düşünmüyorum. Yani sırf seni düşündüğüm için yazdığımı bil. Ekstra bir kötülüğüm de yok. Ama içeride tamamıyla kötü bir elektrik aldığın insanlar oluyor ve bunların devamında da sıkıntı yaşayan bildiğim için seni yazıyorum. Hasret. Arkadaşım sanıp sana yardım ettim. Karşılığında böyle bir nankörlük beklemiyordum. O yüzden seni yazıyorum. Kırıl. Görkem. Beyza çok konuşuyor ama boş konuşuyor. Birazcık kendi ilişkisine bakması lazım. Her yerde de bunu yazacağım. Şimdilik yanıma alıyorum. Rümeysa. Mert, seni yazıyorum. Arkadaş olarak seni çok seviyorum. Burası için fazla duygusal ve kırılgan olduğunu düşünüyorum. Mutsuz olduğunu hissediyorum. Üzülerek seni yazdım. Murat. Seni görünce midem bulanıyor. Artık seni görmek istemiyorum. Dilara. Bat, ödeştik. Ozan. Seni kimsenin yazacağını düşünmüyorum. Boş oy amaçlı atıyorum. Bilgin olsun. Buse. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok iyi birisin. Fakat senin burada mutlu olduğunu düşünmüyorum. Şöyle de belirteyim. Bir kılıç. Üzülerek yazıyorum. Dışarıda daha mutlu olacağını düşünüyorum. Oğuz. Umarım gidersin. Burada şeytanlığına devam etmezsin. Çok sıkıldım benim ilişkilerime karışmandan.
Kendine iyi bak. Hissediyorum. Gideceksin inşallah. Nihle. Gitmeyecek zaten. Boş ol. Ateş. Beyza. Bu evde bir meç bulabileceğini, biriyle tanışabileceğini düşünmüyorum. Aslında seni çok seviyorum ama bir kısmet olur ruhunu taşımıyorsun. Mert yazıyorum. Seni yazmayı çok isterdim ama bunu kendime saklayacağım. Sana özel olarak hediye edeceğim. Görkem, GH'ı unutmadım. Ucumu kopardım, o kol neydi ya öyle? Allah kahretsin. Ne oldu? Benimkini orada göreceksin tekrar sen. Hı? Benimkini orada göreceksin tekrar. Sağlık olsun, canın sağ olsun. Ne diyeyim? Kanka, tren gibi gidiyor, kopmaz mı? Niye verdim böyle bir şey, ben anlamadım. Şöyle Öykü Hanım, ben ilk hafta elendiğimde altına GHI yazmıştı ha. Ya Görkem Hanışık. Yazmasam çatlardı. Yine sen ve Beyza. Lan ne komiksin. Kapatık Beyza. Bat. Leyla'cığım seni arkadaş olarak seviyorum, bunu biliyorsun ama cidden artık kafam kaldırmıyor. Leyla. Özür dilerim, seni çok seviyorum. Gitmeyeceğinden de eminim. Oğuzhan. Oğuzhan gelirken kutuyu da getirirsen sevinirim. İlişkilere çomak sokmaktan başka hiçbir derdin yok. Bunu sen törpüleyemiyorsun. Elendin, geldin, hala bu hareketleri yapmaya devam ediyorsun. Üzgünüm, bu evde yerin yok. Sevgili yarışmacılar, bu hafta da kararlarınızı verdiniz ve tüm kararlar bu sandığın içinde. Hazırsanız sonucu hep birlikte öğrenelim. Mert. Beyza. Bat. Yazıklar olsun. Beyza. Bat. Arkadaşlar iki T var ya, hep söylüyorum lütfen. Leyla. Mert Kılıç. Leyla. Murat. Yeliz. Murat. Mert. Eski Mert. Mert 3. Beyza 2. Bat 2. Leyla 2. Murat 2. Yeliz 1. Beyza. Mert K. Leyla. Beyza Nur. Mert. Leyla. Leyla 4. Beyza Nur 4. Kızlarda bir eşitlik var. Mert şu anda 5 oy. Bat 2, Murat 2, Yeliz 1. Son 2 oy var sandıkta. Mert K. Erkeklerin adayı belli oldu gibi. Mert 6. oyunda, Beyza Nur ve Leyla 4'er oydalar. Bat 2, Murat 2, Yeliz 1. Son oy arkadaşlar. Bakalım bu son oy bize sonucu verecek mi? Yoksa eşitlikle mi devam ediyor? Leyla. Genel toplamı söyleyelim. Kimlere oylar gelmiş? Bat 2, Murat 2, Yeliz 1. Mert K 6,
Beyza Nur 4, Leyla 5. Erkeklerin adayı Mert K, kızların adayı Leyla. Sizi yerinize alabilir miyim lütfen? Evet, haftanın birinci, ya daha doğrusu haftanın favorilerini de, ev favorilerini de buraya alayım. Oğuzhan. Hadi Oğuzhan. Ve Hasret. Haftanın birincileri, favorileri yanımda. Erkekler evini korumak isteyen Oğuzhan, kızlar evini korumak isteyen Hasret. Ve adaylarımız erkekler evinde Mert ve kızlar evinde Leyla. Herhalde bu hafta hiç kondurmayacağınız isimler karşınızda diye düşünüyorum. Mert, seni dinleyelim. Öncelikle şu an burada beklemek daha gergin hissettiriyor. Umarım olsan evi koruyabilir. Şu anlık bu kadar diyebilirim. Kendi adıma kalmak ve devam etmek istiyorum diyorsun. Zaman zaman buradan gitmek istediğimi evet söyleyebilirim. Evet, öyle bir fikrim vardı. Fakat buraya alışmak tabii o kadar hızlı da söyleyebilirim. Aslında evet üzücü bir şey. Pek gitmek istemiyorum diyebilirim ben de. Leyla'cığım, şu an ne hissediyorsun? Şu an ikinci. Evet. Gelişin. Üzgünüm. Ama saygı duyuyorum. Bu kadar. İlkinden farkı ne bu seferin? Bilmiyorum. Murat yok galiba bu sefer. İyi böyle. Konuştum. Lütfen. Teşekkür ederim. Yorum yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Adaylarla ilgili. Belki. Öykü Hanım, geldiğim günden beri, ilk günden beri Mert'le birlikteyiz kardeşim. Yani beni yalnız bırakmasını istemiyordum zaten. Şimdi orada olması beni çok üzüyor. İnşallah Oğuzhan evi korur gitmez yani. Murat. Öykü Hanım, Mert ne kadar benim samimi olmadığımı düşünse bile ben umarım inşallah Oğuzhan evimizi korur ve Mert'in bu evde olmasını istiyorum. İyi bir adam. Karşısına Leyla var. Tek taraflı yorum yapmak istedim. Hiçbir şey söylemeyecek. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Oğuz. İkisi de benim çok sevdiğim arkadaşım. Bence burada olmayı hak etmeyen insanlar ikisi de. Mert'le de daha yeni konuşmuştuk. Tam hani böyle gerçekten böyle hani hırs yaptı kendince. Hani böyle iyice eve alışmaya başladıktan sonra buraya gelmesi, tekrardan psikolojisini etkilemesini istemiyorum. İkisi de kalsa keşke ama tabii ki de aynı evde olduğumuz için ve Mert'le çok daha yakın olduğumuz için Mert'in kalması için dua edeceğim birazdan. Teşekkür ederim. Belki. Öykü Hanım, ben Leyla için konuşmadım ama Leyla'yı da çok seviyorum aynı zamanda. Beni daha iki gün önce hatta ödülünü kazandı götürdü. Onun da kalmasını istiyorum. Ama karşımızdaki görüntüde yani birinden biri gitmek zorunda. O yüzden Buse, durum kötü. Öncelikle iki taraf için de gerçekten çok üzgünüm. Mert'i çok, yani her zaman da söylüyoruz zaten çok sevdiğimizi. Evet, burada bir adapte olamadığın, yani daha doğrusu Yeliz'den sonra biraz böyle bocaladığın hani bir dönem olduğunu düşündüm kendi bakış açımla. Belki daha iyi olacağını da düşündüm senin adına, dışarıda belki istediğini bulabilir tarzında. Şimdi Leyla evdeki en yakın arkadaşlarımdan birisi zaten. Onun adına çok daha üzgünüm. Çünkü ben onun burada kalıp Murat'ın tüm yaşattıklarına rağmen tam tersi mutsuzluğu kadar mutluluk yaşamasına şahit olmak istiyordum. O yüzden umarım yani biz evimizi koruyabiliriz demek istiyorum sadece. Leyla'cığım, var mı söylemek istediğin arkadaşlar? Teşekkür ederim herkese. Kızlardan yana biraz duygusallaştım da arkada. Hasret buradan bakıyor. Ağlama, bir şey söyleyeceğim. Evi biz koruyacağız tabii ki de. Hayır, hiç önemli değil. Hayır, hiç ağlama. Hiçbir şey sonsuz diye bir şey yok. Buraya gelirken nasıl ki geldik? Öyle de tabii ki de gideceğiz hepimiz bir gün. Sadece insan böyle arkadaşlarına alışıyor, biraz duygulanıyor. Bu aşama çok zor bir aşama. Daha önce yaşadığını biliyorsun. Yeliz. Kısmetse olur evinin bana kattığı en güzel şey Mert. Belki bir ilişki yürütemedik ama benim için gerçekten çok değerli, çok özel bir yerde. Leyla'ya da çok değer veriyorum.
tutamıyorum da kendimi, çok da gerginim. Bekledikçe benim için zaman daha da uzuyor. Çok üzgünüm. Umarım hayırlısı neyse o olur. Çünkü iki taraf da benim için çok değerli. Yeliz, Mert'le vedalaşmak ister misin? Yani sarılmak ister misin? Çünkü ya duygusal bir şey, ya bu beklemediğim bir tepki olduğu için soruyorum bunu. Mert ya ilişki yani, olarak Mert'le benim aramda bir şey olmasa da Mert'in gerçekten bendeki değeri çok fazla. O kadar centilmen ki. Ben de Leyla ediyorum. Tabii ki. Gel beraber zorla. Bu arada evet. Buyurun bana kalpten güzel şeyler denir de sen. Mert dur. Sırası değil. Buse'cim. Buse. Seni yerine alayım mı? Durun, daha vedalaşmıyoruz ayol. Hayır, ben sadece orada ya duygusal bir şey yakaladığım için sarıldım. Belki söylenmemiş bir şeyler vardır. O zaman da bir hareket olmadık. Biz koruyacağız çünkü. Hiç üzül, ben onlardan çok üzülüyorum Erkan'a. Hayır, üzgünüm. Yanında durmak istedim. Geriliyorum. Gerici. Gideyim mi yerime? Tamam. Teşekkür ederim. Bir Murat'la Leyla olamadık. Mert görüyor musun? Yan yana durup bekleyemedik. Murat'la Leyla olamadık mı dedin? Murat'la Leyla yan yana beklemişti ya onun esprisi. İstiyorsan yani. Bekleyebilirsin. Beklemek için geçtim. Bekleyebilirsin tabii tamam. Ki. Murat'la Leyla olamadık yani doğru bir temenni cümlesi değil gibi görünüyor. Yok yok hayır öyle bir, öyle bir niyetim yok zaten. Yani hocam. Şurada vedalaşmak için bile tek kelime edemiyor arkasından. Eğer yani öyle bir durum olursa hani bir helalleşmek o aşama çünkü yani ya olursa. Öykü Hanım burada söylemiştim zaten, tekrardan da söyleyeyim. Varsa hakkım sonuna kadar helal olsun. Sadece bu, başka bir şey bilmem üstüne yani, kullanmak istemiyorum. Bu anı daha önce sen de yaşadın, beraber yaşadınız hatta. Öykü Hanım bu konuda bir şey söyleyeyim. Tabii ki Hasret. Yani bu olay olduğunda bir gün sonra da bu evde biz tartışmaya girdiğimizde sen ve Leyla ayrıldığında ben yine bu konuya değinerek dedim ki yani senin yaptığın şovdu. Ve sen bana ne dedin biliyor musun? Bugün olsa ben bugüne aynısını yaparım çünkü o podada evet. Çıkıp durmak çok zor bir durum dedin. Evet. Ve şimdi orada oturuyorsun. Doğru. Dediklerimi tamamen tamam. Onaylıyorum. Hani, fakat evet aranızda bir şey geçmiş olabilir. Hı-hı. Kavga etmiş olabilirsiniz. İyicene yüz göz olmuş olabilirsiniz. Buna hiç kimse bir şey demiyor. Ama şu an sen diyorsun ya ben insanım. Ben ne olursa olsun yanında dururdum diyorsa. Sen yani gerçekten sana diyecek hiçbir lafım yok. Çünkü o kız buradayken sen orada tutup hani diyorsun. Ek hanım ben bir şey demem. Helallik veriyorum sadece. Yani hakkım helal olsun. Cevap verebilir miyim? No. It's not true yani. Öykü Hanım. Evet. Dinliyorum. Evet söylediklerimi tamamen arkasındayım. Fakat sonrasında yaşanan olaylardan ötürü o sensin. Bu da benim. Benim de karakterim bu. Sana göre yanlış olabilir. Bana göre benim doğrum budur. O yüzden hiçbir şekilde konuşmamak istiyorum. Anladın mı? Leyla'cığım var mı söylemek istediğin? Teşekkür ederim herkese. Mert. Herkese çok teşekkür ederim. Sadece şu anlık bu kadar. Yani şu an bir ilişki olmadığı için çok da yokmuş gibi de davranamıyoruz. Çok tuhaf bir ilişkiniz var, iletişiminiz var. Biraz en yani başından bu aileler de herhalde böyle bu şekilde değerlendiriyor değil mi? Yani annemler, annemin tüm akrabaları hepsi Mert'i çok beğeniyor. Mert de yani istiyorlar da, barışmanı evet. Da istiyorlar da. Hepsi Mert'i çok destekliyor. Şimdi giderse de konu nereye evrilecek onu da bilmiyoruz. Efendim Mert. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Burası gerçekten zor bir yer. Zor bir ev. Dışarıdan gözüktüğü gibi de kesinlikle değil. Ama bir o kadar da güzel bir yer. Gerçekten güzel arkadaşlıklar katıyor. Çok farklı şeyler yaşama imkanı fırsatı sağlıyor. Zor olduğu kadar evet. Ama bu evi bana güzelleştiren gerçekten Yeliz ve Berke. En başından beri bana bu konuda çok destek de sağladılar. Bir o kadar bütün arkadaşlarım da o şekilde. Her zaman bütün desteklerini hissettim onların da. Dediğim gibi zaman zaman gitmek istedim fakat yine de burada olmak üzücü. Ve yine de bir gerginlik yaratıyor. Peki Yeliz... şöyle sorayım. Yani gidiyor olsan Yeliz'e ne dersin? Gidiyor olsam Yeliz'e ne derim? Şöyle gözlerinin içine bakıp yani hani bir şey belki bekler, belki bir şey. Geri dönüşler belli olmuyor bu evde biliyorsun. Kaderimize varsa tekrardan birleşmekten bahsetmiştin. Eğer kaderimize varsa tekrardan ya burada da belki bir gün tekrardan birleşme fırsatı bulabiliriz. Mert. Umarım öyle bir fırsatımız olur. Mert.
Çok zor. Çok gerginim. Mert'e yani de bir şeyler söylemek istiyorum Öykü Hanım, müsaadenizle. Evet, tabii ki. Onları çok iyi anlıyorum. Umarım kalır. Vazgeçtim. Dinliyoruz seni. Mert'i çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yeliz'i de aynı şekilde. Belki de daha fazla. Umarım mutlu olurlar. Hak ettikleri aşkı yaşarlar ve senin kalmanı isterler. Umarım sen de mutlu olursun. Ay ben bu vedaları hiç sevmiyorum. Şimdi o kadar çok düğün çözülecek ki sadece haftanın birincisini söyleyerek evdeki tuhaf bir takım dengeler, taşlar, bir şeyler olacak. Birileri yalnız kalacak, birileri oh diyebilir. Biri, yani çok tuhaf bir an aslında bu. Biterken halbuki bir başlangıç aşaması. Keşke kalınsaydı da acaba yeniden alevlenir miydi, başlar mıydı? Burada olsa acaba yeni gelen bir aday olur da bir şey yaşanır mıydı? Yani bir sürü soru işareti sadece bir isimle burada çözülecek arkadaşlar. Yine enteresan bir gala yaşıyoruz. Derin bir nefes alalım bence. Bakalım. Bu hafta kısmet olur aşkın gücünde evini koruyan erkekler mi olacak yoksa kızlar mı? Sizler oylarınızı kullandınız, favorilerinizi belirlediniz. Oğuzhan ve Hasret evlerini koruma için şu anda rekabet halindeler. Kullandığınız oylarla ikisinden biri haftanın birincisi oldu. Bu hafta kısmetse olur aşkın gücünde. Evini koruyan, ödül çekinin sahibi olan haftanın birincisi Oğuzhan. Allah'ım sana şükürler olsun. Hasretçim, üzgünüm. Geçmiş olsun. Özür dilerim. Leyla ile vedalaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Hiç sorun değil. Lütfen ama böyle yapıyorsunuz. Daha çok ağlayasım. Hemen biz bu arada bakalım kızlar evi, erkekler evi. Sıralamayı bir göz atalım hep birlikte. Evet, kızlar evindeyiz. Hasret 6 oy, Dilara 3 oy, Aynur 1 oyla ilk 3 oluşturmuş sevgili izleyiciler. Hemen erkekler evine geçiyoruz. Oğuzhan 8 oy, Oğuz 6 oy, Mert Kılıç 3 oy almış sevgili izleyiciler. Erkekler evi de bu şekilde. Diğer oyları zaten hafta başında yarışmacılarımız alacaklar ve açacaklar. Bakalım kimler kimlere oy vermiş. Sevgili izleyiciler, zor bir gala geçirdik. Leyla ile vedalaştık. Evdeki tabii ki bu veda ile birlikte taşlar, dengeler hepsi değişebilir. Kimileri oh diyebilir dedik, kimileri de üzülebilir. Kimlerin üzüldüğünü ve kimlerin bu vedadan mutlu olduğunu hep birlikte göreceğiz tabii ki. Kader ağlarını her zaman kısmetse olur da kendi kararlarıyla örüyor. Dışarıdan bir etki yok, karar veriyorlar, oylarını veriyorlar ve vedalaştıktan sonra dışarıdan gelenler, evde kalanlar yaşama devam ediyorlar. Sizler de eğer tüm bu hikayenin içinde bir köşeye imza atmak isterseniz oylarınızı göndermeye devam etmelisiniz. Şampiyonu en sonunda o son sözü söyleyerek sizler belirleyeceksiniz. Kısmetse olur aşkın gücü, El Poder Del Amor uygulamalarımız, buralardan oylarınızı gönderebilirsiniz. Kısmetse olur aşkın gücü official Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz, productionhouse.com.tr'de. Burada yarışmak isterseniz, aşkınızı aramak isterseniz başvuru adresimiz.
Bugünlük bizden bu kadar. Hafta başına buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Us ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Us'lara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Us emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Us kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Us ailesine katılın.